çekim var dolayısıyla. Çekim var diye çocuğu içeri mi almamışlar? Astroloko bak, gezegenleri çarpıştırıp sokar bizim. Yiğit. Cenaneniz. Sizin cenanenizi s**rim. Bak böyle yeni küfür çok güzel. Bana bunu hatırlatır da Yeliz, olur mu? O zaman ver coşku. Hinç'in bu bölümünde acayip olaylar yok. Çok muazzam, harika, değişik konuklarımız var. Bir sonraki bölüm yılbaşı bölümü. Biz yılbaşı bölümüne hazırlanıyoruz. Bir önceki bölüm 3 saatti. Ondan önceki bölüm de 3 saatti. Sıkarsam biraz ondan önceki bölüm bile 3 saat olmuş olabilir. Artık okunu çıkarttık. Farkındayız. Birçok insanın çok işine geliyor bu. Diyorlar ki biz döndüre döndüre part part izliyoruz Pinch'i. Yani bir oturuşta bitiremesek de, ki bitiren de çok fazla, inanamıyorum ve tebrik ediyorum. Bitiremeyenler de ikinci gün izliyorlar. Bir hafta sonra izliyorlar. Bayağı biz yeni bölümü koyana kadar onu yaya yaya izliyorlar. Öyle ki birisi yazmış. Gerçekten yaşlandım, beyazlarım çıktı ama bölümü hala bitiremedim. O kadar da ebesinin o kadar da değil. Abartma. Ama evet, çok uzun yapmaya başladı. Kıyamıyoruz çünkü. Yaptığımız sohbetlere elbette kıyıyoruz. 5 saat olur kıyamasak ve biz bir dahaki bölümü çekemeyiz. Onu da biliyorum ama yine de kıyamadığımız için 3 saat program yapıyoruz. Ama biliyorsunuz Babala TV bir bütün. Babala TV içerisinde yarışma programları da var. Astroloji programı varmış, hiç haberimiz olmadı. Hiç haberimiz olmadı. Bir sürü böyle program var Babala TV'nin içerisinde. Doğal olarak şimdi oraya katıl butonu aç. Sırf hiç de rahat konuşamıyoruz. Gelin katıla da ortalığına koyalım falan diyecek de değilim. E zaten ekonomik şartlarda ortada. Doğal olarak biz de Pinch'e tek başına, kendi başına rahat rahat takılacağımız ekstralarla dolu 1,5 saatlik Pinch bölümlerin yanı sıra kamera arkasında neler yaşandığını da gösteren videolarla kendi YouTube kanalına yükleyeceğiz. Pinch'in artık bir YouTube kanalı var. Yani bu aslında burada çektiğimiz Babala TV'deki son Pinch. Babala TV'de bundan sonra yalnızca mevzularla ve denemek istediğim yeni formatlarla göreceksiniz beni. Artık konunun bizim için olan eğlence tarafını Pinch'in YouTube kanalına taşıyoruz. Hemen aşağıda linki var. Sabitlenmiş yorumda linki var. Benim Instagram'ımda şu anda hikayede linki var. Herkes, bütün ekip şu anda onu paylaştı. Önce bir abone olun. Hadi bakalım. Bekleriz vallahi. Çünkü dur, videoyu durdurayım falan filan. Uğraştırmayalım insanları. Bekliyoruz biz. Efendim? Zaptırapt altına alma insanları. Ne oluyor açınca bir de? Aa yok lan, oraya sadece Pinch'le ilgili. Ha Pinch'le ilgili. Çok seviyorsanız Pinch'i tabii ki zil sesini de açabilirsiniz. Biliyoruz sıfır bir kanalda Pinch biraz sendeleyecektir. Çok normal ama Babala'da bir gün sıfırdı. O ne diyor da yaptık. O ne diyor da bir gün sıfır değildi ama yakındı doğal olarak. Akacak kan damarda durmaz. Pinch her kanalda yine kendi gibi olacak. En azından birazcık daha rahatlamış oluruz. Bir sonraki bölüm Pinch bizim için çok önemli bir bölüm. Çünkü yılbaşı bölümü. Bizi yıllardır izleyenler bilir. Yılbaşı Pinch bizim için çok gelenekseldir. Çok eğleniriz. Çok büyük sürprizler yaparız. İşte o bölümle giriyoruz Pinch'in YouTube kanalına. Hepinizi bekliyoruz. Pinch bundan sonra Pinch'in kendi YouTube kanalında. Umarım şu an gidip abone olmuşsunuzdur. 10 bin kişi bile abone olsa bizim için iyi bir şey şu anda. İlk bölüm belki 50 bin izlenecek. Belki Pinch tarihi boyunca ilk defa trende giremeyecek. Ama önemli değil. En azından Pinch'in kafa olarak izleyicisi orada hep beraber başka bir şey görmeden eğlenecek. Panayır'a çevireceğiz. Babala'da da tabii ki diğer programlar, yarışma programları ve henüz hayata geçmemiş yeni formatlar sizlerle beraber olacak. Biz de mevzulara burada devam edeceğiz ve yeni formatlarımıza. Ama Pinch'in kanalına abone olursanız, Pinch'i seviyorsanız orada görüşürüz. Bu da çok sevgili tehdit gibi oldu ya. Hani bizi seviyorsanız abone olun gibi oldu. Tarikatlar falan dava açtı ya bana. Onlarca ölüm tehdidi aldım. Ne ölüm tehditleri ama? Normalde öldürmüyor İbn'e. Hani seni öldüreceğiz, iyi bir tehdit değil mi? Ama efendim senin 7 neler neler. Ne küfürler, hayatımda duymadığım küfürler. S**eri öldürecekler beni. Öyle kötü kötü şeyler yazmışlar. Bana koruma vermek istediler. Ben de dedim ki istemem. Gerek yok. Beni düşünsene mesela. Arkamda korumalarla dolaşıyorum falan. Lan kaybettik. Buradayım. Ha biraz kısa tamam. Tamam. Yanlış alarm tamam. Buradaymış. Hiç hoş gözükür mü? Pardüsülü pardüsülü adamlar. Ayrıca birisi birisini öldürmek istiyorsa onu 70 kişi de korusa öldürürler. Babam dedi ki oraya dedi. En iyi dedi adamlarımdan birini gönderiyorum. Ya dedim gönder. Hepimiz döver burada mesela, öyle düşün. Geldi. Tabii sorumluluğu babamdan almış. Beni de sever. Değil mi? Evet abi. Ha, beni de sevdiği için ebe şöyle girdi zaten. Oğuzhan abi seni vururlarsa babam ben is**. Konunun benimle bir alakası olmadığını anladım orada ben zaten. Artık böyle bokunu çıkarttım falan. Oğuzhan abi ne oluyor burada? Öyle şey. Oğuzhan abim üste çıksın. Ne oluyor lan? Bu kadar özen gösteriyor bana bir şey olmaması için. Galatasaray maçına götürecekler beni. Sevgili Hande Sarıoğlu beni Galatasaray maçına götürecek. Böyle bir seriye başlamışlar, video serisine. Ben de dedi geleceğim abi maça. Dedim o kadar abartma. Gerek yok. Çekime gidiyoruz zaten. Olsun abi dikkat etmen lazım orada. Ya dedim yok. Çakmak bakıyorum. Mahmut hemen şlaks ya benim çakmağım al. Abi benim çakmağım al. Tamam Miroğlu dedim ver a**ayım. Aldım çakmağını koydum cebime. Girdik arkamda bir grup var. Marsilya ile oynuyoruz. 3 tane gol atmışız. Kazanıyoruz. Öndeyiz. Taç atışına gelen çocuk böyle yaptı diye öldüreceklerdi.
birini öldürmeye gelmiş bir ekip var arkamda. Bir de nasıl bir anda moda girdiler biliyor musun? Bak maçtan önce daha maç başlamamış. Şöyle bir arkamı döndüm. Vaaa sanırım ne yaptın abi sen Galatasaraylı mıydın bilmiyorduk. Şık şık fotoğraflar bilmem neler. Toplu fotoğraf. Her şey güzel. Düdük bir çaldı. Kenar böyle oldu. Oh sanırım. Bir anda sahaya bakmaya başladılar. Ulan gol atıyoruz. Sevinirken Marsilyalı oyuncu topa vurdu böyle sinirlendi. Gol yediler çünkü. Vurmasın bu topa. Topa vurdu. Topa ne vuruyor lan? Oğlumun çocuğu üstümüzden çakmaklar uçuyor. Rusların füzeleri var ya. Çakmak geçiyor böyle. Sen lan topa mı vurmasın? Futbolcu lan o. Ne yapsın mesela? Çok sinirlisiniz. Yemedim de. Korktum abi 50 tane yarma gibi adam. Baktım millet sigara içebiliyor mu lan statta? Normalde yasal mı? Yasak. Dedim ki yasak. İhbar gibi mi olur? Ben bilmem. Öndeki dayılar yaktı önce. Kadınlar da var aşağıda böyle. Çok güzel. Aşağısı çok nezihti. Biz bir sınırdık. Bizim arkamızda öyle duran adamlar vardı. Arkamızda bir sürü insan. Baktım önden duman geliyor. Sigara kokusu. Oh, aldım sigarayı ağzıma yaktım böyle. Oh. Tuğrul dedi ki. Tuğrul sen bu arada sinir hastasısın abim. Özür dilerim ama bilmen gerekiyor. Bunun için doktora da gitmene gerek yok. Öndeki dayının kafasını ısırdın a**ayım. Top direkten döndü ya ilk pozisyon. Tuğrul öndeki dayının kafasını yedi. Tuğrul'un ne olur girin izleyin. Gol olduğundaki ağzına bir bakın. Aa verelim. Bak sana yemin ediyorum efekt mi abi yazan oldu. Gol! Neyse abi ateş uf şak yapıyorum. Arka taraf bir anda sessizleşiyor. Ben Tuğrul'un sigarasını yaktım. Ben de yaktım içtim falan. Arka taraf yavaş yavaş tekrar ses böyle maça dönmeye başladı. Tuğrul da delirmiş. Yine bir gol mü kaçırmışız bir şey mi olmuş? Abi yok. Yakıyorum moruk arka taraf sessizleşiyor. Özlem yanında mı? Getirmedik mi çakmağı? Ayağınız. Bu benim hayatımı kurtarmak için buraya gelen Mahmut bana böyle üzerinde de böyle Beşiktaş logosu olan bir çakmak vermiş. Lan bana bunu neden yaptın? Bana bunu neden yaptın ya? Kediye lazer tutuyorsun ya. Arka taraf aynen öyleydi. Çakmak. Böyle yapıyorum. Herkesin gözü çakmakta moruk. Beni öldüreceklerdi. Galatasaray atamadı diyelim 4 tane gol. Bak 4 gol atmış olmamıza rağmen ben çakmağı çıkarttığım an arka taraf bana kilitleniyor. Ya biz 4 gol atamasaydık orada? Konsere mi gidiyoruz ulan? Maça gidiyoruz. Böyle mi yapacağız kaçırılan golleri? Ben oraya çakmağı niye istedim senden? Neden istedim mesela? Seni babam hangi amaçla gönderdi bana anlatın. Öldürtüyordu beni ama 47 bin kişi gitmiş o gün. 47 bin kişi beni orada s**tti orada. Şu futbolla ilgili hayatımda birkaç kere dayak yedim. Bir tanesi çok ağırdı. Önceki bölümlerde var. Doğu Garajı'nda Antalya'da bir dayak yedim ben. Onu da beni Beşiktaş'lar dövdü mesela. Benim niye hayatımda her şey Beşiktaş'la ilgili ve dayak yemem böyle? Evde sigaralarımı kırıyor ya. Uzun yaşaması lazım. Bana niye Galatasaray maçına beni Beşiktaş çakmayla gönderiyorsun insan? Çok iyi hikaye değil. Bu benim geçen hafta yaşadığım bir olay. Ben böyle hikayeler biriktirmek istemiyorum hayatımda. Sevgilim var benim. Annesi, Pinç başladı mı? Tabii. Güzel. Hemen diğer parta geçsinler. Pinç'in YouTube kanalına abone oldunuz mu? Oldunuz mu? Olun. Teşekkürler. Pinç'in YouTube kanalı var. Pinç YouTube kanalı. Fırat Sobutay falan değil mi? Yukarı kaydırmalı atarsınız artık. Reklamını yaparım. Karşılıksız istedim ya. İnmeyin diş ocağa bak böyle. İki şey var. Birincisi annemler isteyecek bunu. Ben sigara içmiyorum. Sen hala 35 yaşına geldin a**ım. Hala sigara içmiyor musun? Hayır içmiyorum. Niye paket taşıyorsun o zaman? Hayır. Sevgili anne ve baba. Tuğrul uzun zamandır. Hatta sanıyorum üniversiteye başladığından evvel sigara içmeye başladı. Hala da içiyor. Çatır çatır içiyor. Rakı deseniz koymuş ortalığı. Bunun karaciğerinin yarısı sağda soldadır. Öyle söyleyeyim size. Ayrıca geçen gün dedi ki abi senin evde takılabilir miyim? Ben de arkadaşlarıyla PlayStation oynayacak zannediyorum. Kardeş ya. Çocuk gibi benim için hala. Bir girdim eve. Bak ben bir de kız arkadaşımla girdim ya. Eyvah. Yukarıdan Müjde'nin sesi. Anlatmayayım bunu. Bir dakika yok öyle. Müjde böyle bak. Bunlar ne? Bunlar ne? Ama olsun. Yine de bilinçli, sağlıklı bir kardeşimiz. Ya yılbaşında ben bu kadar balon görmedim. Ne yaptın a**ayım ya? Askerden mi geldin Yukarı bak filmi vardı ya ap. Evet. Ay benim ev havalanıyordu az daha a**ayım. Ananı s**ayım. Birkaç prezervatif kessin de düşerim yere diye. Aslanım benim koçum. Gülme ya abimin öyle zannetmesi lazım. İnşallah öyle bir şey yoktur. Olsun, olsun. İkincisi neydi? Evet Tuğrul, ikincisi neydi? Dur, onu da öğrenelim. Pinç başlıyor. Acayip beğenmişler Taş Aşk'la seni. Evet. Ve çok sevmişler. Ne söyleyeceksin? Buradan onlara bir cevap ver. Bir dahaki bölümde çok yakında gelecek. Evet, çok teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. Ben de çok mutlu oldum. Hepsini tek tek okudum. Kimse sövmediği için teşekkür ediyorum. Hiç yapıştırmamışlar. Ne tatlı, ne naif davranmışlar sana. Ama tek sorun şu, ben hiperaktifim arkadaşlar. Sabit duramıyorum. Yani senin durduğun gibi tek ona takılmışlar. En fazla o yazılmış. Hakikaten böyle oturdum ve böyle kaldım. Evet, evet, kadın hareketli kadın, enerjik kadın. Zaten o enerjiyi, o hareketliliği, o pozitifliği size yansıttığı için elbette siz de öyle yorumlar yaptınız. Bence bir teşekkürü hak ettiler. Çok teşekkür ediyorum. Hepsi devamı görüşürüz.
İnanılmaz. İnanılmaz. Evet, pinç başladı. Süper. Ben izin verirsem bir haber verebilir miyim? Tabii ki de. Bazı insanlar sağlık kontrolüne gidiyor. Deme deme, onu deme. Efendim, hani bilirsiniz burnumuza, damağımıza böyle çubuk sokarlar ya. Ucu pamuklu. Ha, bunu yalnızca burnumuza ve damağımıza sokmadıklarını öğrenmiş bir arkadaşımız sağlık kontrolünde. Allah'tan ben sokmadım. Ama ekipte sokanlar var. Yapan oldu mu? Ben bu kadar diyeyim. Ver bu haberi, ver. Kimler onlar? Birkaç çabadık. Çabadığın götüne çubuk mu sokmuşlar? Kendi soktu, kendi. Lan yemin ediyorum hiçbir haber bu kadar mutlu edemezdi beni ya. Kaan Kayacan. Kaan Kayacan mı? Seni de bir s**tiler. Kaan. Bu suç değil mi oğlum bu çocuk 98'li? Bu çocuk 98'li. Bunu annesi babası bize emanet etti. Ne yapıyorsunuz ya? Nasıl ya? Sen oğlum bir ara bir abini sor. Oğuzhan abi şu an elinde yağlı bir çubukla yaklaşan bir amca var. Beni ara. Bir uyarayım seni. Ama bir şey söyleyeceğim. Mahmut tuvalete girdi yarım saat çıkmadı. Anladın ki Mahmut abi yaptıysa ben de yaparım. Abi olay anlatıldıkça arttı ya. Böyle bir şey değil olay. Gel buraya anlat. Dışkı örneği için. Dışkı örneği için sıçarsın a**kıyım. Ne? Hemşire makatınıza sokun. Sokun falan demedi abi. Sürttürdüm ben sadece. E sen hani... Ben sokmadım, ben sürttürdüm. Hale bana kalma, ben sürttürdüm, ben sokmadım. Sezgi de sokanların arasında. Tuğrul görüyor musun? Bu bizim kuzenimiz ya, bu bizim elimize doğdu ya. Neler duyuyoruz? Abicim şimdi bize sakince, sakin, sakin. Evet, abartmadın abi, anlaştık. Sakin, gel şöyle ortamıza gel. Gel buraya, çıkar göster. Bak canım kardeşim, öncelikle merak ettiğimiz konu şu. Neden böyle bir sağlık raporuna ihtiyaç duydu benim ekibim ve neden benim haberim yok? Bunu merak ettim. Abi sigortayla ilgili bir şey olduğu için sağlık raporu almamız gerekiyormuş. Mahmut abi de dedi ki, şuraya şuraya gideceğiz, sağlık için bir şeyler yapacağız dedi. Ben de tamam da sağlık için. Sağlık için bir şeyler. Spor. Spor olabilir. Kaan böyle duruyor değil mi? Sağlık için duruyorum. Tıp adı altında gittik yani. Tıpa. Biz ekstra tıpa. Belki yanlış anlamışsın. Abi gittik, her şey düzgün gidiyordu. Olması gerektiği gibiydi. Kan testi vesaire. Sonra kadın dedi ki bana. Ay sinirlen bozuldu. Aman tadımız kaçtı. Böyle. Evet ya. Çok özür diliyoruz hepinizden bu arada. Çünkü Balıkesir tayfa böyle bakıyor. Aşkım biz her akşam yapıyoruz. Şaka yapıyorum. Abi kadın sonra böyle bir şey söyledi. Bilmem ne testi yapman gerekiyor dedi. Ben de bilmiyorum dedim. Böyle sessiz sessiz şey dedi. Çubuğu uzattı bana. Bu dedi. Ve dedi ki aslında çubuk yok. Kıvırıyor falan çubuk. Bu dedi makatına sokacaksın dedi. Ben de dedim ki ben böyle bir şey yapmak istemiyorum yani dedim. Sonra Mahmut abi dedim. Abi böyle böyle şeyler istiyorlar. Mahmut'a şikayet etmiş hemşireyi. Mahmut abi ben gecik bu. Korktum abi. Mahmut abi dedi ki ben 6 senedir yapıyorum dedi. Ben 6 senedir yapıyorum. Mahmut. Gerçekten sinirlerim bozuldu. Evet. Mesela bu işte ayıp küfürlü şeyler. İnsanları küfürle güldürüyoruz. Yok canım ne alakası var. Makat dedik o kadar. Götlemedik. Abi sonra Mahmut abi dedi ki ben girerim dedik girdi. Hayır sen değil çubuk girecek. Çubuk ol çubuk ol. Kaan'ın götünde Mahmut'un ayakları böyle. Ben girerim. Sen değil, sen değil. Çubuğa gerekiyor. İçeride ateş ediyor. Oğuzhan abime bir şey olmasın. En son ekip arkadaşlarımızın birinin içindeki birinden bahsettiğimde beni büyük s**tiler. Ben bu konuyu kapatırım. Ben bu konuyu kapatırım. Gel bakalım buraya. Abi Mahmut abi girdi biz de işte... Yeter. Mahmut nereye girdi? Mahmut abi lavaboya girdi. Mahmut'un huyu bu. Giriyor. Giriyor. Kaan'dan çıkıyor, lavaboya giriyor. Aa burada da rahat edemedim. Mahmut nerede ya? Yok saygılar reis. Biz de o sırada tartışıyoruz Sezgi, ben, Gürkan abi. Hadi nasıl bana olacak? Bana girsin, bana girsin. Hayır, bana girsin. Tamam s**tler. Bir program bu, ciddiyet. Sonra abi sıra sıra herkes girdi. İşlemi gördü. Sonra çıkarken de para verdik üstüne. Sonra da çıktık. Madem olan oldu. Yani artık Allah atmadığımız zevk kalmadı deyip... Ah, ne hissettin? Zevk almamalıyım, zevk almamalıyım. Yok ya bu arada makatınızı sokacaksınız demedi ya. Makatınızı süreceksiniz dedi. Hayır sokacaksınız dedi. Abi bana sürdürdüler. Ben bilseydim ben de sokardım. Ya benimki yanlış hatalı çıkarsa şimdi. O 25 dakika sıçmaya çalışıyormuş meğer. Çocukları da sıçmaya çalışıyorum deyip kandırdın mı Mahmut? Bu gitti ya. Bu gitti. Bu gitti. Oğuzhan abi. Bu gitti ya. Ben bunu nasıl alacağım?
Yok oradan olmaz. Sokmuş azıcık. Sonra tertemiz çıkmış demiş ki abi biraz daha sok. Cemalak döndürmüş içeride döndürmüş. Mahmut abi çıktı diyor ki... Nereden çıktı? Bence Mahmut onu götüne sokmamak için böyle koyup üzerine sıçmıştır bak söylerim sana. Siktir git buradan. Git buradan. Geçmiş olsun. Sonuçta bir şeyiniz var mıymış? İşte gelecek bekliyoruz. Ya ne olur sonuçları benimle paylaşın ya. Ne olursunuz paylaşın. Fazla sokanla sürtenin arasındaki farkı çok merak ediyorum. Ne çıkacak acaba? Aa! Ne oldu anlat. Senaryo gelecekmiş galiba. Okuyup sabah bir menajerle hemen şey yapacağız. Şimdi yazdı. Sen şimdi gidiyor musun? Şimdi diziye mi gidiyorsun Burcu? Hangi diziye gidiyorsun? Aynen. Rolün neymiş? Neymiş? Bilmiyorum daha dur. Bir oyuncunun şu anda hissettiği psikolojinin ne olduğunu belki oyuncu olmak isteyen. Belki Konya'nın bir köyünde elinde cep telefonuyla kısıtlı imkanlarda. Hatta şurada internet çekmezken elbise dolabının üzerine çıkıp internet çeksin de Oğuzhan abimin o güzel muazzur programını izleyeyim diyen gencecik oyuncu adayları var. Her sene izlediklerinde ben de bir gün Burcu gibi olacağım. Ben de bir gün karavanımda oturup hayır kahve değil aptal latte istiyorum diye bağıracağım diyorlar. Sen öyle miyim? Sen öyle değilse. Doğal olarak onların belki de hayal kurduğu bir şeyin nasıl olduğunu tahayyül edeceksin onlara anlatarak. O da burada bizi izliyordu. Bayağı. O da bizler gibiydi az evvel. Şu an değil. Şu an bir star. Şu an bir aktrist. Şu an bir... Balıkesir'den misafirlerimiz gelmiş. Pinch Pub açıldı zannedip arabaya atlayıp Balıkesir'den buraya bildiğiniz Pinch izleyicisi gelmiş. Hoş geldiniz. Selam. Yani Pinch izliyor musunuz normalde? Evet. Eyvah. Normalde bir İstanbul gezisidir. Ne gerçekten Pinch Pub açıldı diye mi geldiniz Balıkesir'den? Evet. Aman Allah'ım bunun hepsini soracağım biraz sonra size. O yüzden. Ünlülük kolay değil. Oradan bakıyorsunuz diyorsunuz ki o bunların yaşadığı da ne hayat falan. Bak kadın bu saatte kalkıyor gidiyor evine senaryo okuyacak sabah erken kalkacak. İşte bu saatte şimdi mi gelecek? Geldiğinde de sabah beni çağıracaklar mı görüşmeye? Bir de görüşmede ne olacak? Kimle görüşeceğim? Ne yapılacak? Kime oynayacağım? Ne oynayacağım? Üstüne ne düşüneceğim? Ne zaman ezber yapacağım? Sen bu işi bırak. Bak ben sana buradan yüzde vereyim. Senin belli ki canın sıkılmış bu konudan. Hayır ben işimi çok seviyorum. Ya sabah 80 milyon beni sevecek diye uyanmazlarsa tatlı bir şekilde işlerini de severek yaparlarsa oyunculuk bence çok keyifli. Ben işimi çok seviyorum. Ünlü olmakla oyuncu olmak arasında çok fark var. Çünkü şu an herkesin en büyük sorunu o. Beni tanısınlar, beni görsünler, beni herkes sevsin falan. Öyle bir şey değil. Gerçekten zor ama çok keyifli. Emek vererek, çalışarak bu işi yapabilirsiniz. Ya. Döndürsene beni senin yoluna. Pezeverki başlatalım yoksa arkadaşlarımız Balıkesir'den bizi görmeye gelmişler. Evet. Hoş geldiniz öncelikle. Sonralıkla. Sonralıkla da... O zaman bir iki haber okuyalım sonra sizi alalım. Neredeyse. Kapı. Kola. Şimdi böyle milyonların karşısında gerilmiyor ya. O çok sinir bozucu. Evet, gündemimizde birçok haber gene derledik. 8 tane falan yazdım. Tedavi için gittiği hastanenin önünden ambulansı kaçırdı. Alkol testinde 2 nokta... Alkol testinde 2.25... Tedavi için gittiği hastaneden ambulans kaçırmış. Doğru haber bu. Tufan yarattı burada biliyor musun? Anasını s**tma senin. Dur tamam, tamam. Alkol test. Ana bozdun. Bak insanlar bizi ilk defa kat montajlı izliyor. Hani buraları hep atıyoruz ya komik değil diye. Evet. Bizi rezil etme. Buraları hep atarız biz. Birebir yerinde görmeye gelmişler. Evet, doğru. Alkol testinde 2. Ama I yapmıyoruz gördüğünüz gibi değil mi? Yani normal konuşuyoruz. Aslında kestiğimiz yerler nereler? İşte buralar. Hani bana diyorlar hep ya konuşamadığı için kat montaj yapıyor. Yoksa var ya normalde konuşamıyor. Ben bunu bir canlı yayında gördüm. Hayatta konuşamaz. Gerçekten iki cümleyi yan yana getiremez. Dediler senin yüzünden. Neden? Kötü şaka yapıyorsun. Kesiyoruz o kıyım. Ben yokken niye kesiyorsun? Deme. Demiyorum ya. Deme. Asla. Deme koyamam. Kendimi bu kadar rencide edemem. Evet Berk ciddi ol ve haberleri okuyalım. Alkol testinde 2.25 promil alkollü olduğu belirlenen kişinin ehliyetine 6 ay el konuldu. Böylesi görülmedi. Avustralya'da bir yaban domuzu ormanda kamp yapan topluluğun biralarını çaldı, içti, sarhoş oldu ve ineklerle kavga etti. Ne dedi ya? Ne dedi az evvel? Avustralya'da bir yaban domuzu ormanda... Geldiler. Yaban domuzları biraları çalmış. Şempanzeler falan çalsanlarım da yaban domuzu nasıl bira içiyor? Niye içiyor? Neden? Mesela. Nasıl açıyor? Mesela. 18 tane çalmış. 18 tane iç. Ondan sonra ineklerle dövüş. Benim adım domuz soyadım haram. Kavga çıkarıyor. Evet. Yine Miley, yine Cyrus ve yine UFO'lar. Bu sefer ne oldu? Bu sefer de sevgili Miley ablamız UFO'ları. UFO'lar Miley ablamızı takip etmiş ama... O... Nereden? Instagram'dan mı? Hayır. Normal hayatta takip etmiş ama o da korkmamış. Sen olsan korkar mıydın? Siz sevgili Balıkesirliler, mesela evinize böyle uzaylılar geldi. Dediler ki biz geldik. Çok samimi cevap verin. Korkar mıydınız? Abi o kadar cevap vermediler ki. Evet ben de böyle korktum. Böyle şey yapacaklar zannettim. Siktir anladı. Uzay gemisi Balıkesir'e düşünce aktarmalı buraya gelmişler. Yok ne yapardın? Normal arkadaşlar bugün en beklediğim bir şey aslında direkt zombileri bekliyorum ama...
Hayatımda en sevdiğim film zombi filmleri biliyor musun? En sevdiğim. Çünkü insan öldürmek legal. Yani yaşlı teyze öldürebiliyorsun. Kimse kızmıyor sana. Neden? Teyze çünkü artık zombi, artık o değil. Böyle barınak yapacaksın kendine falan. Çok iyi. Zihnen zombi olduk hepimiz zaten. Uzaylı seviyorsunuz yani. Konu yine kaçtı. Yani. Konu hep kaçıyor. Ben de çok istiyorum. Varsa öyle akıllı bir uygarlık ama çok tehlikeli de olabilir. Şimdi düşünsene maymunlarla bizim aramızda bir kromozom fark var. Adamdan bir kromozom almışlar, maymun etmişler adamı. Biz uzaydan gelecek olan yaşam formunun bizden 3-4 kat fazla kromozomu varsa bizi üzerler belki. Üzerler. Seksin seks olmadığını, mutluluğun, şefkatin şefkat olmadığını öğretirlerse bize ne olacak? Bugüne kadar insanların içgüdüsel olarak inandığı değerleri gelip burada madara ederlerse ne olacak? Tabii ki şimdi tehlikeli dememin sebebi herkes şey algılıyordur. Dünyayı istilam edecekler. Hayır, zaten o kadar fazla kromozomları varsa bir yeri istila etmekle ilgili bir dürtüleri olmaz. Yani çünkü savaş çok ilkel bir şey. Yani konuşarak anlatamadığını vurarak kabul ettirmeye çalışmak zaten çok ilkel bir şey. Bizden fazla kromozomu olan yaratıklar buraya gelirlerse elbette ki Empire State binasını patlatmazlar. Ya inandığımız değerleri, analık babalık dürtümüzü yok ederlerse ne olur? O siktir. Gelmesinler. Gelmesinler. Çünkü acı deyince insanın aklına ilk şey geliyor. Bir uzaylı gelecek, bizi ışın tabancasıyla vuracak. Ben de ona diyeceğim ki aa bizden zekiymiş. Bunlar aynısını Hamza da yapıyor trafikte. Ama otobüs ateş etmişler ya. Neyse. Kötü yani. Uzaylıları sevmeyin artık. Beyefendi. Çok yaşa. İyi yaşa. İyi yaşa. Siktir artık. Artık yok. Bir yaptın, iki yaptın. Çok yaşa. Yeter canım. Yeter. Evet. Şımardık. Beyoğlu'nda bir dükkanın önünde oturan vatandaşın üzerine hırsız düştü. Oğlum memlekete bak ya. Gökten hırsız yağıyor a**ayım. Neyse. Hırsızın sağlık durumu iyi. Bir hırsız haberimiz daha var. Belki onunla daha böyle keyifleniriz. Yukarıda birisi gerçekten böyle tekerlekli bir şeyle gök gürültüsü taklidi mi yapıyor? Ya onun fantezisi bu. Ha, gök gürültüsü değilmiş bu. Evet. Ay, ben onu gök gürültüsü sandım yemin ediyorum. Bir sonraki hırsız haberiyle daha devam ediyoruz. Evet. Bir hırsız kişisi de çaldığı motosikleti polise satmaya çalıştı. Satamadığı gibi de tutuklandı kendisi. Ama iyi anlamış polisine de. Sonuçta ben polis olsam bir hırsız bana motor satmaya çalışsa alırım. Neden? Ya çünkü o göt onda yoktur diye düşünürüm, anladın mı? Ya o kadar sorgulamam ki, o kadar kurcalamam yani. Sağ ol. Sonra diyorlar ki kamera arkası niye gülüyor? Kendilerine gülüyorlar. Bana gülen yok ki. Tayvanlı öğretmen Pornhub'da matematik dersi vermeye başladı. Nerede? Bu da ya ha. Anlatayım mı nerede olduğunu? Porno sitesi. O bilmiyordur, Burcu'm bilmiyordur diye. Bak şaşırdı ki bilmiyormuş. Yavrum sizin ne işiniz olur zaten? Evet, çok ayıp neler oldu şu an. Evet. Özel yerlerde özel şeyler yaparsanız ilgi çekersiniz diyen Chunk, 230 videosunun tamamında platformdaki diğer videolarda olduğunun aksine giyinik. Aa, bak bir porno yayın yapan siteye giriyorsun, porno yayın yapmıyorsun. Ama böylece sadece libidosuyla hareket eden birçok kekoyu da yanına çekip belki eğitim veriyorsun. Ya onun da fantezisini yapan olur ya. Erkek bu arada. Öğretmen mi erkek? Öğretmen erkek. Hadi bakalım. Oğlum nasıl bak, ekşi sözlük o kadar haklı ki. Nasıl bir seksistsem ben. Porno deyince aklıma sadece kadın geldi ya. Onlar da audition'a giriyorlar falan. Aa, hayır. Bunları yayınlayamadık. Evet. Evet. Eskiden yayınlıyorduk. Şimdi sadece burasını alıp Twitter'a koydum düşün. Bu hayvan kadın düşmanı. Hayır, hayranım ben kadınlara ya. Benim anam da kadındı. Tamam. Tabii Abdullah Öcalan yakalınca öyle demişti. Benim annem de Türktü. Evet. Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir genel ev COVID-19 aşı merkezine dönüştürüldü. Ha. Olabilir, niye? O da bir bina sonuçta. Genel evin işletmecisi, müşterilerimin %95'i göçmen kökenli. Yoksa aşı yaptırmaya gelmezlerdi açıklaması. Göçmen kökenli ne demek? Hani mesela bu haberi kim yazdıysa hemen ona bir mail at. Dedi ki göçmen kökenli diye bir şey olamaz. Olamaz. Brezilyalı model kendinden boşandı. Dur! Habere girmeden Balıkesir'den gelen arkadaşlarımızı alkışlarla buraya. İzleyicimizi yani bildiğiniz. Enteresan. Hemen alalım. Şimdi bu taraftan o tarafa bakmak nasıl? Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Heyecanlı. Böyle iki lafı bir araya getiremeyecek bir hissiyat oluyor. Bir de ben müzik öğretmeniyim biliyor musun? Öyle mi? Evet. Hocam. Hocam. Aa hocam. Hoş geldiniz hocam. Eşim hanımefendi. Ben işletmeciyim. Sanat merkezimiz var bizim. Balıkesir'de. Müthiş. Harikulade. O zaman önce tanıyalım izleyicilerimizi. Buyurun. İsmim Başak. Başak Hanım. İstanbul'da yaşıyorum. Aslında Balıkesir'den arkadaşlarım. Sizin için geldiler. Beni de bedavaya ya, getirmek olurum. İçin, evde kalmak için kullandılar. Sağ olsunlar. Burada müzik öğretmenliği yapıyorum. Sanat merkezinde. Keman. Hangi sanat merkezi? Efendim? Cadde Sanat Merkezi. Cadde Sanat Merkezi. Evet, Cadde Bostan'da. Çok selamlar. Viola aslında çalıyorum ama kemanda ders veriyorum. Piyano zaten zorunlu. Ben kaç yaşındasın? 29. Ya bize göre küçücük. Biz çok yaşlandık. Ben öğretmenim deyince birisi sanki benden 10 yaş, 20 yaş büyükmüş gibi hissediyorum biliyor musun? Hemen ama. Otomatik öyle bir hissiyat doğuyor ama sonra yaşımı hatırlayıp. Evet tabii ama hürmetimiz elbette her zaman. Bu yaşla alakalı bir şey değil. Hocam siz? Benim adım Mehmet. Balıkesir'den geliyoruz. Evet onu zaten. Balıkesir'de küçük bir sanat merkezimiz var. Sanat okulumuz var. Ben müzik öğretmeniyim. Şimdi oranın işletmecisi.
kendisi müdüremiz. Ha yaşasın. Adı nedir efendim? Avrupa Çocuk Sanat. Avrupa Çocuk Sanat. Eyvah reklam yaptık. Yapın yapın ne güzel işte. Normalde yapmıyoruz. Niye yapmıyorsunuz? Fısıldı gazetesiyle çok öğrenci geliyor da insanları şimdi sıraya koymak istemiyorum. Top satıcılar. Ek bina yapın yan tarafa bir şey yapın. Yavaş yavaş büyüyoruz da hızlı büyürsen hızlı da küçülürsün. Senden öğrendik. Benden mi öğrendin? Ben nasıl bir hızlı büyümüşsem demek ki. O kadar hızlı küçülmüşsem. Hayır be ne küçülmüş. Bu arada ben senin gazınla bir araştım biliyor musun? İnsanlara ilham veriyorsun. Aa estağfurullah ya. Kurban olurum. Şu anda çok şey oldum ben işte. Benim ismim de Şeyma. Eşim olur kendileri. Yaşasın. Bu şekilde. Siz kaç yaşındasınız pardon? Ben 28. 26. Ve evlisiniz. Evliyiz. 12. tanışma yılı. 2 yıldır evliyiz. 10 yıldır birlikteyiz. Maşallah ne güzel. Allah hayırmasın derler ya. Amin efendim. Amin. Bizim ailelerimiz tanışıyor. Biz birbirimizi ilk gördüğümüz akşam birbirimizden hoşlanıyoruz ama çok çaktırmıyoruz. Benim bir de küçük kardeşim var. Küçük dediğim benden 3 yaş küçük. Şeyma ile aynı yaşta. O da oradaydı o akşam. Suat'a dedim ki Diyarbakır Bismillah müzik öğretmeni ona selamlar. Selam olsun. Suat'a dedim ki Suat ben çok hoşlandım Şeyma'dan. O da dedi ki abi ben de. Dedi ki ne yapacağız? İkimiz de açılmayacağız. Kız kimi seçerse. Ondan sonra böyle ara sıra ailelerimiz bir çay bahçesinde buluşuyor. Biz de o vesileyle görüşüyoruz. En son ben dayanamadım. Suat'ın da böyle baktım gelir geçer bir kafası var. Hiç böyle şeye bakmıyor. Ben, genç çocuk yani. Yani gittim açıldım. O gün bugündür. Yavuklu. Peki giderken şey diyecek misiniz? Doğru söyle ama ne olur doğru söyle. Tamam. Çok kısaymış. Ulan bu muymuş? Demek ki hep kat montajla komik oluyormuş bunlar. Program eğlenceli oluyormuş. Ben bir tek oy konusunda diyebilirim. Şimdi ben kendime belki kıyasla. Sizin boyunuz kaç? Bilmiyorum ama. Kalkar mısınız lütfen? Ay. Dur ben. Aa, bu Balıkesir'in kızları hep böyle oluyor ya. Uzun uzunlar. Peki sokakta mesela gezerken tekerlekli sandalyeli insanlara da tekme atıyor musunuz? Ne yaptım ona biraz önce ya? Sanki benim seçimimdi. Bana sordular sanki Dano ne yer misin yemez misin diye. Çok samimiyiz ama. Ya, çok evet, teşekkür ederim. Yakından daha böyle. Ay kurban olduk çok şu teşekkür ederim. Şu an bir sarılmak. İşte izleyici böyle izleyicilerimiz var bizim. Sizin gibi bu programı takip eden insanlara bir şey demek istemez misiniz? Ben abone olmuşsun. Tabii. Bak ben senden gaz aldım neler yaptım. Ben kendi okulumu açtım. Bu kadar. Biz de eğitimciyiz ya. Duyguyu hani bir yerden sonra biz de diyoruz. Para için değil, bir şey öğretiyorsun. Bunun tatmin duygusu demek çok başka bir şey. Sen otur müdür, ben hocalarımı alkışlayacağım. Vallahi çok teşekkür ederim. Yani müsaade son, varsa izlemek. Tabii tabii, ne demek? Ne demek? Dev duygulandım, ne tatlısınız. Ta oralardan kalkıp buralara icabet etmeniz beni şu anda duygulandırdı. Ben artık bu programı çekemem. Acı şeyler anlatayım mı bu parttan sonra? Aa, kapi. Kola. Burada anlatayım. Ne olacak? Pezeberk yabancı mı? Bir önceki bölüm Pezeberk bir saat sürdü. Sırf ben vır vır konuştum diye ya. Sürmesin beni. Tamam bitirelim sonra mı anlatayım? Sen ne istersen. Hayatım boyunca hep böyle oldu biliyor musun? Hayatımda çok şey istedim ama birisi bana sen ne istersin diye sorduğunda hep kaldım. Bilmiyorum size de oluyor mu? Habertürk'teki koltuklardan aldırdım. Çok yayın kazası. Pezeberk söyle bakalım. Son haberimiz. Brezilyalı Brezilyalı model kendinden boşandı. Erkeklere artık güvenilmez vallahi deyip kendiyle evlenen model Chris Galera başkasına aşık olduğu için kendinden boşanma kararı aldı. Gitti vallahi be. Pezeberk bu kadar mıydı? Evet. Bütün gün bu sesi duyduk gerçekten. Hocam parmak kaldırıyor. Ben bilemedim şimdi. Normalde öğrenciler kaldırır. Ne yapacağımı hiç bilemiyorum şu anda. Şimdi sen hep bu tarafa yönelirken kolçağı o tarafa aslında çıkıyor. Bir tarafını çıkarsan da onu masaya yazsan sen. Diğer tarafına kolunu koysan da rahat etmez misin? Normalde bunların hakkı bir like bir dislike. Evet. Okunu çıkardı mı? İzleyicili böyle çekiliyorsa ya haydi ki. Biraz şöyle oturalım koyayım dedi bana ya. Tamam bir iki like'a basıyorsunuz diye yani. O kadar da. O yok da böyle oturayım istiyorsan böyle oturayım. Berk bunları bir düzeltelim. Çok haklısın ama çok mantıklı bir statik efendim. Hop hop hop. Evet. 35 yaşımdan sonra götüme çubuk sürttüm ya. 35 yaşını geçtin mi sen? Şimdi 22 Aralık'ta 35 artık. Aa bunu doğum günü gelmiş. Tabii. Programda şimdi sürprizmiş gibi pasta kesmeler falan. Henüz ne hediyeler alacak kim bilir. Ben niye her sene birine PlayStation alıyorum ya? Sana snowboard aldım eşşol eşek. İt. Puşt. Alçak. Puşt. Yeliz bize harika bir haberle geldi. 2400'lü yıllardan geldiğini iddia eden bir adam varmış mesela. 25 Aralık'ta tüm insanlığın yaşamını derinden etkileyecek bir olay yaşanacağını öne sürmüş. Ne zaman? 25 Aralık. Evet Yiğit Menguik ya burada. Böyle yaptı. Bir şey olmaz rahat ol. Bizi mi uyarmaya çalışıyormuş? 25 Aralık'ta yani kaç gün sonra? 2 hafta sonra. Ebemizin tersten mi görüyormuşuz? Evet, bugün yüzyıllar boyu hatırlanacak demiş. Tribe sokmasınlar sizi. Ne gerek var? Bak 2012 diye film vardı. Ben 2012 yılında sinemaya gidebilecek yaşta olduğum için şimdi arkadaşlar için 10 sene. Şu an bizi izleyen bir 20 yaşındaki arkadaş için 2012 filmi çocuk filmi. Ananı s**eyim. Oğlum çok yaşlıyız ya. Fazla yaşlıyız ya. Yaşlı olmak için bile fazla yaşlı. Sen ne yapayım burada acaba? Bayağı dalmışım. İyi bari bu yakın tarih vermiş. Bayağı bildiğin 2 hafta sonranın 25 Aralık'ı mı? Uuu.
Keşke öyle bir şey olsa ya. Abi ben fantastik bir hayat yaşamayı gerçekten çok isterim. Süper kahraman filmlerine bayılıyorum. Ben Süpermen olmak istiyorum bazen, biliyor musunuz? Bak kaç yaşımdayım. Yatıyorum böyle diyorum ki ya şu an zamanı durdurabilsem. X-Men'deki karakterlere gıcık oluyorum. İbneler ellerindeki kuvveti bilmiyorlar. Saklıyorlar falan. Sinirlenince alev oluyor. Ocak yakıyor parmağıyla. Ya o kadar isterdim ki öyle bir süper gücüm olsun. X-Men'de şey vardı, onu çok seviyordum mesela. Mavi kadın. Wink! İstediği kişi oluyordu. Bir anda moruk. Ulan ben şimdi şu haldeyim. Bakın bu halimi de beğenmiyorsunuz biliyorum. Şu hale gelene kadar uyanıyorum, yüzümü yıkıyorum, banyoya giriyorum, jöle sürüyorum, sakallarımı düzeltiyorum, üstüme başıma bir şeyler giyiyorum. Yarım saat hazırlanıyorum ya. Geliyorum buraya, oturuyorum da sevgili izleyicilerim beni iyi görsünler diye. O mavi kadın olduğunu düşün. Uyanıyorsun. Chad, Brad Pitt'sin. Bu kadar. Sıkıldın. Küt. Çağatay Ulusoy'sun. Ya da hepsinin karışımı bir şey yaparsın böyle. Düşünebiliyor musun? Üf. Profesör olsan ne yaparsın? Ne? Abi? Profesör var ya X-Men'deki. Neden beni şimdi profesör yaptın a**ayım? Zihin okuyor bir tek. Ben senin yapacağın dedikoduyu tahmin ederim ki. Manyak a**ayım ya. Cabadak şu an yine karı düşünüyor. Tamam. Aptırgan. Profesör olsan ne yaparsın? SSK'ya başvururum. Ben mavi kadın olurdum aga. Ne duşu ya? Ne jölesi abi? Dış kapıya kadar böyle yürürüm maviş maviş. Tam tutarım çat. Antonio Banderas'ım a**ayım. Antonio Banderas'ı bilmeyenler için. Antonio Banderas da çok eski bir yakışıklı abimiz. Biz dümdüz insanız ya. Hiç süper gücümüz yok. Şimdi tabii edebiyat yapanlar da olur. Ekmeğini kazanmak için alın terinle evladına sarıldığın an sen dünyanın en fantastik, en güçlü, en şanslı erkeği olmaz mısın olsan? Olmamı koyayım. Ben mavi kadın olmak istiyorum. Allah Allah. Mavi kadın olacağım ben. Ama o zaman bir dakika, tercihim de şey olur. Kadın olursam değil mi? Brad Pitt olsan ne olacak? Haydi falan. Olmaz. Sen hangisi olmak isterdin? Süper gücüm olsa herkesin içinde söylemezdim. Gizli gizli yaşardım. Ya nasıl söylemezsin ya? Ben hemen tweet atarım hemen. Hemen tweet atarım. Uçabiliyorum koyduklarım. Bizde hava savunma sistemi yok. F-35'leri de alamadık hazır. Rahat rahat. Vallahi uçarım. Söylerim herkese. Selfie çekerim. Oğlum kafama GoPro takarım. Motorcu gibi. Vallahi bak GoPro takarım kafama. Öyle Süpermen olurum. Vuş vuş vuş. YouTube'da kanal açarım falan. Ne vizyonsuz bir herifim ya. Kargo işine girerim. Ulan adam ışık hızıyla uçuyor. Amerika'dan telefon istiyor musunuz gençler? $30 alsan tanesine. San Francisco demiş. Merhabalar, bir poşet doldur doldur doldur, parası bu tamam falan. Üf, zıp geldim. Bir saniyede para kazanmak, YouTuber gibi yukarı kaydırıyorsun, 20 bin lira veriyorlar a**ayım. Valla Süpermen olsam ne vizyonsuz herif olmuşum ya. Hakikaten kendim, ama bir dakika ne yapayım, banka mı soyayım a**ayım? Süper güçlerimi bunun için mi kullanayım böyle? Işınla böyle zzzz, kasa kesip içindeki yetimin hakkını mı çalayım? Yine zenginlere bir şey olmasın, fakirlerin cebinden mi çıksın o çaldığım paralar? Olmaz. Biz de böyle ufak tefek esnafçılıkla Süpermen de olsak değil mi? Arada bir tabii yaşlı teyze gördük mi onu karşıdan karşıya geçireceğiz yani. Teyze dur teyze. Öldü bu. Gittim. Süper kahraman olsam çok da iyi biri olmazdım galiba ya. Büyük şovmen olurdum. En az 20 milyon takipçim olurdu. Koyayım ondan da sıkılırlar. Uçuyorsun demeye başlar. Bu bozdu. Düşünsen kim demezler mi lan? Özellikle Türkiye'de bir YouTube kanal açtığını düşün Süpermen'in. Kafada GoPro Mars'a gidiyor böyle. Zıp. Bakın burası Mars. Bakın su yok. Geri geliyor falan. Oo trend biriz. Teşekkürler. S'yi kaldırmış. Bir koymuş böyle. Fotoğraf gelenek. Süpermen'in YouTube kanalı var. Finalde ne olacak? 5 sene sonra ne olacak ya? 1,5 milyon izlenecek 2 haftada. Yazıklar olsun size. Bir önceki bölümü 1,5 milyon izlemişler. Tamam uçuyor. Evet, evet. Bozdu. Dislike. Bu bölümde bana tır çarptı. Kafası büyük, vücut küçük böyle. Tır. Man bir tır var burada böyle. Merakımdan soruyorum. Baba bu kadar gizli görevlere gitti. Sana gizli görevi bir tanesi bile verseler story atmaz mıydın? Bak ben bizzat ajan çocuğuyum. Babamın arkadaşları da vardı oğlum. Hepsi ajan. Manyaklamışlar da birazcık gizli görevden dolayı. Evde 3 tane adam oturuyor falan. Oo nasılsınız Namık amca? Namık mı? Nereden öğrendin adımı? Nereden öğrendin adımı? Bana bir daha sakın Namık deme. Babamın böyle arkadaşları vardı ya. Aa Hakan abi nerede? Çok bir şey damlıyor, ter damlıyor. Tavana çıkmış böyle orada. Mission Impossible 1 a**ayım. Yemeğe böyle inilir mi lan? Tabakta köfte var alt üstte. CIA'nin verilerini çalmıyorsun ki. Köfteye de böyle gelinir mi tavanla a**ayım? Çek çabuk Michael. Ajan çocuğu olmak zor. Babam bir garip, arkadaşları bir garip. Belli ki bir dertleri var. Gidiyorlar, hiçbirimizin görmemesi gereken şeyler görüyorlar. Ve hiçbirimizin bilmemesi ve duymaması gereken şeyler bilip duyuyorlar. Adamlara dert oluyor. Ya bugün Ayşe Fatma ile kavga etse Ayşe'yi yetiştireceğiz diye götümüz çatlar. Adam dünyayı çözmüş. İstihbaratçı a**ayım. Babanın arkadaşları yok mu Berk? Nasıl oturuyorlar evde? Ne yaptın Harun ya iyi de Galatasaray ne yaptı o ne yaptı ya bu şeye faiz gelmiş ya bu hükümet ne olacak falan değil mi? Bir konuşma bir rabarba var. Bizim evde 4 tane adam böyle oturuyor. Nasılsın Hayri? Beni konuşturamazsın. Nasılsın lan? Bu gizli bilgi. 4 tane adam bir şişmişler. Morarmışlar artık böyle içlerindeki sırdan. Sır dolmuş lan bir insan sır dolabilir mi a**ayım? Dolmuşlar böyle.
Lan restorana gidiyoruz, biri böyle menüyü ele geçirdim diyor, içeriden çalmış gidip. Beklesen bir dakika getirecek garson zaten. Restoranın gizli belgelerini çaldığını düşünüyor. Zor, ajanlık da zor. Anlatmıştım önceki bölümde, fotoselli kapıya yakalanmamaya çalışan vardı ya, sat komandosu. Babamın arkadaşı, ajan, böyle fotoselli kapı, otel kapısı a**kıyım. Otel kapısı dedim de bir ordu evinin düğün salonu. Böyle böyle fotoselli kapıya gidiyor. Hayranlık duydum o içlerinde tuttukları sırlara. Benim ajan olduğumu düşünebiliyor musun? Hemen Twitter. Kennedy'yi kim öldürdü düşünüyorsunuz a**kıyım falan. Çok bir de anket yaparım, sizce doğru muyum? Ey, sizce haftaya kime suikast düzenleyeceğim, isimleri veriyorum. Kafamda GoPro. Anket yapıyor böyle. Bu arada ismi olanlar da diğerlerine basıyor değil mi? Bunu öldürsün bu çocuğu. Beni değil. Ben dayanamam oğlum. Ben söylerim o a**kıyı. Oğlum bana küçükken uzaktan kumandalı araba aldılar. Bütün lojmanı gezdim. Tık tık tık. Ay Mars. Efendim o sen. Bu kadar a**kıyı. Çocuk da bu kadar. Ay Mars babam bana bunu aldı. Wow. Hadi gel kanka oynayalım. Dokunma. Git. Fakir İbne. Daha Hakanları gezeceğim, Ahmetleri gezeceğim, Ayşelere gideceğim. Bak babam bana ne aldı falan. Lan ben bayağı Instagram kullanıyormuşum lan o zaman. İlk Instagram'ı ben bulmuşum. Gidip böyle herkese likelatmışım tek tek arabamı beğendiniz mi diye. Ama insanın içgüdüsünde var bu. Paylaşımcılık. Paylaşacak yani. İnsan dediğin onu paylaşacak. Mağaradaki adam bile böyle düşünüyormuş. Öküz öldürüyormuş. Gidiyormuş mağaranın duvarına çizip bırakıyormuş. Belki ondan sonra gelenler mağaraya like atar diye. Övünüyor oğlum adam. Vurduğu şeyle övünüyor falan. Bizim mesela minyatürler, Osmanlı'nın minyatürleri. Orta Çağ döneminde gizli gizli yapılmış tablolar. Dönemi anlatan. Hep böyle şey değil mi? Falan. Omuzlar daha geniş çizilir bilmem ne. Hep paylaşımcılık. Hep olan olayları bir abartma. Bir şey. Sonra işte 1900'lerin başında belgesel fotoğraf bu şekilde başlamış. Kamera obscura'dan sonra fotoğraf makinesini bulmuşlar. Artık kimse yalan söyleyememiş. Yani mesela bir devlet töreni kaç kişiyse o kadarını yansıtıyorlarmış. Derken Photoshop çıkınca tabii mertlik bozulmuş, olaylar devam etmiş. Yani paylaşacağız, s**k paylaşacağız. Ben de o yüzden ajan olmayı gerçekten tebrik ediyorum. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde dahi dünyada eğer ötmeyenler varsa bizi izleyip onlara selamlar olsun. Çünkü helal olsun yani moruk. İçinde dert taşımak, sıkıntı, ağırlık. Bak burada psikolog var. Öncelikle bize abone olmayı unutmayın. Gerçek isminizle olmasanız da olur. Ben ajan olsam kesin ya. Kesin yani. Bir kurtarma operasyonuna gidiyorsun. Gizli görev. Kurtarma operasyonunu da paylaşacak değilim herhalde. Hayır gitti kurtardım ama kimseye söyleyemiyorsun. Bana bile söyleyemiyorsun. Lan niye söyleyemeyeyim? Ben her şeyi anlatırdım ya. Ben hemen dökülürdüm o a**ı. Yok ben dayanamazdım ya. İşkenceye gerek yok yani. Bana ne işkencesi ama like atsınlar yeter. Diyelim kaçırdılar seni. Ha kaçırdılar. Ajanım ben. Diyorlar ki konuş. Neyi? Türk devletinin bir şeylerini anlat. Türk devletinin bir şeylerini anlat bize dediler karşımda. Ve bana dediler ki eğer konuşmazsan senin götünü başını a**larını keseceğiz. İşkence yapacaklar. İşkence yapacaklar. Hiç derim. Kirletmeyin ortalığı. Bunu bana değil 10 sene önce devletin kozmik odasına girenlere sorun derim. Doğru yine konuş açtı. Söylerim yani bilinmedik bir şey kalmadı. Bunu bana sormazlar merak etme yakalanınca. Kusura bakmasın ajan arkadaşlar. Ama ben söylerdim. Buradan da CIA'ya sesleniyorum. Eğer böyle hani o sana mı alsak? Yani öyle bir aranızda bir sohbet ettiyseniz böyle bir yeteneğim yok. Ben öterim. Benim arkadaşlarım da bana vurup bunu kimseye söyleme diyorlar. Ay şimdi bunu söylediklerinde daha lezzetli geliyor a**ıyım. Arkadaşlar Allah kimseyi işkenceyle şunu da bunu sınamasın. Böyle konuşuyoruz, geyin yapıyoruz ama ben eski abilerle de tanıştım. Zamanında cezaevinde çok acılar çekmiş insanlar var 80'lerde, 90'larda. Bu insanlarla da sohbet ediyoruz. Mecramız genişledikçe, çevremiz genişledikçe her tür olayı sıfır noktasında yaşamış insanlarla konuşuyoruz. Çok acımasız şeyler olmuş yani. Olmuş birader. Hoş değil. Allah yaşatmasın ama en azından empatisini kurabilecek durumda olalım biz yine de. Diyeyim. Oğlum bizim içimizde bir ajan varsa o da Özlem'dir. Gel lan buraya Özlem. Tam olarak bir ajan değil mi ya? Bence Soğuk Savaş'ta bu donmuş. Soğuk Savaş döneminde bunun anası ajanmış. CIA tarafından deşifre olunca anası bunu buzullara atmış. Bu da bu halde donmuş. Sonra o buz kalıbı günler geçtikçe böyle yoluna devam etmiş. Antalya'ya vurmuş. Oradaki barmenlerden biri de aa buz deyip bunu alıp kolaya atmış. Kabul et, itiraf et. Nasıl miyim, değilim. Soğuk muyum? Savaşsın. İyisiniz, sen sıcacık bir insansın gerçekten. Çok yakışırsın ajanla. Seni biz ajan yapalım. Yazdıralım şeye. Ajan okuluna. Samanyolu'na yazdırıyorsun normalde bunun için ama kapandı onlar biliyorsun. Tabii. Ya bu ajan mevzuna biz nereden geldik a**ıyım ya? Süper kahramanlardan mı geldik? Senin yüzünden a**ıyım. Sen bir süper kahraman olsan hangisi olursun peki? Bana hani profesör mü olursun dedin ya. Batman mi olurdu? Süper kahramanlar dünyası içinde tek süper kahraman olmayan kişiyi seçti. Lan Batman'in parası var. O kadar. Batman'e yarın icra gelsin. Batman olamaz. Hazıra daha dayanır mı? Haydut yakaladım. Süpermen'e kızdım onunla çarpıştım. Para gidiyor. Bu nereden para kazanıyor Batman'e a**ıyım? Şirketin bütün kaynakları Batmobile gidiyor. Enteresan bir seçim. Genelde kimse Batman olmayı seçmez herhalde. Sevgili Yiğit sen süper kahraman olsan hangisi olmak isterdin? Doktor Strange.
Doktor Strange. Zamanı geri alabiliyorum. Wow. Zamanı kontrol edersen her şeyi kontrol edersin. Zamanı kontrol edersen her şeyi kontrol edersin de bir insan belli bir ölçüde kendi zamanını da kontrol edebilir. Tabii ki bir süre engeli vardır. İşi, gücü, sorumlulukları falan ama bunlar aşılamayacak şeyler mi? Yeliz sen kim olurdun ki? Ya şifacı bir kadın var isminde. Ha Ayşenur hemşire onu diyorsun. Tabii olsun onun da süper kahramanı o ne yapacak yani? Iron Man ya. Iron Man ile Batman'in arasında ne fark var a**ayım? Thor ya. Thor da yani hakikaten çekiçle böyle Adem Usta gibi geziyor elinde a**ayım. Olmaz o. Geçmişte nereye gitmen lazım ve bir şansın var. Hangi yıla gitmişsin? Bir gün geçireceksin. Fatih İstanbul'a girdi ya 1453'te. O ana bir gitmek isterdim. Baba! Gel bakalım. Sonra beni Rum zannedip Yeniçeriler mızraklarsa ne olacak? Çünkü aksan farkı var. Dümdüz konuşuyorum. Baba! Bu Türkçe desem Haşmetli mi inandırabilir miyim a**ayım? Oradan Yeniçeri... Bizanslı pezevenk. Atatürk'ün yanına hayatta gitmezdim. Hayatta gitmezdim. Asla yani. Öyle bir yüzüm yok ki yani. Ne diyeceğim paşam sorarsa? Gel bakalım evlat, otur bakalım. Evet evlat, anlat bakalım neler oluyor geldiğin yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nde. Yani paşam... Önce İsmet'e anlatayım mı? Hakikaten utanç verici. Gitmezdim abi. Hepimiz şu anı yaşamak zorundayız. Yarın bırakın zaman makinesini. Yarın dediğim belki bir yıl, belki 10 yıl sonra, belki bir hafta sonra. Allah bilir. Şu dakikayı o kadar özleyeceğiz ki. Bir olay gelecek başımıza. Şu ana gelmeyi o kadar çok isteyeceğiz ki. O yüzden yarına odaklanalım biz. Bunlar işin fantezisi. Benim doğumumdan 9 ay öncesine gider diye düşünmüştüm ben doğuyor diye. Senin doğumundan 9 ay öncesine gidersen bir kazaya kurban da gidebilirim. Biraz daha önce bir vakit verirsen. Babamın en komando olduğu dönemler. Benim babam komandoydu oğlum. Eve dallardan geliyordu böyle ağzında bıçak. Babamlar bir de üst düzey komando eğitimi aldıkları için mi? Diyorum ki o herkes gitti evden. Tek başımayım evde. Aa. Takılıyorum çizgi film açıyorum. Koltuğa bir oturdum. Ay dedi ananı kalktım. Kamuflaj yapmış kendini. Boyamış kendini böyle oturmuş oraya böyle. Ya tamam komandosun. Ama ben 6 yaşındayım. Benimle niye tatbikat yapıyorsun ya? Pusu kuruyor bana falan. Bu da diyor ki bana zamanı geri alabilecek olsa anne doğmadan 9 ay öncesine gider. Niye 9 ay? Baba bu komandonun inine operasyon mu düzenlenir? Sen askerleri kandırıyordun babamsın diye. Askerin tekine ben şaka yap 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 babamın sesini taklit edip böyle kulübeye arıyorum. Oğlum. Emre'le komandonum! Böyle telefondan tükürük geliyordu. Bizim peder de yani istihbarat daire başkanı falan böyle. Oğlum. Asker abi bereye bak. Asker abi ya. Asker abi falan. Şakalar. Babam arıyor bir gün. Diyor ki. Oğlum. Oğlanın ne kaydıyor. 15 yıl oldu bu olay olalı. Daha hala onun 2 sene şafağı vardır ben söyleyeyim sana bak. O hala kulübededir böyle. Lan sonra ağlaya ağlaya anlattım babama dedi baba valla böyle oldu böyle oldu böyle oldu. Daha 5 dakika önce Fransa'da birine suikast düzenlemiş. Ajan ya. 5 dakika sonra oğlunun yaptığı şeye bak. Çok acayipti ya. Sana hiç şaka yaptın baba. Babamın şu şakası kötü mesela. Eğlenmiyorum da ben. Ama babam çok eğleniyor diye hı hı yapıyorum yani. Gidiyorum çiftliğe. Çiftlikte bir geniş arazi. Baba diyorum bir atış yapalım mı tabancalarından biriyle falan. Yapalım gel evlat. Dikkat et. Dikkat. Sağa sola tutma. Hazır. Hazır silah falan. Ver babacığım. Dikkat et. İyi nişan al. İyi nişan al. Eze eze düşür tetiği. Tamam baba. Çıt. Bir dönüyorum. 60 yaşında adam ya. Salak aptal. Aptal salak. Ben de artık 40 yaşıma geldim. Ne yapacaksın? Baba ya. Beni sinirlendiriyorsun lan. Tabanca benim elimde. Bana niye şaka yapıyorsun ya? Neyse hadi bakalım bu partta böyle bitsin. Ateş ederek geç olsun. Buf. Hayır, buf. 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 Niye havaya sıkmayayım? Yasak. Yasak mı? Tehlikeli. Nereye sıkmak? Yasal. Tuğrul. Ah be oğlum. Hayır, değmiyor. Ay. Ay. Çok güzel yapın arada sırada onu. Bize lazım oluyor YouTuber'ın. Sevmediğim bir espri olursa çıkartırım. Yok, yok. Bizim olayımız bu. Ekmeğimiz bu Melis. Bak bana çıkmıyor lan. Ben bunu kullanırım. Lütfen kullan. Ama keşke biraz yağlasaydınız. Zor çıkıyor. Bunlarla ilgilenelim sevgili Berkizim. Hayran olduğumuz bir film, hayran olduğumuz bir ekip o hayran olduğumuz filmin ikincisini çektiler. Çekeli bayağı bir zaman oldu ama malum pandemi efendim sinemalara 10 kişi bile gitmiyordu bazı dönemlerde. Şimdi yavaş yavaş gitmeye başladılar. Birçok insan sinema filmini vizyona soktu, cesaret etti. Kimisi patladı, kimisi yükseldi. Çok yükselen oldu mu bu dönemde? İyi şey yapan filmler var. Tabii ki eskiye nazaran o kadar değil ama artık bayağı açıldı. Haftada 400-500 bin kişi falan sinemaya gidiyor. Biz de gitmeye başladık artık sinemaya. Evet. İnsanlar da gitmeye başladılar. Birazcık daha rahatladılar. Tabii önlemler de çok fazla. O yüzden sinemaya gidin. Özellikle bu filme %100 gidin. Aykut Enişte iki filmi ekibi konuğumuz.
Birinci filmi 22 kere izledim. Yani film çok güzel zaten, izletiyor. Komik, evet, izletiyor ama hepsinin dışında bende öyle bir aile duygusu uyandırdı ki o film. Birbirimizi ne kadar uzak mesafede olduğumuzu falan anladım ben Aykut enişte filmini izleyince. Şimdi bir kere bir sınıfsal fark da var filmin içinde. Evet. Ama enişteye duyulan ihtiyaç, abi diyebilirsin, kardeş diyebilirsin, arkadaş diyebilirsin ama sanırım hepimizin hayatına bir Aykut lazımmış. Ben izlediğim zaman onu düşündüm. Hanımefendi, siz de bize ilk başta filmin başında çok zorba geldiniz. Yani adamı gerçekten evet, böyle inlettiniz falan filan ama sonrasında tabii nasıl iyi bir oyunculuksa o, çok yumuşak bir geçişle hepimizin sempatisini ilk 10. dakikada kazandınız. Sonrasında sevgili kardeşim, Allah kahretmesin, bir insansın gerçekten filmde. Sığılsam gerçekten. Ah çok şefkatli çocuk. Evet, diyalogları falan da hatırlıyorum. 22 kere izledim, bir zahmet yani. Eminim siz senaryoyu 22 kere okumamışsınızdır yani. 22'ye ikna oldum çünkü başından beri 22 diyorsun. Abartı bir rakam söylemiyorsun. Net 22 izlemişsin. Tabii. Abi moralim bozukken de izliyorum. Dur ya bir keyif alayım tekrar falan diye de izliyorum. Öyle bir film. İnsanlar demek ki nasıl yalnızlaştıysa Aykut Enişte filmi beni ailenin içine dahil etti. Nasıl oldu bu peki? Falan deyip salak salak diye bakar. Ama sinemada beklenen hasılatı ya da zaten denenmemiş bir tarihte girmiştik. 24 Mayıs'ta filmlerin olmadığı bir dönemde denemiştik. Denemememiz gerekiyormuş. Sonra Netflix'te yayınlandıktan sonra öbür gün başka bir güne uyandık biz Aykut Enişte ekibi olarak. Çünkü bunun sorumlusu sebebi de biziz. Bizim gibi YouTuber'ları falan çok takipçimiz var diye sinema filmlerinde oynatıyorlar abi. Doğal olarak Türk sinemasını bir çöplüğe çevirdik biz. Bunun müsebbibi biziz. Çünkü nerede artık insanlar bir Türk film afişi görseler tamam bu çocuk falan yapıp geçmeye başladılar. Doğal olarak daha pahalı Hollywood yapımlarına yönelmeye başladılar. Bir ara Şahan Gökbakar'la patlayan o Türk sineması furyası çok başka bir yere evrildi. Çünkü gerçekten hepimize sinema filmi çektiler. Ben 5 sinema filminde oynadım. Öyle düşün. Sonuç olarak bizim yani aslında suçumuz. Aslında kendi filmlerimde bakacak olursak benim de buna katkım var yani. Ama çok acemiydim de çok ama acemiydim. Ama bir dakika, sen başkasının kontrolü altındaydın diye biliyorum. Evet. Yani. Projemi hazırladığımda biri bana hayır o öyle olmamalı, hayır o öyle olmayacak, böyle olacak demediği için şimdi artık bana güvendikleri için ve benim de yeteri kadar tecrübem olduğu için daha çok ben kendi yarattığım dünyayı artık yüksek bir yüzde oranıyla seyirciye yansıtabiliyorum. Eskiden bu imkanım yoktu. Hikayeciliğim de bu kadar gelişmiş değildi. Sinemayı da bu kadar bugün anladığım kadar iyi anlamamıştım. Bundan sonra da belki daha iyi anlayacağım, bilmiyorum. Kendi içimdeki seviyeden bahsediyorum aslında. Bugün baktığımda Aykut Enişte'nin sevilen bir hikaye olması, tamam galiba biz bu işi öğreniyoruz hissini verdi. Hikayeciliğin çok önemli olduğunu bir önceki projemde de aslında kavramıştım ama onun senaryosu bana ait değildi. Ben sadece böyle ekibe dahil olduğum bir süre. Giray'la birlikte bu sevilen işi yarattık. İyi bir ekip olmak çok önemliydi. Dolayısıyla biz de öğrendik ve bugünden sonra da artık aslında geçmişte yarattığımız ön yargıları kırmakla meşgul oluyoruz. Aslında o ön yargıları birlikte yarattık dediğin gibi. Çok güzel bir öz eleştiri yaptın. Haklısın. Ama bence aramızda hiç kimse de kötü niyetli değildi. Herkes ekmeğini kazanmaya çalışıyor. Herkes güzel bir şeyin ucundan tutmaya çalışıyor ama tecrübesizlik. Aa bu olur. Aslında böyle güzel şakalar bulduğumuzda aa güzel seyirci bunu sever diyoruz ama çok zor bir şey sinema biliyorsun. Yani 130 kişi ekiple çalışmaya çalışıyorsun. Çok senkronize bir iş. Hikayeden tut yönetmenine, kurgusuna, yapımcısına kadar ne kadar iyi bir ekip olursan ancak o zaman iyi sinema filmi çıkıyor. Yani bir senaryo yazmış adam bunları bilmediği için rekat diyor harika bir film yapacağım diye yola çıkıyor ama belli ön yargılar yaratıyoruz. Ama mesela birçok Türk filminde özellikle komedi filminde çatı yoktur. Hani giriş gelişme sonuç bile yoktur yani. Evet. Abi bir şaka var aklımda deyip onun üzerine sinema filmi çekerler çok genelde. Haklı. Ama Aykut Enişte de hani Amerikan filmlerinde ama tabii ki çok kalitesiz Amerikan filmlerinden bahsetmiyorum. Böyle ciddi ciddi Jim Carrey'nin falan filanların oynadığı filmlerde IMDb'si çok yüksek olmasa bile finalde bir mesaj verir. İşte babanı sev, kardeşini sev, aileni sev, şunu sev, bunu sev, bir şeye bağlanır ve gerçekten çatısı vardır filmlerin. Aykut Enişte'de biz onu gördük. Film hiçbir yerinde ya dur başında çok korku filminde öyle yapıyoruz ya biz Türkiye'de. Bir girişte korkutuyoruz. Ortasına kadar hiç korku yok. Ortasında bir üh yapıyoruz. Bir de finalde işte çok korkutmaya çalışıyoruz. Konuyu kapatıyoruz. Komedi filmlerinde aynı matematikle gidiyordu ama sizde bayağı takip edilen akan bir seyir var. Mesela tüh ya komik olmadı deyip altına montajla müzik vermemişsiniz. Sizin mesela evde oynadığınız bir sahne var. Montajda bir yer atmışlar oraya. İkiniz aynı anda bir şeye evet. İnanılmaz ya. Kafayı yedik yani. Bak o da müzik altı. Ama dolu bir müzik altıydı. Yani filmde biz boş bir yer göremedik. En çok güldüğün yer neresiydi Berk? En reaksiyon verdiğim yer tabii. Karşılaması kapıda. Kapıda. O maalesef hepimizin başına gelen bir olay. Şeyma'cığım senin hangi sahne mesela en çok hoşuna gidiyor? Av sahnesi. Benim en güldüğüm yer av sahnesinden sonraki sahne. Hastanede babanın yaklaşması. Evet ya. Ben size yalnızca kayınmıyorum. Öldük. Ki daha çok sayacağımız ya, çok. Havaalanını karıştırması falan. Tabii canım. Hepimizin aklına Atatürk geliyor. Tabii onların hepsi. Ben nasıl ezbere biliyorum bu filmi şu anda. Derken ben sürekli yazdım sana. Abi bu filmin ikincisi abi ne zaman geliyor falan. Gerçekten bir fanboy. Sürekli tıkıtı tıkıtı yazdım. Adamı da bezdirdim. En sonunda şey dedi. Oğlum dedi işte çektik. Sokamıyoruz. Ama nihayet ikincisi geldi ve ikincisinde harika bir isimle karşılaştık. Hakan abi. Eyvallah kardeşim. Nasıl oldu bu iş?
Sen zannediyorum hanımefendinin adını bilemedim şu anda. Selen Domaç. Evet, müthiş bir oyunculuk gerçekten. Onun eşi. Ona travmayı yaratan eşisin. Evet, o küçük psikopat kızın babasıyım. Çok iyi. Sivudemiz'in babasıyım. Bir de öyle bir ufak tatlışlığımız var. Vallahi güzel gelişti. Ben izlememiştim Aykut Enişte'yi. Aa. Evet. Ondan sonra izledim. Neden izlemedim dedim. Teklif gelince Cem'in birkaç filmini izlemiştim ben ama fırsat olmadı oyunlardan falan Aykut Enişte. Zaten vizyonda izleyemedim. Netflix'te de yakalayamamıştım ama en sonunda izledim. Sonra hikayeyi de yollayınca dedim ki benim bu filmde olmam lazım. Çok güzel bir hikaye çıkartmış. Çok gerçek. Ha, süper. Çok naif. Vallahi güzel de yazmış. Ben sadece karakterdeki kıyafet üstüme giydim. Oynadım bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Ben de daha izlemedim. Çok efsane. Siz hiç izlemediniz mi? Hiç izlemedim. Ben izlemedim. Yok. Ya birkaç sahnesinden bahsetmeyeceğim herhalde. Ama Hakan abi birkaç sahnede kırıp geçirdi. Biz de orada gerçekten dayanamadık yani. Yani filmin üstüne katıldığı ikincisinde. Genelde böyle bir klişe vardır ya ilk film çok tutar ikincisini çekelim diye ve bu çok aceleye gelir. Siz öyle aceleye de getirmediniz. Yani aslında ya. Aceleye getirmedik değil. Pandemi ilk başladığında biz tam senaryo üzerindeydik. 3 kere durdu zaten hani görüyoruz Çin'de evet. Düşen insanlar evet. Bir şeyler falan. Ulan öleceğiz mi kalacağız mı bilmiyoruz. Komedi yazmaya çalışıyoruz. Psikolojimiz bozuktu yani. Bir şekilde bitirdik ve kaygımız da şuydu. Yani tabii ki ikinci filmin çekilmesinin nedeni birinci filmin sevilmesi. Dolayısıyla dünyada birçok ikinci film her zaman birincisi daha iyiydi muamelesi görüyor. Tabii bir taraftan da duygusal bir bağ kuruyorlar çünkü tabii. İlk filme. Aynen öyle. O yüzden biz kaygılıydık ama çok şükür çok böyle aynı lezzette bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Yine çok eğlendik ve bence daha iyi olacak. Benim anladığım bu izlemedim ama izleyenlerden anladığım kadarıyla bu daha iyi olacak. Bu da ters köşe olacak. Evet, anlayan çok kişi. Filmi izleyen yapım şirketi çalışanları falan diyor ki bu film daha büyük bir film. Duygusunu korumaya çalıştık, lezzetini korumaya çalıştık. Bir de dediğin gibi hikayecilik yapmaya çalıştık yine. Güzel bir hikayeyi anlatmaya çalıştık ama bambaşka bir şey de anlatamazsın. Çünkü insanların sevdiği şeyin devamını getirmen gerekiyor. Ya da onun aynısını yaparsan adam der ki bunu birinci de izlemiştik zaten. İkisinin arası bir şey yaratmaya çalıştık. İçine sindi mi? Benim içime sindi. Şöyle dilerdim. Ben biraz o konuda takıntılıyım yani hikaye konusunda. 10 kere bozarım, tekrar yazmaya çalışırız. Burası içime sinmiyor falan. Dolayısıyla bilseydim eğer 2 sene yayınlayamayacağımızı hikayede daha çok çalışırdım diyorum. Belki de o daha kötü bir etki de yaratabilirdi. 3'e kalsın o zaman. Biz istiyoruz abi. Bak çok ciddi söylüyorum. Çok erken seneye başla. Şu an öyle cevap mi? Alamazsın. Öyle ben mi? Sana söyleyeceğim. 8-10 tamam. Ay sonra başla. Biz bunu dizi falan olsun istedik. Çünkü biz Aykut Enişte'yi o kadar sevdik ki, sizleri de o kadar çok sevdik ki abi senin de eminim ikinci filmde çok seveceğiz. Zaten eyvallah. Seviyoruz. Ya bu adam benim akrabam gibi şu anda. Öyle düşün yani. Ya çok bakalım. Enteresandı. Ben bambaşka bir film için görüşmeye gitmiştim Atademirer'le beraber. Daha doğrusu Atademirer'in yanına gittim ben. Görüşmeye Atademirer'le beraber değil. Atademirer'le beraber gitti. Atademirer'i seçtiler. Olmamış olsun. Her şeyin hayırlısı dedikleri bu oluyor. Yönetmenimiz Onur Bilge Taydı onun yardımcı yönetmeniydi o filmin. Ben aklımda kalmışım. Beni çağırdılar. O dönemde işte yazılıyor, çekilecek, oyuncu aranıyor. Ben gittim. Merhaba merhaba. Cem abiyle işte bir audition çekiyoruz. İşler çok benim için yolunda gitmiyordu çünkü biraz gergindim. Sonra Cem abiye dedim işte ya bir sarılabilir miyim abi ben sana? Gerçekten yani o sarılmadan sonra bambaşka bir şey oldu. Hep sarıldı. O başlattı. Yani gerçekten benim aklıma gelmezdi belki de o bağı kurmak. Mekin onu 15 saniyede falan kurdu. O hareketin altında çok daha böyle samimi bir şey vardı. Mekin onu bana öyle bir hisset direkt kardeş gibi olduk o sarılmadan sonra. O manada çok ben okuduğumda mesela gerçekten daha böyle kısa boylu, daha kilolu, ailenin şımarık çocuğu oynamalı gibi bir şeyden bakıyordum. Ama tabii ki yani her oyuncudan farklı bir şey çıkıyor. Orada tamamen bütün algımı yıkıp yani ona fokuslandım. Enişte ve kayınço ilişkisine. O da gayet sana nasıl geri dönüştü? Kaç yaşındasın bu arada? 26. Kurban olurum ya. Daha küçük mü gösteriyorum? Hayır yani 26 gösteriyorsun gerçekten. Abartma yani. Bazen mekanlara gittim hala kimlik falan soruyorlar böyle gerçekten mi yani? Bundan dolayı ama güzel falan. Bir şey tabii. İkincisi çıksın artık olmasınlar hiçbir şey. Sen yalnızca reklam filmlerinde oynuyordun bir zamanlar. Sonra bir Pis Yedili'de oynamaya başladın Gani Müjde'nin işinde. Peki senin sinema filminde oynama durumun nasıl oldu? Direkt aradılar. Böyle bir iş var. Senaryosunu gönderdiler. Ben okudum tabii ki deliler gibi güldüm. Gülünce dedim ben de orada olayım. Çok istedim sahnelerde orada olmak. Özellikle Şaktat maçı okuduğumda orada bıraktım senaryoyu. Onu okudum. Aradım dedim ki tamam ben daha bitirmedim senaryoyu ama okey gidelim ne olur görüşelim. O an işlerim işe ben okurum bitiririm senaryoyu dedim. O yani yarısına geldim de ben tamam andım kafada okeydi yani. Süper. Önce bir filmin teaser'ını izleyelim. Telif atmazsanız sonrasında lütfen hadi bakalım bir izleyelim. Aa bu arada artık izleyebiliyoruz s**ler. Geçmeyeyim izinle. Bak arkada ekran var. Hadi izleyelim gerçekten izleyelim bu arada. Şaka. Bu arada ekranda küçük gözüküyor ama oraya kadar birinizin. Gel abi gel abi. Burası küçük bir yer değil. Burası pinch pub. Bak abi gidiyoruz gidiyoruz. Bak bak ta nerelere gidiyoruz. Oo! Kamera bizi görebiliyor musun? Oh elektronik de bulmuş. Ses çıkacak zannettim. Elim acıdı. Yani böyle tesis yaptık. Hepinizi bekliyoruz. Hadi o zaman teaser'ı izleyelim. Ne haber Tontek? Günaydın usta. Yaptın mı sifte? Yok usta. Bu defa action'ı da bol filmin. Acun Medya'dan gelmişler. Necip'cim nasılsın? TV8'e satar mıyız önümüzdeki hafta bu filmi?
Yani filmin içinde birazcık daha aslında böyle evdeki, ailedeki durumdan sokağa taşış ve birazcık da action var anladığımız kadarıyla. Kamilciğim. Şimdi efendim sosyal medyada, orada burada internette sorular falanlar filanlar. Cem abinin gerçekten de bir Aykut eniştesi varmış. Evet. Bu şekilde. Yani o kadar değil tabii de. Yıllar önce rahmetli annemle gittik Karamürsel'e. Orada bir akrabalarımız varmış. Ben henüz tanışmamıştım o döneme kadar. Gitmişken bir gün kalalım dedik ve orada muhteşem, sımsıcak bir aileye misafir olduk. Onlar akrabalarımız tabii. Oranın evin reisi de Aykut enişteydi. Aykut'tu ismi. Uzaktan akraba olduğu için teknik olarak hani Aykut enişte diye tanıştırdılar beni. Ben de merhaba Aykut enişte falan. Beni o gün çok güzel ağırladılar. O zaman 14-15 yaşlarında bir çocuktum. Oradan o aile hep aklımda böyle sıcaklığıyla kalmış bir aileydi akrabalarımız. Yıllar sonra işte bu hikayeyi yazdığımda bir enişte yaratmak, aslında çok sevdiğim eniştelerim var ama niyeyse aklıma orası geldi, o ev geldi ve aralarında Aykut, kavga da çıkmaz, güzel olur. Aykut enişte koydum yani filmin ismini ve bir de başta karakter komedisi gibi düşündüğüm, aslında yapım şirketi de ilk duyanlar da ama sonra hikayeyi tanıdıkça yani iki ailenin ortasında kalan herkesin Aykut enişte falan dediği için filmin en güzel ismin bu olacağını düşündü herkes benimle birlikte, öyle kaldı işte. Ekim Bey oyuncu bölümünden mezun olunca arkadaşlarıyla bir tiyatro kurmuş. Evet. Niye yaptın böyle bir şey? Doğru söyle ama. Okul müdürüne şikayet eden herif gibi durmuyor mu ya? Böyle, öyle ama. Böyle bir bok yemiş. Ne diyorsunuz? Biz 8 arkadaş Mimar Sinan'dan mezun olduk ve arsız kumpanya diye. Arsızlığımız da açıkçası fazlasıyla var çünkü oyun oynayacağız. Işığımız yok, akordiyonumuz yok, sis makinemiz yok vesaire. Sürekli birilerinden böyle gidip rica ediyoruz. Gerçekten arsızlığımız da orada çok belli eder İmece olduk. İmece de olabilirmiş ama alınmıştır. Ama işte tiyatroda çok fazla maddi olarak bir beklenti içinde olmayınca sürekli çevreden, sağdan, soldan peki, yardım. Peki bunun için eğlenceniz biter diye mi başladınız yoksa hakikaten tiyatro aşkıyla mı başladınız? Ya tabii ki yani biz mezuniyet oyunumuzu Faust'la yaptık ve sonrasında devam etmemiz gerekir. Niye? Çünkü hep aileler gelip çok alkışlıyor. Herkes gaza geliyor. Bak kaç tane tiyatro oyunu yazdım Müjdat Gezen'e. Genel provada bakıyorum böyle ya keşke böyle yazmasaymışım falan filan yapıyorum, tamam mı? Şekli Ligil yönetiyordu sağ olsun. Sonra herkes ailesiyle geliyor ya. Abi bir alkış kıyamet, ben diyorum ki hemen sinema filmi yazmalıyım falan. Gaza gelip. Gaza getiren şeyler oluyor. Benim öyle bir videom vardı abi yıllar önce. Bir şeyde görmüştüm, bir okul etkinliği. Kadın biri alkışlıyor böyle. Kendi çocuğunun çıkmasını bekliyor. Öbür çocukları böyle alkışlıyor. Kendi çocuğu çıktı. Falan böyle bir paraladı kendini. Hakikaten aile olunca ne yaparsan yap. Harikaydı, bayıldık falan. O başka bir içgüdüyle. Şeyin kaygısı çok fazla oluyor tabii ki. Tiyatro okuduktan sonra ne yapacağız? Ne durumda olacağız? Çok fazla dediğim gibi maddi bir beklenti olmadığı için bizim de iyi bir oyunumuz vardı ve bunu dışarıda sahneleyip... Oyuna güvenerek yani. Evet, kesinlikle oyuna güvenerek ve aynı zamanda eğitimler veriliyor ekibimiz tarafından. Başka oyunlar çalışılıyor. Hani onu devam ettirmek. Aslında biraz sıcak kalmak. Profesyonel hayata geçiş bu konuda biraz hepimizi çok zorladığı ve zorlayacağı için bir sonrasında hani biz hemen adam, elimizde hemen bir oyun varken konu. Aynen öyle hemen dışarıda oynadık, hatta yarın oyunumuz var. Ay yaşasın, gelelim bir tanesine biz. Niye gelmiyoruz? Mutlaka. Biz buraya gelen tiyatro ekiplerinin de oyunlarına gidiyoruz, öyle beleşçiyiz biz. Gerçekten. Ama yok, kendi biletimizi kendimiz alıyoruz. Tamam, 8 Aralık'ta Hanyon'dayız o zaman. Biz 8 Aralık'ta neredeyiz? Diğerine gelelim. Bizim konserler var çünkü şimdi onlar başlıyor. Tamam. Gönder. Hakan abi şöyle bir açıklama yapmış. Nasıl ya? Nasıl? Ne yaptım ben İş yine? Dünyasında çok kıl bir insanım diye. İş dünyasında? Yani evet biraz. Ben işimde mükemmellikçiyim abi yani kılım. Ne yapayım? Yani evet kılım. Kime karşı ama? Hangi kendime iş? İlk başta kendime abi. Çok kılım. Yani işim çok iyi olsun isterim yani. İşi kendi işim olmasa da sahiplenirim. Kendi işim gibi. Bilmiyorum. Cem'le beraber çalış. Yani kıllığım derken kendi kıllığım var. Yani kimseye ne hakaret ederim ne şey yaparım. İş iyi olsun derim. Müthiş bir profesyonel. Yani bu çünkü tek başıma yapacağım bir iş değil bu. Ekiple yaptığım bir iş bu. Yanımda kim olursa olsun. Herkes işini iyi yapsın. İyi bir şey çıksın ortaya diye. Biraz kıl olabilirim. Arada domuz olabilirim. Ama yani işte. Ya şöyle domuz yani. Asla anlamazlar ama içimi yerim yani. Ya çok kıllandırırım. Onun işin onu bilmiyoruz ya. Bak saçını çekeceğim bak senin falan da diyor. Bak kızdırma ya. Çıkışta girişirim falan diyorum şu. Hakan abi ayrılsak da beraberiz de ki sevgili... Şuradaki nesil benimle büyümüştür herhalde değil mi? Evet, tamam, çok yani, iyidir derler. Evet değil mi? Evet diye sesler geliyor. Hala bayağı izliyoruz. YouTube'dan da izliyoruz. Çok da fantastik de bir işti o. Yani, yani evet. Profesörü var, şusu var, busu var. Bir evet, sürü evet. Için. NASA'dan adamlar geliyor. Evet yani herhalde. Aslında o Leyla ile Mecnun'da gördüğümüz şey ondan önce birkaç kere daha denenmişti ama çok tutan iş yoktu. Sizin işiniz hakikaten o dönemde de bizi çok eğlendiriyordu ki bizim yaşımız çok küçüktü ama. VJ Bülent diye mafya vardı abi. Düşün daha. Daha bunun absürtü olabilir mi? Çok çok acayip. Devamlı gözlük takıyor. Elinde hep laptop. Bir kere ezber yapmıyordu. Önüne koyuyor kağıdı böyle. Okuyordu. Necmi ile biz alıyorduk kağıdı arada böyle. O böyle dönüyordu. Aa patron deyip böyle kalıyordu. Çünkü sıfır ezber hıyar. Necmi abi de mesela bizim ailelerimizin küfrederek sevdiği insanlardan bu dizide. Tabii. Fırlamaya bakıyorum falan filan deyip seviyorlardı.
Çocuğu diye seviyorsun. Peki onu. İstemiyorlar mı tekrar böyle bir şey? Kimse istemedi mi tekrar yapalım? Ya bence bir dönem o halini koysam bile çalışır. Yani tabii, bir dönem Birol'la geçtiğimiz yıllarda bir konuşmamız olmuştu bununla ilgili. TV8'e herhalde o zaman tam Acun herhalde istemişti. Ben de dedim ki bütün kadro olursa bu düşünülebilir yani. Bir tek Baykal abi yoktu rahmetli. Ondan sonra bütün kadroyu tam bir araya getiremedi. Sonra başka bir ekiple yaptılar. Olmadı. O da taş yerinde ağırdır çünkü. Sonra tiyatro oyununu yapalım dedik. Tam tiyatro oyunu için hazırlandık. Biz kendi prodüksiyonumuzla Gergedan'la yapalım dedik. Ayrılsak da beraber Zibirol'la da konuştuk. Teksti de yazdık. Pandemi çıktı. Ah bu pandemi neler. Evet ondan neler sonra işte çok güzel bir Ayrılsak da beraberiz. Tam 20 yıllardan sonra. Tüm kadroyu toplamıştık ama pandemi ne biraz şartlar zorlandı. Bu o zaman ileride olmayacağı anlamına gelmez. Tabii canım Allah sağlık versin yani. Yaparız. Cem abi İstanbul'a ilk geldiği zaman Star TV'de bir programa katılmış. Evet yani 2008'de İstanbul'a ilk geldim. Geleli bir hafta olmuştu. Star TV'nin Comedy Club diye bir programı başlıyordu. Stand-up yapılan ve insanların dışarıdan stand-up yapılarak katıldığı bir programdı. Ben de tabii bir hevesle ona form doldurmuştum. 2008'de İstanbul'a geldim. Bir hafta sonra onlar aradı. Gittim orada bir 10 dakikalık stand-up performansı yapmıştım. Ondan sonra beni 2 hafta sonra falan aradılar. Bütün veriyi topladıktan sonra. Dediler ki biz sizi en iyi performans seçtik. Tabii heyecanlandım, gaza geldim falan. Sizinle birlikte bir 10 kişilik ekip kurup bir skeç programı yapacağız Star TV'ye falan. Tabii çok heyecanlandım. Olur ben hazırım falan filan böyle gittik toplantılara. Sonra şey oldu tabii. Birkaç hafta sessizliğin ardından bu işler öyleymiş. Yani kendini izlemeden inanmayacaksın. Tabii ben bu arada o birkaç hafta bütün çevremi anlattım. Yani. Abi nasıl anlatmayasın ya ama yani. Program başlayacak ya. Star'da program başlayacak falan filan. Kaç hafta sessizlikten sonra aradım. Ne kadar kolay dediler Oğuzhan. Dedim ya bizim program ne oldu? Aa o iptal edildi. Sizin haberiniz yok mu dedi. Dedim yok. Öyle bir anım vardı. Sonra tabii çok küstüğüm iştir o artık yani. Dedim kovalamayacağım ya yeter. Bu ne yükseliyorsun yere düşüyorsun falan. Sonra reklam işine geri döndüm ve 2008'den 2012'ye kadar reklam işi ve güvenlik sektörü ve ilaç sektörü olmak üzere 3 sektörde çalıştım. Sonunda Vine'la tanıştım. Yaşasın Vine ya. Çok enteresan da bir isimler çıktı Vine'den ama sen zannediyorum en... Herkes kendi yolunu bir şekilde çizdi. Ne aslında. Kadar mütevazı vardı gerçekten. Peki bir yapımcı seni aramış dedikodulara göre. Demiş ki ya sen böyle kısa mesafede çok iyi koşuyorsun da birader uzun mesafen nasıl acaba? Bana daha uzun bir video at beni güldürebilirsen sana sinema filmi çekeyim demiş. Sonra da sen atmışsın bir adam altına sıçmış gülmekten falan. Şöyle ki o hani böyle her kim ki kızımı güldürmeyi başarsa. Öyle bir şey değil tabii de. Bize dedikodusu öyle geldi. Hikayeleştirmişler. Ya Puka sağ olsun. Şimdi o dönemde ben çok tanınmıyorum. Vine'de videolar çekiyorum. Puka kendi hesabında paylaşmış. Onu da takip eden Barbaros abi var. Yapım şirketlerine böyle PR hizmetleri veren bir şirket. Barbaros abi de Faruk abi. Faruk abi o dönem Fetih 1453'ü çeken yapım şirketi. Aynı zamanda Recep İvedik'leri çeken yapım şirketi. Faruk abi beni ofisine davet etti ve ofise gittim. Tanıştık. Çok tatlı ağırladı beni. Misafir etti ve dedi ki evlat film düşünür müsün sinema filmi? Dedim abi seve seve ben çok istiyorum zaten bunu. Peki dedi 6 saniyede güzel şakalar yapıyorsun. Ben çok eğlendim ama bu uzun soluklu bir işte bunlar çalışmayabilir yani. Bir hikayeciliğini de göreyim. Bana 3-5 sayfa bir şey de yazabilirsin. Bir video da çekebilirsin dedi. Ben de 3-5 sayfa bir şey yazmak yerine yazıp zaten videolar çektiğimiz için öyle basit kendimizce şeyler kurgulayıp ona göndermiştik. O da tamam dedi. Hadi yapalım bu filmi gibi başladı. Ondan da hikayecilik adına çok şey öğrendim. Çok tecrübesizdim onunla başladığımda. Ama o da bana sinemanın biraz dinamiklerini öğretti sağ olsun. Öyle oldu yani. Hakan abinin hayatının dönüm noktası çocuklarının doğduğu günmüş. Yani öyle tabii ki. 2 tane kızım var. Allah bağışlasın. Biri 17, biri 7 yaşında. Onlar benim için dönüm noktası tabii yani. Onların yani çocuğumdan önce ve çocuğumdan sonra diye hayatımı net ikiye ayırmış şekildeyim yani. Ondan önce çok kendim için, kendime yüklemişim her şeyi ama şimdi her şeyimin yarısını çocuklarım için düşünüyorum her şeyi. Bu mental olarak ondan bahsediyorum. Kendin için yaşamayı bırakıp çocukların için yaşama evresine geçtin yani. Tabii öyle oluyor çünkü yani yarısını kendim için yaşıyorum, yarısını çocuklarım için yaşıyorum. İlk önce nasıl uçakta bile ilk maskeyi kendine takıyorlar sonra çocuğuna. İlk önce ben bir ayakta duracağım ki sonra çocuklarım da hep ayakta dursun. Ne yazık ki biraz daha bu zorlaşıyor bu şartlarda çocuklar ayakta tutmak ama tek umudumuz da onlar. Onlara iyi bakayım ki bizi kalkındırsınlar, güzel günlere kavuştursunlar yani. Cem abi ilkokulda müzik hocaları hep sınıftan alıyormuş Cem bize bir şarkı söylesin diye. O da aynı Türkiye... abi Türkiye bağlayacağım. Hikaye de şu zaten. Şimdi ilkokulu daha böyle annem beni okula bıraktı. Üçüncü gün öğretmen dedi ki herkes bugün bir şarkı söyleyecek falan dedi. Ne yapacağım bilmiyorum. Evde de ezberledim. Fatih Kısaparmak'ın Kilim Türküsü var. Bir de böyle şey var. Hani çocuklarda şey vardır ya. Böyle damarı çıkar böyle söylerken. Hani böyle bir şey olur. Böyle saçma bir şey. Şarkı söylemeyi de bilmiyorsun. Böyle ciğerden bir şey söylüyorsun. Neyse herkese sıra geldi. Ben de bekliyorum ne söyleyeceğim ne söyleyeceğim. Fatih Kısaparmak. Tabii öğretmen çıkardı. Söyle bakayım dedi. Ben hani gözlerimi kapattım. Sanki mazhar alan sonu. Neyse. İşte sevdiğine sözü olan bir kilim dokur diye böyle bir şey yaptım. O nasıl olduysa bir de çocukların sesi daha tizdir ya falan bir kalbine dokundu öğretmenin. Abi o okulda bir popüler oldu. Matematik dersindeyiz. Kapı çalıyor. Öğretmenim Ayfer Hoca Cem'i çağırdı müzik dersi
için falan. Git bakayım diye öğretmenler de birbirine şey gibi yan masaya meyve tabağı gönderir gibi gönderiyorlardı bizi. Biz de gidiyorduk böyle. Merhaba, merhaba. Tam performans sanatçısı gibi hiç tanımadığın sınıf. Merhaba, merhaba falan diye. Sevdiğine söyleyip siktir olup gidiyordum. Sınıfa dönüyordum. Herkes duyuyor. Lisede de bu şeye dönmüştü. Hocam, Şeref hocam şeye çağırdı. Cem bir taklit yapsın diyor. Bir 5 dakika falan diye. Gidip şu Metin hocanın taklidini yap bakayım falan diye. Böyle bir turne okul içi. Okul içi turne. Yani öyle bir şeyler oluyordu. O hikayede oradan yani. Abi akacak kan damarda durmuyor tabii. Yetenekli bir adam her şekilde onu dışarı vuruyor yani. Lisede, ortaokulda falan da filan. Ve bunu hep anlayan hocalar sonrasında sana şey yazıyorlar mı? Biliyorduk ya. O biliyorduk. Değil. Onlar yazsa gram üzülmeyeceğim de. Hiç bunu şimdi demeyenler bak, mi? Bana oluyor? Bunu kimler diyor biliyor musun? Mesela sallıyorum Vine'lerimde telefonla bir şey çekiyorum. Olayın buraya geleceğini düşünmüyorlar. Tabii burası da aslında çok önemli bir şey değil aslında. Bir iş yapıyorsun ama genelde popüler bir iş ya bu. Hani şöyle oluyor. Telefonla 2 tekrar yapıyorum bir Vine çekmek için. Lan oğlum doğru dürüst işler yapı diyen adamlar. Ya oğlum bırak bunlarla uğraşmayı falan diyen adam. Hatırlıyor musun Cem o gün sana demiştim ben. Sen çok büyük oyuncu falan oldun. Evet sen o gün demesen bak. Mesela. Yani böyle şeyler oluyor. Sanki bana o özgüvenimi bağışlamış ve göndermiş gibi davrananlar oluyor. O başarı biraz sahipleniliyor. Olsun güzel bir şey ya. Onlar da sevdiğim. Finali güzel. Melisa Hanım sosyal medyayı hiç beceremiyormuş. Yok ya beceremiyorum çok. Neden? Mesela hiç ona ilgi duyacak bir hayatın mı yok yani? Daha yok böyle... ya o kadar cool bir sebepten değil. Şimdi ha, burada hani artistlik yapmıyorum. Çok renkli bir hayatım var. Ne işim olur sosyal medyayla? Ya yok yok hiç artistlik yapmak istemiyorum. Hani böyle bazıları çıkar ya. Ben belgesel izliyorum bunlar dizi izlemiyorum der gibi konuşurlar ya. Öyle bir şey yapmak istemiyorum da bilmiyorum. Önemli gelmiyor bana. Benim hayatımda lanse ettiğim şey iş dışında. Önemli gelmiyor. Dediğim mi tamam herkes diyor. Ne var ki bunda? Niye ama artık koyuyorsun? Biraz da sizin işinizle alakalı bir mecra onu oldu, öğrenmem, onu sindirmem. Çok uzun sürdü. Daha yeni yeni. Şimdi ben bu... de biraz öğretti. Evet. Cem de çok yardımcı oldu. Şimdi güzel giyinip. Neyi beceremiyor? Fotoğraf mı koyamıyordu? Ne oluyordu? Bilmiyorum. Ben... bana öğretti giyinmeyi falan dedi sandım da öyle bir ya şey. Hayır mesela. Abi giymiş şeyin altına falan böyle. Malzemeyi üstünü falan gömmek. Şimdi bak bir tane resim yaparken malzemelerimi gidip satın aldım. Reklamını yapmadım. Giderek çok keyifle alışveriş yaptım. Bir marka var. Şimdi ben reklam yapmayacağım ama gideceğim diyeceğim ki bunları buradan aldım. Gerçek bu. Çok güzel. Hakikaten. Gidiyorum buraya mutlu olup dönüyorum. Bütün resimleri bu malzemelerle yapıyorum diyeceğim. Diyemiyorum. Altına bir şey yazıyorum. Hakkı direkt telefon. Kız. Senin attığın. Senin atacağın postu. Ya şey reklam yapmadığı şey reklammış gibi pazarlıyor. Diyorum ki bari reklamını yap da parasını kazan anasını satayım. Şöyle bir şey keşfettim. Altına şey yapıyorum. Reklam değil gönülden tavsiye gülücük. Yani benim sosyal medyacım. Açıklamasını da yapıyor. Evet evet. Ama şöyle bugün gittim Necati Beyler çok ilgilendi. O pastel boya satan bilmem ne. Öyle bir anlatıyor ki sanki reklam yapıyormuş gibi halbuki biliyorum ki reklam yapmıyor. Diyorum ki niye böyle yapıyorsun ya bir tane teşekkür et eyvallah. Boya kalemlerini sevdim güzelmiş de geç. Herkes her şeyi koyuyor tamam mı? O koydukları şeylerde herkes de var zaten yani hani çok ekstrem bir şey yapmıyorsan, ekstrem bir spor yapmıyorsan, alıp başımı bir yerlere götürmeyeceksen sen beni ben senin postunla niye ilgileneyim? Şimdi ben rutin şeylere aa bu da bunu yapmış diye çok ilgiyle bakmadığım için ben de koyamıyorum çünkü koyduğum zaman saçma geliyor. Koyuyorum ben bunu niye koydum ki? Ne manası var diyorum ya da koyun siliyorum falan. Sen konuyu yayın yapma durumuna bağlıyorsun aslında biraz galiba. Çünkü ya onu görecek insanların düşünceleri falanları filanları. Çok da manasız ben de çok kullanmışımdır mesela sosyal medyada. Sen de öyle kullanabilirsin mesela. Nasıl? Yani ne al bardak bunu çektim çok güzeldi mavi de hoşuma gitti falan. Bu kimseyi ilgilendirmez arama. Aslında. Herkes ilgilendiriyormuş gibi ama manasız şeyler de paylaşılabiliyor. Öğretecek işte. Bak, söylüyor yönlendiriyor bir şeyler. Canlı yayınlara ilk çıktığında olsan bana da şey diyorlardı. Selam. Cem abi niye yayın açmıyor? Oğlum haberci miyim ben muhabir miyim yani? Neyin yayınını yapacağım diyordum. Ama o kadar dünyamıza girdi ki bunu normalleştirebiliyorum. Ay bir yani gün beni zorla çıkarttılar. Yani pandemide açtım 3-5 kere yayın yaptım falan. Aslında kullanan ve tüketen insan için çok ideal bir şey. Ama kullanmayan ve tüketmeyen insan için de anlamsız olabilir. Bir gün şey. Evde yatıyorum böyle pijamalar sıfır makyaj pert olmuşum. Uykunun 3.sündeyim 4'e geçeceğim inşallah yatağa gideceğim o moddayım. Sosyal medyadan mesajlar var işte Cem Instagram'da canlı yayına girmiş. Gülşah da gelsin Melis niye gelmiyor diye. Zorla hani öyle bir baskı oldu ki. Kalktım böyle aa dedim neyse ne ben o haline saç baş şey üstümde polar falan. Öyle çıktım canlı yayın yaptım mutfaktan bir yandan kahve koymaya çalışıyorum yüz göz pert falan. Ama güzeldi mesela koltuktan kaldırıp. Hazırlıksız olan işte. Abla götüme benzemişsin yazdı bir tanesi. O yüzden bir daha da çıkma. Yok, ne gerek var efendim diyor. Birazcık özel takılıyor o zaman orada. Sosyal ben vakfıyla çok ilgiliymiş. Evet kurulduklarından beri o bir okul kulübüydü onlar. Üniversitede çocukların sosyal gelişimiyle ilgili saha çalışmaları yapıyorlar. Dezavantajlı bölgelere gidiliyor. 2 ila 17 yaş arasında. Taşımalı eğitimin olduğu yerler. Orada bir saha çalışmalarıyla çocukların sosyal gelişimleriyle ilgili atölyeler düzenliyoruz. Onların gönüllüsüydüm. Hep içlerindeydim. Önce danışma kurulu sonra dernek oldu. Şimdi vakıf yönetim kurulundayım. Ne kadar iyi bir insansınız efendim. Çok tatlısınız.
Ölün bizi ayırana dek 400 oyunu geçmiş. Evet, ölün bizi ayırana dek 4 yıl oldu ve 400 oyunu geçti. Herhalde biz sıkılana kadar da oynarız herhalde. Hala çünkü kapalı gişe oynuyoruz. Öyle mi? Müthiş. Evet, evet. Yani pandemi döneminde de yarı kapasitede de kapalı gişe geçti. Yani oyunlarımız güzel gidiyor. Şimdi turneye de başlayacağız. Güzel. Ebru ile çok güzel enerjimiz tutuyor. Kendisine çok selamlar abi lütfen. Söylemem mi? Tabii çünkü gerçekten şu kadar falandım. Yani bundan birazcık daha kısaydım. En son onunla çalıştığımız esnada deli yürekle çalışmıştık. Gerçekten hepimiz çok hayrandık. Çok enerjisi yüksek, yetenekli bir kadın. Evet, yani sete girdiği anda hepimiz böyle hıyy moduna geçiyorduk. Çok aşıktık. Bütün ekibin o hala öyle. Falan. Dondurmuş kendini. Hiç değişmemiş yani. Ha, çok, biz çok yanında yaşlanıyoruz. Selamlar. O duruyor hala. Şans kapıyı kırınca da çok acayip bir işti bu arada. Şans kapıyı kırınca da güzel. Evet, güzel işte. Kapı çok acayip işte. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Eyvallah. Cem abi sürekli telefon kaybettiği için hiç pahalı telefon almıyormuş. Evet. Abi çok fazla telefon kaybettim ve çaldırdım üst üste. Son telefon çaldırma olayı beni büyük derinden yaraladı. Özet geçmeye çalışacağım. O dönem 83 çift sıfır yeni çıkmıştı galiba. Almanya'dan kuzenlerim bana hediye gönderdi ama şöyleyim, elim titriyor. Çok güzel bir telefon ve minik de bir telefon. O zamana kadar da 10 tane telefon çaldırmışımdı. Onu böyle cebimde saklıyorum Berk. Kuzenimin dedesi Haydarpaşa Hastanesi'nde yatacaktı bir hafta. Biz de onlara refakatçi olduk kuzenimle. İki tane gençten çocuk hastanede yaşlara bakar olduk. Böyle Ayşecik filmi gibi oldu o da. Bir tek biz varız refakatçi. Hemşireler diyor bravo, bu ne dirayet falan. Bizi öyle bir sahiplendi ki yaşlılar. Sabah 5'te kalkıyor hasta, oğlum gel sen uyumadın falan diye bizi yerine yatırıyor. Kendi kalkıyor falan. Böyle bir ortam. Tabii ben de böyle VAP mı ne vardı daha yeni, evet, internete evet, bağlanan evet. Fıkraları okuyorum. falan böyle gece hastane odasında. O kadar mutluyum ki o telefonum olduğu için cebime sokuyorum, böyle kontrol ediyorum. Bir sabah 5'te yattım ve beni sabahın 5'inde biri aradı. Çok uykusuzum hastanede. Yani muhtemelen biri numaramı buldu. Kendi elimle bana cebimden telefonumu çıkarttırdılar olsa. Çok şaşırdım. İstanbul tabii, biz küçük şehirden gelmiş garibanlar. Abi açtım, kimse şey yapmadı. Ben onu cebime koyamamışım. Böyle 15 saniye sonra falan uyandım. Telefon yok. Arıyorum falan, telefon yok. Hastane bahçesine kadar aradım. Bir de mahcupsun. Anadolu'dan gelmişsin hani böyle. Ben onu da yapabilecek bir insanım. Odayı kapatın. Aranması lazım herkesi. Otobüsü durdurun. Çekin sağa. Kapıları kapatın falan. Öyle bir şey zaten olamaz. Böyle kibar gibar buralarda böyle bir telefon gördünüz mü diyerek gezdim. Ve o gün şu şarkı yaptım. Çaldırmayan ne bilir telefon acısını Haydarpaşa'ya koydum canımın yarısını diye. O günden sonra dedim ki bir daha bu kadar pahalı telefon almayacağım dedim ve Vine çıkana kadar 61 çift sıfır kullanıyordum. Sonra kampanyadan bana bir iPhone hediye ettiler. Ondan sonra Vine çekmeye başladım. Şu anda öyle bir şeyin yok herhalde. Yok, arada birdenbire şöyle şey yap, o travmamdan başka bir şey kalmadı. Kendi evimde otururken böyle sehpayı arada bir kontrol ediyorum telefon orada mı diye. Ben de öyle bir travma yarattılar. Anladın mı? Onun haricinde bir şey yok. Hep kollarım kendimi yani. Ama bu insanlar olan güvensizliğimden değil. Gerçekten çok dikkatsiz bir adamım. Öğrendim ki kimsenin mesaisi yok bu konuyla ilgilenenlerin. Adam gördüm güzel telefon falan diyormuş. Yani numaranı alan nasıl arayın? Organizasyona bak hocam, cebinden alamıyor, arattırıyor. Tam 2002'ler, 2003'ler falan olabilir. Hakkımı helal etmiyorum falan. Yok, helalaş olsun. Ne diyeyim ama beni çok üzdüler o zaman. Çocuktum ve çok hevesliydim. Çok üzülmüştüm telefonumu çağırdım. Kamil gönder. Var mı başka? Yok abi. Yok mu? Kurban olurum. Kamil'i de gönderirim o zaman yerine. Tabii izleyicim de fark etmiştir. Böyle sulu zırtlak bir muhabbet yapmadık bugün. Çünkü çok hayran olduğum insanlar, çok hayran olduğum bir işle geldiler ve onun devamını müjdelediler burada. Daha çok filmi konuşacaktık ama sorular ve başında film, teaser'ı tanıttık. Sonrasında filmle ilgili şimdi sizin söylemek istediklerinizi tek tek alayım ben. Sonra da nereye geleyim size fazla yorumdan. Vallahi ilk film sevildi. Umarım bu da sevilir. Elimizden geleni yaptık. Gayet de iyi görünüyor. Çok güzel şeyler duyuyoruz. Bu da bizi heyecanlandırıyor. Tek dileğimiz ilk filmin sevildiği gibi bu filmin de seyircilerimiz tarafından sevilmesi. Daha ne olsun? Ben de böyle bir rahatlık, böyle bir genişlik şaşırıyorum şu anda. Çünkü seyirci bizden daha iddialı bence. Çünkü çok baskı oldu sen de yaptığından biliyorsun. Bir de izleyenlerin de hem yapımdan hem o basın gösterimi de oldu. Onların tepkisinden. Ben çok rahatım ya. Bilmiyorum, sanki ben de böyle izleyici gibi gidip izleyeceğim. Ha çok güzel oldu deyip çıkacağım gibi geliyor bana. Bilmiyorum şu an. Hiç izlemediler bu arada filmi. Şey geçiyor bu haftalar benim. İşte güne gider gibi o program, bu program geziyoruz ya şimdi. Böyle tadını çıkarıyorum, sohbet muhabbet. Ondan önce hani filmimizi tanıtalım, böyle bir şey olmuştu. Acaba reaksiyon ne olacak, heyecanı olur ya. Şu an hiç yok yani, niye böyle bilmiyorum. İyi bir şey değil. Ne güzel değil. Bu rahatlığı var ama iyi bir şey seyirciden de olabilir. Seyirciden kaynaklı çok teşekkürler. Bunu seyirci yaptı. O yüzden ben böyle bir rahatlık geldi bana. Aa hoş. Filmden çıktıktan sonra senin pinç izleyicin çıktıktan sonra bir iki gibi oynamamışsın, kötü oynamışsın derse yok. Benim bu rahatlığım kapak çünkü olacak. Çünkü ilk bana. Filmde ilk izlenim denilen şeyi hepimiz yakaladık zaten. İkinci filmi aslında daha kolay başlıyorsunuz. Tabii ki ilk filmin nostaljisi olacaktır. Ya ilk filmde aslında şu vardı, şu yoktu falan filan. Elbette yapılabilir.
olabilir ama fragman izlediğimiz teaserlar falan kesinlikle bizim tatmin olacağımızı gösteriyor. İnşallah ya. İnşallah. Çok severim. Çünkü çok mutlu olurum. Çünkü çok emek verdik olsa. Gerçekten böyle yani acillere mi kaldırmadılar beni stresten? Allah Allah. Senaryonun yetişmesi lazım şu tarihe. Pandemi koşulları. Gerçekten çok uğraştık. Ve izleyenler de çok yükseltiyorlar bizi. Ben de bir kere kurguda izledim. Onur'a dedim paşam sana güveniyorum. Sen ne yapıyorsan odur dedim yani. Herkes büyük film oldu diyor. Biz de heyecanlanıyoruz. Ben o yüzden ikinciyi izlemedim. Ben de heyecanı kaçmasın diye bekliyorum. Süper. Sen neler söyleyeceksin? Bende de nedense bir rahatlık var Melis gibi. Yani ikinci filminde iyi olduğu hep söyleniyor izleyenler tarafından. Ben de çok merak ediyorum. Yani ilkinin yeri tabii ki ayrı olduğunu, daha onunla duygusal bağ kurduğumuzu hissediyorum ama ikinci filmde Hakan abinin ve Nezaket'in girmesiyle beraber bambaşka bir dinamiği yakaladığımızı düşünüyorum. Kaygı bende de vardı. İkinci film acaba mı olmam olamam gibi değil tabii ki. Çok ait hissediyorum. Çok sanki hep buradaymışım gibi hissediyorum. Biz de öyle hissediyoruz işte izleyici olarak. Evet, evet. Yani mesela gerçekten öyle hissediyoruz. Öyle bir durum ben oldu yani. Ben zaten evime dönmüş gibi hissettim. Oh be dedim eve dönmüyoruz. Ama bir minik senin yaptığın baskının ufağını biz de Cem'e yapmış olabiliriz yazım sürecinde. Ya çok böyle büyük bir şey değildi ama şey yaptık yani. Ulan ilk film çok sevildi. Bir daha aynı tipi ya kendi sesimle seslendiriyorum. Ne bir şive yapıyorum ne bir şey yapıyorum. Evde düşünüyorum bir daha yapabilecek miyim aynısını falan. Ulan normal konuş işte kendini öyle yapıyorsun. Ama o tribe giriyor insan ya. Yani ikinci filmin birinci filme benzemesi. Hani bakıyorum sakal ilk filmde de böyle miydi ya? O devamlılıklar falan çok kasıyor. Süpersin. Hakan abicim. Valla çok güzel film oldu. Ben buradan merak edenlere söyleyeyim. Bence çok güzel oldu. Yani ilk filmle izledikten sonra yani kıyaslama da olmaz. Onun bir devamı gibi aynı güzellikte devam ettiğini düşünüyorum. Ama ilk filmi izlemeden direkt olarak bu filmi izleyenler hemen ilk filme döneceklerini de düşünüyorum yani. Yani ilk filmin tirajı biraz daha bu filmden sonra biraz daha artabilir. Elbette öyle olacaktır. Öyle olacak. Ve bizim gibi takıntılı adamlar ki takıntılı olmayan adamlar da çok fazla izliyorlar bu filmi eminim. Ben de o ailenin içine kendimi sokmaya çalışıyorum. Çünkü demek ki artık sevgili anneciğim ve babacığım nasıl bize bir değil mi yokluk yaşattıysanız yok çok. Bak çok kendini tatlı. Yalnız hissetme sana güzel bir şey söyleyeyim. Kapatıyor muydun? Yok. Ne olacak? Ne olmuş? Mesela ilk filmde bazılarımız için ben kendim için söyleme birkaç oyuncu arkadaşım için. Hayatımızın bazı zor ve acaba çıkabilecek miyiz buradan dediğimiz döneminde biz o setteydik. Ve bazılarımız gerçekten birbirimizin elinden tuttu. O set bizim biraz o geçiş sürecimizi psikolojik olarak hızlandırdı ve bizi daha iyi götüren bir yer oldu o iş yeri. O yüzden ikinci çektiğimizde ondan ben onu hissettim. Evet eve dönüyorum gibi hissettim ve o eve girdiğimde evime döndüm gibi hissettim. Ve ikincisinde de hem pandemi hem zaten başka şeylerden de dolayı hani gerçekten çok sıkışık olduğumuz bir zamanda hem fiziksel hem ruhsal olarak ikinci film de aynı şekilde hissiyatı yaşattı bana. Belli bir yerden geçmeme, belli bir zorluğu atlatmama hep yardımcı oldu. O yüzden bu filmi sen izleyerek hissettiğin şeyi ben çalışarak hissettim. Hayatım boyunca bu iki eniştenin de üçüncüsü olur mu bilmiyorum. Olursa tabii ki çok büyük mutlulukla öneririm ama üçüncüsünde her zaman ve her zaman yeri herhangi bir setten çok farklı olacak benim için. Vay be. Belki de arada ufaklığı tefekli birilerimiz bu gönül bağını kurdu bu işte. Biliyorum. O bence geçiyor olabilir. Bu yaşadığınız şeyler bizim yansımamız da olabilir belki. İlk filmi izleyip benim hissiyatıma ulaşanlar da eminim arkada biraz önce izlediğimiz fragmandan daha fazla fragman olarak bulmuştur bu cümleleri, bu açıklamaları. Aykut Enişte 2 filmi ekibi konuğumuzdu. Hadi müzisyen! Biz de çok programa katıldık ama burayı gerçekten ana şeyimiz gibi gördük. Yani gelirken herkes buraya çok heyecanlıydı. O kadar programa katıldık ama burayı da biz en çok burayı önemsedik. Ve şey olarak söylüyorum yani burayı kendi evimiz gibi hissettirdin. Çok sağ çok teşekkür ederim. Çok keyifli. Ne demek ya? Çok mutlu oldum şu an. Çok teşekkür ederim tekrar. Çok güzel. Gözükmüyor şu an mesela. Sen mesela anlayabiliyor musun şu an bunun ne olduğunu? Ne o? Nazi. Ne o Nazi? Gözükmüyor ki. Anlayamazlar ki ne olduğunu. Şu Allah aşkına nickname'ini bir değiştir artık Yiğit. Yiğit Penguen. Söylenemiyor ya. De bakayım Yiğit Penguen de. Yiğit Penguen. Bir de bak binlerce kişiye Yiğit abi diyorsun. Kaç takipçin var senin şu anda Twitter'da? 140 bin mi? 140 bin tane Penguen diyebilen insan mı takip ediyor seni? Bir değiştirsene ne olacak? 1 milyon 140 bin ya. Ormanda gezen penguen. Bak ormanda gezen penguen de sıkıntılı olan şey ormanda gezen değil. Sen sıkıntılı parçayı bırakmışsın. De bakayım. Yiğit Penguen. Penguen. Yiğit Penguen. Yiğit Penguen. Penguen. Kanadalı yenge çok doğru nokta atışı yaptı. Ben penguen. 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 Ben bundan sonra penguen desem bak bunu diyebiliyorum diyemiyor muyum? Penguen. Ama penguen diyemiyorum. De bakayım. Yiğit Penguen. Penguen. Söyle bakayım. Yiğit Penguen. Yiğit Penguen. Yiğit Penguen. Adanalı bu ya. Bu da söyleyebiliyor. Herkes söyleyebiliyor lan. Bir tek ben söyleyemiyorum. Sezgi söylesene bir bakayım. Yiğit Penguen. Evet Penguen.
Ben hiç böyle bir özgüven gördünüz mü? Penguen. Penguen. Biz de yarasa demedik. Sıkıntı Penguen'i benim diyemememdi. De bakayım. Yeliz bile söyleyebiliyor ya. Ya arasak Emir bile söyleyebilir a**kayıp dur. Şu anda yıkıldım biliyor musun? Ama yani Emir de söylerse yemin ederim işi bırakırım. Ya da seninle arkadaşlık keserim daha mantıklı. Efendim abi. Abinin a**da koyayım. Çabuk bana cevap ver. Yiğit Penguen de bakayım. Yiğit Penguen. Öptüm abicim bay bay. Söyleyebiliyorlar. Ben söyleyemiyorum. Yok gerçekten ne senin soy ismin ne? Balık avlayan. Balık avlayan. Gülme. Gülmedim. Gülmedim. Gülmedim, gülmedim. Penguen de balık avlıyor ve sen... Peki neden balık avlayan diye bir soy isminiz var mesela? Nerelisin? Alaska. Olabilir. Yok, balık avlayan güzel abi. Yiğit balık avlayan. Peki böyle okulda falan arkadaşların seninle taş... böyle hani... Ay şaşırıyorlar mıydı yani? Cümle çünkü yani balık avlayan. Benimki çok kötü asıl. Uğur, Uğur. Oğuzhan Uğur. Türkücü ismi gibi. Ben şimdi bak yurt dışına yengem Kanada'ya gitsek sizin ailelerin o taraflara. Adımda yumuşak G var, soyadımda yumuşak G var. Oğuzhan Uğur. Bir Kanadalı mesela Oğuzhan Uğur'u nasıl telaffuz eder? Ona silent G diyeceksin. Ne diyeceğim? Silent G. Bu bir tarikat şifresi mi? Sessiz G. Silent G. Peki Kanadalılar beni bu kadar dinlerler mi? Yani bunun için bir mesai harcarlar mı? Anime bir karaktersin. Hey be. Gideceğim Kanada'ya ve diyeceğim ki Silent G. Okey. Güzel. Sevdim. İyi. Yurt dışında da o zaman şey yapamıyoruz. Tamam. Murat şu anda aramızda. Adam oturuyor dijitale dizi yazıyor. Arayı bunlar kırıyor. Bak sana yemin ediyorum ya. Biz burada YouTube'da ağzımıza sıçrıyor. Program çekelim de montajlayalım da yayınlayalım da. Oturuyor evde böyle. Ah. Ah. Ah ne yazayım. Pata pata bir yazıyor abi. Çat. Gain'de yayınlanıyor. Mesela sevgili... Sevgilim var benim, onu konuştuk. Başka. Sevgili Doğu Demirkol'un mesela dizisini kim yazdı? Ben yazdım. Kim yazdı oğlum? Bu adam yazdı. Doğu Demirkol da yazdı. Doğu Demirkol'la beraber yazdılar tabii ki elbette. 500T diye de bir dizi yazdı. Şu anda Gain'de yayınlanıyor. Nasıl gidiyor izlenmeler? Adam bir yetenek. Özcan Show biliyorsunuz zaten YouTube'da hepimizin izlediği, hepimizin bir kere de olsa konuk olduğu, hiç gitmeden konuk olduğu, Türkiye'de yapılması lazım yıllardır dediğimiz ama çok meşakkatli ve gerçekten yetenek ve profesyonellik isteyen bir iş olduğu için fazla yapılamayan bir iş. Peki burada bir süre eminim iyi fikri olan arkadaş bizi izliyor. Evet. Kadınlar, erkekler oturmuşlar. Ya bir fikrim var ya ah Acun abi görse, ah Gain Blue TV, Exen görse. Bunların yazdıkları da dizi mi? Okuyun falan diyen bir kitle biliyorsun vardır. Biz de öyleydik keza zamanında. Ben de üniversite öğrencisiyken Antalya'da okurken böyle bir internet ağı da yoktu. Ne yapıyorduk? Messenger'dan arkadaşlarımıza atıyorduk. Nasıl fikir? Oğlum harika bunu çeksek var ya falan filan diyorduk. Şimdi sen artık bu hayalleri gerçekleştirebileceğin bir noktadasın. Yani dizi yazıyorsun, yayınlatıyorsun kütür kütür. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Ya tabii ki de daha zevkli en azından. Daha çok motive oluyorsun. Çünkü şimdiye kadar böyle televizyon için özellikle o kadar çok şey yazdım ve onlar hava oldu ki böyle. Mesela bazı yapımcılar var böyle. İki sene hiç para vermeden beni projede çalıştırıp iki sene böyle 8-10 kere projeyi değiştirip iki senenin sonunda lan ilk hali daha mı güzeldi deyip başa döndüren ve sonra da işte projenin yalan olması falan. Bunları çok yaşadık yani aynen. Ama şöyle bir şey oldu tabii. Şimdi dijital YouTube'la beraber farklı bir dil oluşuyor. Senin de aslında başını çektiğin yani başından eyvallah bir tanesi oldu. Böyle bir yeni nesil yeni bir kafa geliyor ve bunların artık kendilerine göre bir alım gücü de var. Mesela Netflix'e de abone oluyorlar. Mesela benim annem Netflix'e abone olmazdı yani babam da olmazdı. Ama şimdi kendi Netflix'ini açan bir kitle oluştu. Herkese işte Gain, Blue TV yine aynı şekilde. Bunlar oldukça bunlar da bizim kafamızda insanlar. Artık bence bizlere yer açıldı. Nihayet diyorsun. Senin de aynı şekilde hani Blue TV'deki program tabii, bence tabii. Bu demek oluyor eyvallah, aslında. Yani artık sen birilerini yetiştirdin. Onlar büyüdüler, bir noktaya geldiler ve artık senin içeriklerini izlemek isteyen bir kitle oluştu. Ondan önce şu vardı yani. O gitmez. İşte aşk üçgeni kuralım. O ona girsin, bu buna yap. Böyle gidiyor. Şimdi böyle kurallar yok mu yani? Yani mesela bana öksüz bir kızı ağlat gibi bir teklifte bulunuyorlar mı sana mesela? Televizyonda devamlı bu. Tamam, televizyon oluyor. Dijital bence... mecralar sana nasıl bir rahatlık sağlıyor? Mesela dijital mecrada şöyle bir şeyle karşılaşıyor musun? En merak ettiğim şey o. Biz çok şükür Blue TV'den hiç öyle bir sansür yemedik ama ürkerek mi yazıyorsun? Yani onu atlattın mı o ürkme evet. dürtüsünü? Bana karışmıyorlar. Onu atlatmışım. Yani o iyi bir süreç oldu. Yani şöyle bir şey var. Çünkü YouTube aslında benim için bir vitrin oldu orada. Yani Özcan Show. Hani oraya gelen bir teklif olduğu zaman mesela Özcan Show'u yazan, yapan adama bir teklif geldiği zaman ben şeyi sormama gerek kalmıyor. Emin misiniz? Bak ben bunları yaparım. Çünkü görüyorlar, biliyorlar. Onun belli bir kitlesi var, alıcısı var. Bana karışılmadı şimdiye kadar gerçekten. Yani Blue TV'deki Doğu dizisinde, işte Gain'deki 500T'de çok bana ilişilmedi. Blue TV reklamı yapıyormuşum gibi olmasın şimdi orada bölüm yaptım diye. Kıyak geçiyorum da zannetmişler ama Blue TV bunu
herkesten önce bence evet. Açmış durumdaydı. Özcan şovu yaparken Doğu'yu yazdım bitti. Sonra o Doğu bitti 500T diye bir yayına yaptığım iş. Onu yazdım çektim. Şu anda yayında mı? İkinci sezonu. 500T yayında. Doğu da yayında. İkinci sezonu da geliyor Doğu. İzleyin. Hepsi geliyormuş. Adam böyle evde yazıyor yani. Sen paranı almadın mı sonuçta? Parayı alıyorsun yani. Niye izlemesinler? Siteydi o zaman. Ne abi şöyle söyleyeyim. Öncelikle. İzlemezlerse 3. sezon olmaz. Doğru. Reklamımı evet yapamıyorum. Yap. Doğu güzel ne diyeyim lan? 500T izi. Daha ne diyeyim? 500T geyinde 7 bölüm. 500T geyinde 7 bölüm. Daha fazla olsun. Abi şöyle tamam anlatacağım. 500T benim daha önceden tiyatro oyunu için düşündüğüm bir fikirdi. Bir Malezya uçağı muhabbeti var biliyorsun. 2014 yılında bir uçak evet. Kayboldu abi. Evet. Yok oldu uçak. Hala bu arada şu an. Evet ne oldu hakkında bir sürü fikri var ama dünyada böyle bazı büyük olaylar var. Çok çarpıcı, sarsıcı olduğunu biliyoruz biz bu olayların. Fakat bir şekilde olduktan sonra da geçip gidiyor. Bu dünya üzerinde bir uçak yok oldu. İçindeki 244 yolcuyla beraber. Diyoruz ki mesela birileri diyor kahvede falan konuşuyorlar böyle muhabbetleri. Ruslar vurdu. Atıyorum Çinliler vurdu. Zehirlendiklerini düşünüyorum. Uzaylılar zehirlendi. Yani ben de biraz oradan esinlenerek aslında bunu düşündüm. Türkiye için artık böyle bu fantastik dediğimiz olaylar bize o kadar fantastik gelmemeye başladı. Evet maalesef. Öyle bir dönemdeyiz abi. Maalesef. Benim de fikrim şuydu. Bir belediye otobüsü de Tuzla'dan Cevizlibağ'a giden bir otobüste kaybolursa mesela içindeki 44 yolcusuyla beraber ne olur acaba düşünerekten bir belgesel. Yani mockumentary deniyor aslında. Bayağı yani. Bildiğin. Evet aslında bir belgeselmiş gibi yani. Hani bir mockumentary. Gerçekten benim amacım şuydu. İzlerken daha ilk dakikasında ulan böyle bir şey oldu mu deyip Google'a yazmalarıydı insanların. Ve gerçekten ben bu dönüşü aldım. Harbi mi? Çok yerden. Yani, bir dakika lan bu ciddi mi acaba diye. Çünkü hiçbir yerinde şey yazmadık yani oyun bozan gibi işte bunlar tamamen götümüzden uydurduğumuz şeylerdir yazmadık yani. İzliyorsun ve gerçekten de no name oyuncular olduğu için hatta birçoğu oyuncu bile olmadığı için adam gerçek gerçek konuştuğu için merak edip Google'a aa süper ya. 500'te kayboldum. Hemen bu akşam bak hemen. Bak mutlaka izle tavsiye ediyorum. Kesinlikle izleyeceğim. Orada aslında derdim şeydi biraz yani işte Türkiye'de böyle bir durum olursa neyle karşılaşırız? Nasıl bir durum çıkar ortamıza? Çok geniş çapta soruşturmalar açılır ve o ne soruşturmalar nerelere gider? 6 acaba? Saat sürer gündemde kalır sonra. Aynen öyle bu. Yani bir sürü insanlar herkes şunu söylediler. Peki ne oldu otobüse? 500'te tamam buraya getirdin bizi. Biz şimdi seyirci olarak merak ediyoruz ne oldu? Abi Çorlu'da bir tren faciası oldu mesela. Ne oldu abi? Soma'da bir maden faciası var. Ne oldu? Gezi olaylarında bir sürü şeyler, bir sürü faydalı meçhuller. Ne oldu, ne oldu, ne oldu yani anladın mı? Ben 7 bölüm dizi yazmışım. Ne olduğunu da işte siz de oradan çıkarın. Kafamdaki fikir aslında buydu biraz. Ciddiyete bağlamak istemezdim ama son dönemler böyle. Ne oldu? Alişe'yi de buraya alalım. Proje tasarımcısı da buradaymış. Alişe! Aynı zamanda oynuyor. Biz niye çocuklarımızın adına böyle Alişe falan koymuyoruz? Hadi koy. Oğlum Alişe, Ülkü, Uğur. Kötü mü? Kötü mü? Ne var? Ne olacak oğlum? Bekliyorum yeni dizileri de. Özcan Show'u da bekliyorum. Bu arada da bir otur da bir pinçe özel bir Özcan Show bir 2 dakikalık, 3 dakikalık bir şey yap ya. Kesinlikle bunu bu şekilde yapalım. Yılbaşı programı, yılbaşı programı. Tamam. Bak, bu şekilde organize edeceğim bunu. Yapalım abi gerçekten olsa, güzel olur. Saçı iç yap. Hadi alkışlayın gitsin. Alkışlayın gidiyorum hadi. 3 sene mi oldu geleli bize? 3 sene olmuş. 3 senede neler değişti? Hiçbir şey. Ve nihayet 3 sene sonra Grip'in konuğumuz. 3 sene önce, 3-4 sene evvel siz konuk olduğunuz zaman... Başarısı ama Kadir mi başarısı? Çok teşekkürler efendim Zencefil. Teşekkürler. Şarkılar yapmaya devam ettiniz, konserler vermeye devam ettiniz ama bir pandemi süreci girdi. Pandemi olunca da sanıyorum grup ayrı şehirlere, ayrı yerlere dağıldı. Grup dağıldı ama başka anlamda. Mesela Murat Köyceğiz'e gitti. Ben Köyceğiz'e gittim. Hepimizin öyle bir fikri vardır ya, lanet olsun İstanbul'a defolup gidelim falan derler de sen o tatmine nasıl ulaştın ya da bir destek ya da bir teşvik var mıydı? Yok ya, 5-6 senedir bir hevesim vardı. Güney'e gideyim, köy hayatı falan. Becerdim. Pandemi fırsat oldu. 40 yaşındayım orada. Gençsin yani. Olduğu kadar. Pişman oluyor musun bazen? Hiç. Böyle uzaklara bakıp ulan çok sıkıldım falan yok mu? Hiç. 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 Allah Allah. Daha dur yeni ya. Ama şöyle bir şey var. Ben zaten ne kadar taşınırsam taşınayım zaten İstanbul'dayım. Konser oluyor oradayım. Buradayım falan. Ya yani ben yine ayda bir ilk kere buradayım. Bunu Zeki Müren başlattı. Cem Adrian devam ettirdi biliyorsun. Ben noktaya koydum. Bazısı gitmek zorunda kalıyor. Bazısı gerçekten istediği için gidiyor. İstediği için gidenlerden bir diğeri de burada. Gümüşlükteyim ben de Bodrum'dayım. Oh be ne güzel. Ama hiçbir şey anlatmayacaksın galiba bunda. Yok bu kadar. Pişmansın galiba biraz. Yok ya bana da şey şöyle oldu. Hem pandemi böyle bir biraz yani eşimin ağır geçirmiş olduğu bir Covid var. Çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Bir o bir de kentsel dönüşüm dolayısıyla yaşadığım evin yıkılıyor olması. O evden çıkacak olma. Madem o evden çıkacağım hani eşya dolusu kamyon bir yere gidecek. Hani bir sokak ileri mi gitsin yoksa bayağı ileri mi gitsin derken. Çok iyi teşvik olmuş işte. Aynen öyle. Gümüşle gittik abi. Sen neredesin? Ben buradayım. Buradasın. Sadece pandemiden önce kıta değiştirdim. Sen hayatım önce. Anadolu tarafına ama geçtim. Senin için çok büyük bir şey. Anadolu'ya yani. Geçmek istemem bir insan olarak. Tabii tabii. Bu arada yani ekibin zoraki şartlarla dağıldığını duymak iyi. Daha kötüsünü duymayalım. Marmaris'te sen bir mekan açtın abi. Aynen. Bu yaz bir de öyle bir şey oldu. Burning Man Festivali ilk orada. Ben gittim mekana gördüm yerinde. Böyle bir ada. Birol abi bu adam rockstar. Yani o kadar oraya ait değil ki. Bizi kayıkla aldı.
Birol abi izliyorum ama Birol abi hep sahnedeki Birol abi benim şu an. Işıklar çarpacak, şarkı söyleyecek, bir şeyler olacak. Birol abi gayet böyle ensesi yanmış. Sırtı beyaz. Dedi ki oğlum dedi mekan açtım. Dedim abi hayırlı olsun ada. Ve gerçekten çok güzeldi. Denizi tertemizdi falandı filandı. Nasıl bir gözüm kalmışsa artık. Döndüm. Kaç gün sonra? Bir hafta sonra. Bir ay sonra yandı. Zaten bu arada bütün Ege yandı. Çok feciydi. O ayrı bir konu. Ama sizin onunla sonra alakalı bizim değildi. Bizim onunla alakalı olmayarak dükkanımız yandı. Niye yanmış abi? Bir bilirkişi raporu falan gitti mi? Abi vallahi bilemedi kişi. O kadar yani belli ondan sonra değil. Ama işte ihtimaller var. Oradan olabilir, buradan olabilir gibi. Bir bataryadan veya işte biri mi bir şey yaptı falan öyle kaldı. Ama devam ediyor. Belki de bakarız. Seneye yine görüşürüz belki. Belli mi olur? Ya ne olur görüşelim. Çok güzeldi orası. Cennet gibi yerdi. Gerçekten öyleydi. Çok güzeldi. Hatta motorla bir şeyler eksik. Daha açmamıştık dükkanı. Siz geldiniz. Abi dönerken tabii motorun acemisiyim. Benzin almayı unutmuşum. Yolda kaldık. Birol abi dedi ki ben dedi size karpuz alacağım. Şimdi dedim ki herhalde dedim adada yetişiyordur yani. Ada çünkü. Arkada kabileler falan var oğlum. Daha dans ediyorlar yani. Öyle bir adada açmışlar. Birol abi dedi ben size karpuz alacağım. Baktım bindik ayağa gidiyor böyle. Adama da zahmet oldu yani. Hani bileydik kayıkla bir yere gideceğini. Hani deniz aşacağını bilseydik karpuz yemesek de olurdu açıkçası. Birol abi gelmiyor moruk. Hava kararıyor. Bir şeyler. Yok adada yalnız kaldık biz. Bayağı terk edildik bu arada. Başka kayık da yok. Yani hani gitmek istesek gidemeyeceğiz de. Sonra öğrendik ki Birol abinin benzini bitmiş. Denizin ortasında. O şarkı da oradan mı çıktı yani? Belki de hani, belki çok, çok şey yapmamak lazım. Yok ama bu arada gerçekten müthiş bir mekan. Nereden nasıl ulaşabilir insanlar mesela yaz olduğunda? Yaz olduğunda şey Bozburun'a zaman gelirlerse aslında Bozburun'a zaten. Zaten sana ulaşmanın lazım. Kayıkla bekliyorum. Kime ben sorsak zaten gösterir. Bir ismi var mıydı mekan? Şipahoy'du. Bozburun Şipahoy. Bakalım bu sene ne olacak göreceğiz. Gökhan Özen miydi o jetskide? Evet. Evet Gökhan Özen. O tarz bir şey. Onu hatırlıyor musun? Hatırlamaz mı? Gökhan Özen. Tabii şimdi bizi çok genç izleyenler de var. Gökhan Özen zengin, popçu, yakışıklı bir adam. Jetskiye bindi. Ve jet ski kiralıyor doğal olarak zengin ve ünlüysen değil mi yani? Ne yapabilirim? Default. Kayıkla gezmiyorlar abi. Ama jet ski Türkiye'ye yeni gelmişti o da. Antalya'da böyle sürüyor jet ski. Aklına şöyle bir şey geliyor. Demiş ki bir Kıbrıs'ı göreyim geleyim bu alet çok hızlı. Mükemmel. Ben bu ayrıntıyı bilmiyordum ya. Bu doğru mu? Kendi açıklaması röportajı o. Kıbrıs'ın burnunu bir göreyim geleyim demiş ki mesela hani Anamur'da olsa belki. Ama Antalya'dasın. Yani neyse coğrafyası tabii adamın müzik işi sonuçta coğrafyada ne iş olur. Gidiyor. Görüyor da hakikaten. Dönemiyor. Akdeniz'in ortasında kalıyor herif oğlum. Millet ayağa kalkıyor, magazinler ayağa kalkıyor tabii, tabii. O dönem ne güzeldi magazinler ya. Neyse evet. Saçma bir konu nereye gidiyor. Sonrasında işte pandemi geçti falan şu anda belki çok da şey yapmamak lazım dediniz. Dedik. Bunu o kadar çok insan diyormuş ki kimisi söven şarkılar yaptı bu döneme. İşte kimisi hiçbir şey yapasım yok diye şarkı yaptı. Kimisi Allah belasını versin böyle dönemin diye şarkı yaptı. Yani aslında dönemin psikolojimize verdiği sıkıntıyı herkes şarkılarına, filmlerine, işlerine yansıttı. Ama siz çok farklı bir açıdan konuyu değerlendirdiniz bu şarkıyla. Ve evet ya belki de yani değil mi çok da yani şey yapmamak lazım dedi birçok insan. Şarkı uçtu. Hayırdır? Abi şöyle aslında bizim söyleyeceğimiz bir laf değil bu. Biz her şeyi dert eden adamlarız. Ama ya pandeminin ortası ya bu bitecek bitecek inşallah bitecek. Ya görüyorsun hayat kısa ucuz yanda her şey olabiliyor. Ya acaba çok da şey yapmamak lazım mı? Tam da biterken belki hani bunu yaparız yayınlarız. İnsanlara bir güzellik olur böyle olur yaz geliyor falan. Bitmedi abi. hala bitmiyor. Ya, de koydu. Ya tabii ki çok da şey yapıyoruz ama bazen de şey lazım ya. Ya hadi be demek lazım ya. Bizim herhalde o anımıza denk geldi. Ama tabii o kadar da kaldı. Bundan sonra konserlerde hep birazdan söylüyorlar şu anda. Şarkı. Süper. Peki vallahi bu söyleyeyim. Verdiğiniz o pandemi arasından sonra bir teşvik olur musa yani üf hadi o zaman devam dedirtti mi gruba, ekibe yoksa? Tabii canım bir de bayağı şu an hatırlamıyorum ama bayağı olmuştu şarkı çıkarmıyor. Ne kadar oluştu ya bayağı. En son geldiğimizde 4 sene sonra şarkı çıkardık. Tabii değil mi o zaman? Olmaz. Olmaz. Bizim hoşumuza giden şeyler değil bunlar çünkü o zaman da söylemiştim size. Hayranlık duyduğumuz ve gerçekten hayranlık duyduğumuz bir grupsunuz. Biz istiyoruz ortalığı çoluğa çocuğa bırakmayın bu kadar. Eyvallah. Yani hemen Kamil'i alalım bakalım yokluğunuz esnasında neler söylemişler sosyal medyada sizinle ilgili. Kamilciğim gel kardeşim. Siz mesela daha önce geldiğinizde bu yoktu. Evet. Bu arada gerçekten yoktu. 98'di falan yani. Bu arada Pinch Pub efsane. Açılsa da çalsak hani hemen. Açılıyor çok az kaldı. Pinch Pub'da çalacağız. Ya! Bu arada Durak X-Large Venue açıldı. Hayko açılışı yaptı. Sevgili Hayko selamlar buradan. Çok da eğlendik. Ben gelemesem de. Hasılatı duyunca eğlendim ama yok. Hayır gerçekten. Anlat sor. Konser öncesi çok az prova yapıyorlarmış. Evet. Kim söylemiş onu ya? Kim söyledi bunu harbiden? Kim söylemiş? Biz söylemişiz. Kadraja bir şey girdi bir dakika. Kim söylemiş bizim az prova yaptığımızı? Kim? Bu arada doğru. Şöyle konserden önce değil hayatta pek prova yapmıyoruz açıkçası. O yüzden sadece konser öncesi bakıyoruz. Prova yok bizim hayatımızda. Prova yok ya ama olsa iyi olur ya. Tabii ki. Biraz eleştiri yapmak gerekirse. Bence de. Galiba olsa iyi olur ya. Biraz 20, prova 20 yapalım. 20 senedir aynı şeyi söylüyorsun. Yok lan. Biraz prova olsa iyi olur. Ama siz de 4 senede bir şarkı yaparsanız nasıl prova yapasınız ki? Bir sürü yeni şarkı yapın ki onların provalarını yapın sevgili abilerim. Yapıyoruz ama size. Şimdi bir cover bir de yeni beste tekrar geliyor. Yeni albüm falan artık bitti mi? Yapmıyor musunuz? Daha yararlı oluyormuş single öyle diyorlar. Ya herhalde biraz single devam ederiz böyle işte. Belki 3-4 single sonra
Yani çok akıllıca böyle... bulmuyor musunuz şu an albüm yapmayı mesela? Yok. Bulmuyorsunuz. Manga'nın da Aralık'ta albümü çıkıyor arkadaşlar. Buradan duyuralım. Sevgili Ferman, şimdi duydum. Akıllıca demeyin. Hiç akıllıca canım. Şeyler ha, yapmıyorsunuz. Hayır. Geçen de sizi Mor ve Ötesi'yle kapıştırmaya çalışmıştım, hatırlıyor musun? Evet. Bu sefer de Manga. Bu sefer de Manga. Yapacak bir şey yok. Abi gruplar savaşını istiyoruz biz. Biz özledik öyle şeyleri. Ama... Hepsi artık bak belli bir yaşın üzerine geldiler. Çok efendi insanlar oldular. İnsanların rockstar olduğunu hatırlamaları lazım. Kavga etmeleri lazım yani. Biz hiç kavga etmedik ama ya. Kuliste birbirimize girmemiz lazım değil mi? Böyle tabii abi. Bir kadın mı çizeceksin? Hangi kadını abi, çiziyorsun sen? Yani, böyle. Ben bilmem. Buradan ilk gol geldi. Şöyle de bir şey var. Derdini anlatamayan albüm yapar bir sürü şarkıyla. Bak. Derdini anlatabilen. Müthiş sevdiğimiz insanlar çok bu arada. Harika her şey. Hakikaten. Yok be zaten dersek diyelim ciddiye almaz onlar. Bu arada ciddiye de almazlar zaten tabii bizim şeylerimiz. Totem olarak konser öncesi Kartal gol gol diye bağırıyorlarmış. Bunu da bıraktık ya. Onu bıraktık ya. Ama sen Galatasaraylı değil miydin? Evet ama öyle bir motivasyon olsa. O zaman kafalar karışıktı ya. 15 sene ne zaman o işte? Vallahi bayağı oldu ya. Çok 15 sene değil. Acaba toplanıp yapıyorduk pandemiden dolayı mı yapmıyoruz? Hayır canım. Yo. Galatasaray marşı yapınca o işi bıraktık. Doğru, Galatasaray marş yaptınız. Yani o da değil yani. Biz onu sen de üzülme diye herhalde. Bir ara çok moralim bozuldu. Galatasaray marşından önce benim mi şey yaptınız öyle? Hani? Sanırım sen biraz daha mutlu yalandan 2-3 kere Kartal gol yapıp ondan sonra Galatasaray marşı. Ya bu arada bir proje var. Çok bir iyi. Proje var ama yani. Ayrı yerlerde oturdukları için tabii kısıtlı zamanda bir araya geliyorlar. Ve böyle. Ve böyle oluyor belli ki. Prova da yapmadıkları için. Bu arada nasıl gidiyor Anadolu yakası seni? Abi güzel. Yani bir şey söyleyeceğim. Şey duruyor mu o ufak bakkallar? Abi yıktılar onu ya. Abi görüyor musun? Ama her şeyi yıkıyorlar ve her şeyin fiyatı var ya. Fırladı. Oğlum kahve söyleyin abilerimize. Murat abi bir gün konser öncesi uyuyakalmış ve uyandıramamışlar. Evet, yıl 2003 mü? Konser öncesi değil yani. Konser sırasında. Konser sırasında. Neyi? Konser sırasında uyuyakalmak. Çok acayip bir şey ya. İnsan bir anda. Çok sempatikti o. Davulun üstünde uyuyakalmış ya. 2003 yani hadi müydü? Sen çal diyordu bize gitarı verip. Tamam ben çalamıyorum sen ya, çal. Uyuyakalmışım. Ya uyuyakalmak değil kalkamıyorum yani. Bir rol şey yapıyor. Şarkıya girer misin? Şarkıya giriyoruz falan. Sen çal. Gerçekten mi ya? Nasıl peki bu kriz nasıl atlatıldı? Sonra uyandım bir şekilde. Ayıldı yavaş yavaş falan biz orada bir şey. Ya orası zaten Bronx'tu. Orada kriz yok. Orada herkes uyuyor. İzleyici de uyuyor falan. Tabii. Sızmış herkes. Aynen öyle mükemmel. Arda'nın devrilmesi var yine aynı şekilde. Böyle Londra Kulesi gibi sahnede o da. Neden? Aynı şekilde. Valla aynı. Aynı yine. Dedim ki Murat uyuyor ben ne yaparım? Üzerine nasıl koyarım? Nasıl bir şey yapabilirim? Nasıl üstüne çıkabilirim? Sen finali sen mi yapacaksın yok, abi? Yok tam askere gidiyorduk biz de o yüzden biraz stresliydi. Üçümüz birden gidiyorduk falan. Çok üzülmüştüm. Onun stresiyle biraz. Üzüşü bak. Kenya'da bir klip çekmişler ve bir ilacı yanlışlıkla fazla aldıkları için çok garip bir klip. Bunu biliyorum. Sence kimdir bunun? Sorumlusu kimdir bunun? Kadir! Kadir, adamları Kenya'ya götürüp zehirledik Kadir! Allah seni kahretmesin. Yani, adam tam yüzünden... süreleri hatırlamıyorum da aşağı yukarı atıyorum. Haftada bir alınacak ilacı biz aynı gün içinde. 2 haftada bir mi? Hayır, günde 2. Günde 2 mi? Öyle bir şey aldık yani. İnanılmazız. Böyle bir asabiyet yok ya. Bizim yan etkilerinde gerginlik var. Böyle fillerin yanına kopmuyordunuz mu böyle? Yani öyle bir şey değildi o. Yok yani. Öyle şey ha, değil. Öyle değil. Tamamen tam tersi. Şey değil, kopma falan yok. Gereksiz bir asabiyet ve sonuçsuz tartışma kaplanın var. Kaplanın peşinden koşuyor falan Kenya'da mı? İnanılmaz. Nasıl s**erim o kaplanın? Önce asabiyet var. Ya. Sonra saat da kaç şey var. Ne demek saat kaç? Ne yapacaksın saatte? Kenya'dasın be. Ama sonra şey tartışılıyor. 5 mi 5'i 5 mi geçiyor? Böyle bir gerginlik hani bir kibarlığa yani. Bağlanıyor. Isıtma hapı falan değil mi onlar? Öyle bir şey ısıtma mı? Bir şey saruhum mamı ne o tarz bir şey. Abi haftada bir alınacakmış. Biz 2-3 gün böyle ikişer tane attık. Gerginlikten. Ama nasıl güzel. Ama gerginlikten şeyiz yani. Ondan çözsene moruk bize. 3-4 gün takıldık işte. Açık büfe var otellerde. Antilop yiyoruz. Ya devamlı hani bir şeylerden deniyoruz yani. Açık büfe şeydir ya bizim. Olur da. Tabii. Aa bu neymiş? Ama rahatsız ediyor. 5. akşam falandı galiba. Ya da gitmeden önceki akşam hatırlamıyorum. Ya şey dedim. Tek bir şey alacağım. Onu yiyeceğim hani. Karıştırmayacağım artık öyle. Baktım böyle güzel kırmızı et. Ne diyeyim? Salçalı kuşbaşı gibi bir şeydi. Yedim onu. Bir tabak aldım ondan bir de. Yedikten sonra öğrendim. Bilmem ne yiyen sülük müymüş? Neymiş o? Sürüngen miymiş neymiş? Sürüngen mi? Abi ertesi gün bir patladık. İkimiz de. 40 derece ateş. Yani gece... Bilmem ne yiyen sülük. Tabii gece ölüyordum yani hakikaten. Biz ertesi sabah safariye çıkacağız. Çıktık Masai safariye güneşin altında. Baktık iz bırakıyoruz. Şöyle gidiyoruz. Zaten safari desin araç şey. Ölüyorum yani. Köyde çekim yapacağız işte. Markayla gitmiştik. Çekim yapacağız. Daha önce ben şey dedim. Ben gelmeyeyim bugün dedim ama mümkün değil. Yani oradan gideceksin devam edeceksin falan. Eve gireceğiz. Yerlerin yaşadığı bir eve. Yerler artık evde mi yaşıyor falan? Pardon. Abi önden bir iki kişi girdi. Ben kafayı uzattım. Bir koku var. Mümkün değil ya. Dedim ya kusura bakmayın imkansız yani. Ben bu eve giremem yani.
bu şeye işte neyse. Ama onlar yetiştirdikleri hayvanlarla beraber kalıyorlar. Ondan i̇şte, kaynaklı. Yani ben onu bilemem. Hayvan severler. Çok savandı. Ya onların tabii yedikleri, içtikleri, onların aroması falan tabii ki elbette bize göre değil. O aromalar da tabii mutfak her şey aynı yerde olunca büyük ihtimalle o bozuk yağlar falanlar. Ama durum çok ciddiydi. Tabii sonra gittim yani. Doktora da bir nasıl şey büyücü dedi. Doktora mı gittin Kenya'da? Vallahi. Enteresanmış. Peki siz Avustralya'ya gidiyordunuz sürekli. Biz de kıskanıyorduk. Ona niye gitmiyorsunuz uzun zamandır? Pandemi. Tabii şimdi pandemi falan. Pandemi bir tamamlansın. Zaten adamlar kendi vatandaşlarını daha iyi kabul etmiyorlardı o dışarı kadar. Çıkanları. Şimdi izin çıktı. Dolayısıyla şimdi yavaş yavaş toparlarız durumları biz de. Pandeminin şekline göre yine gideriz. Sen durumu toparlarsın da bakalım. Ekonomik olarak da toparlayabileceğim. Aa, bu doğru. Şimdi bir Avustralya'ya şimdi bir Amerika turnesi. İlker abi 7 yaşında başlamış darbuka çalmaya. Darbuka çalmaya. Orada 8 yaşında bırakmış. İstiklal'deydin değil mi sen? Kadıköy'deydi vapur attım. Yok abi direkt Tarlabaşı'ndan İstiklal'e. Yok darbuka çalmadım ya. Oğlum nasıl haber hazırlıyorsunuz ya? Bu nasıl program lan? 5. sezon. Ama hayır kesin bir röportajda bence böyle bir şey söyledim. Ve bu ciddiye alındı bence. Ha, biz böyle olabilir. Röportajlarda yazılı olanlarda bazen geyik yaptığımızda ciddi ciddi yazıyorlardı o zaman. Belki oradan kalmış olabilir şimdi sevgili. Yanlış haber. Doğru haber. Haber doğru, konu yanlış. En çok eğlendikleri turne Amerika turnesiymiş. Neden vatanınızda falan diye bir ben her yerden bir şey çıkardım. Ya hepsinin eğlencesi ayrı. Kıbrıs'ta da çok eğlenmiştik büyük ya. Büyük eğlendik. Bir Kıbrıs'ta haram olmasına rağmen kumar oynadık. Ama öyle demeyin şimdi. Rize'nin Rize'nin çayı, elflerin oku değil mi? Kıbrıs'ın da kumarı yani sonuçta oraya gittiğimiz zaman. Ayıp olmasın diye. Ayıp olmasın diye. Bir de insan... Ya biz bu arada, biz Birol abiyle normal otelde takılırken otel sahipleri falanları organizasyon ayarladığı için bir ödül törenine gitmiştik. Dediler ki lütfen işte gezdirelim size. Kumarhaneye gezdiriyorlar. Tabii nasıl böyle kumarbaz insanlar? Kağıt oynayanlar, işte varını yoğunu böyle anneannesinin bileziklerini getirmiş satmış orada yiyenler. Biz de kumardan anladığımız ne Birol abiyle şey, kollu makina. Düdüt düdüt basıyorsun bir şeyler oluyor falan. Birol abiyle yan yana oturduk. Ben tabii hiç bilmiyorum. Birol abi böyle oynuyor ama Birol abi çok sakin böyle çay var. Ama 200 tane bedava diye söylemiş. Benim de yanım tost dolu böyle. Biz şaşırdık bedava dedikleri için böyle doyuyoruz falan orada. Birol abi basıyor. Blink 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 bir şeyler. Basıyor blink 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 bir şeyler. Dedim ki ama ben de dedim kazanayım. Parayı soktum abi. Bak oynadım. Bir şey oldu. Hatırlıyor musun? Çılgın bir şey ama. Yani ekran benim koltuk akıyor. Sıçrıyor. Işıklar yanıyor. Ananı. Birol abi dedim zengin olduk. Vurduk. Zengin olduk yani. Patlıyor ortalık falan. Ben görevlileri bekliyorum böyle tebliğe gelsinler falan diye. Yemin ediyorum size bak cayır cayır yanıyor alet. 36 lira kazandım. Makinenin yaktığı elektrik daha fazladır abi. O kadar çılgınca bir eğlencenin üzerine bana 36 TL verdiler ya. Ama finalde biz de iki kol çevirdik sonra döndük İstanbul'a. Evet. Gerçeğini anlatayım mı şimdi? Birol abi bırak. Çok oynadım kazanmam lazım. Oğlum bırak ben böyle param bitmiş nakit tamam mı? Kartı Kadir'e vermeye çalışıyorum. Çek götür. Para getir. Allah'ım. Gözümden kıyım ne yapayım yani? Alışkın da değiliz öyle günahlara. Sonra yani çıkıp domuz eti yedik falan. Evet. Bir de saat algısını tamamen kaybediyorsun. Pencere yok. Hiçbir yere saat koymamışlar. Kolundaki saati bile şey yapıyor adamlar. Adam onu bile bozuyorlar değil mi? Bozuyorlar bunlar, yani. Psikopatlar. Ama çok çok eğlenceliydi. Ya çok bayağı keyif aldık. Küçük de bir aynen macera yaşadık. 36 lira kazandım. Çok da değil mi? Çıkışta da haram bir havaya fırlattım parayı. Bir yabancı şarkı çıkartma planları varmış. Oo! Ne zamandır var? Ne zamandır var? 3 sene önce de vardı. Hep var. Bize yabancı mı? O bize yabancı. Aslında var bir tane. SoundCloud'da var bir tane. Hadi bakalım. Çok eski bir kayıt var yabancı. Bizim kendi İngilizce bestemiz değil mi? Önce değil mi? Türkçe şarkı yapmayı planlıyoruz. Ondan sonra İngilizcesini. Hani Türkçeyi bir yapalım da diyorsun. Evet, evet. E peki bu kadar uzakta olmanız ne bileyim artık sonuçta hani dijital işler yapıyoruz ama sen oturduğun yerden çalabilirsin. Sen oturduğun yerden kaydedip birbirinize gönderip demoyu en azından ham halini bitirebilirsiniz. Böyle bir çalışmanız var mı yoksa ya dur bir araya gelince yaparız moduyla biraz azıcık erteliyor musun? Yok, şey var. Sen söyle. Yok, sen devam. Yok, sen söyle. Lütfen işte ya. Bu kibarlıktan. Bu, biz bundan. İşte buradan. Abi bizde aşırı demokrasi var. Yani demokrasi güzel bir şey. Tabii ki olması gerekir. Aşırı olması da çok güzel ama iş çok burada şey. Biz böyle hani çok uzun o Yüzüklerin Efendisi'nde ağaçlar vardır ya böyle güçlendirilmiş günlerce konuşurlar. Aynen. Onu yaşıyoruz. Öyle mi yap? Sen konuş. Öyle mi yapsak? Öyle yapmayalım ya. Böyle mi yapsak? Böyle yapmayalım. Şöyle yapalım. Sonra oylamaya geçiyoruz. 2-2. Aa. Sonra o şarkı mort. Oylama mı yapıyorsunuz gerçekten? Oylama yapıyoruz her konuda. Ama işte o 4 kişi var bir sıkıntı. Belki 5. olarak Oğuz'u arayabiliriz bundan sonra fikir almak için. Kendimi tavsiye etmiyorum abi. Özellikle sizin için. yapalım. Hemen yapalım. Onu da yapalım. Bende de böyle bir şey var. Maalesef kanlı takip duruyor. Ne güzel. İşte ben de o taraftayım. Hadi en abi. Kamil'cim bitti mi sorular? Kamil'i alkışlayarak gönderelim o zaman.
Umarım her şey çok daha güzel olur ama siz de ne olursunuz bizi mahrum etmeyin şarkılarınızdan. Çünkü yarın bir gün Allah korusun belki de gitarlarımızı satmak zorunda kalacağız. Öyle bir duruma koşuyor memleket. Bizim gerçekten sizin şarkılarınıza ihtiyacımız var. Zaten herkes çok gergin, herkes çok agresif ama biz Grip'in şarkılarıyla buradan çok çok uzaklara gidebiliyoruz. Zaman makinesi gibi, ışınlanma cihazı gibi sizin şarkılarınız. Bir anda geçmişe gidiyorum bir Grip'in şarkısı dinlediğimde. Bir anda geleceğe gidiyorum bir ümitle doluyorum. Bir anda da bambaşka bir yöne evrilip buralardan kaçıp rahatlıyorum. O yüzden sizin gerçekten değeriniz çok yüksek. Bizi şarkılarınızdan mahrum bırakmayın ve hatta bu lafın üzerine de bir güzel şarkı almayalım mı? Alalım haydi. İşte bu. Kesme, kesme. Sahneye gidiyorlar. Neden? Çünkü sahnemiz var oğlum. Pinch Pub'da hepinizi bekliyoruz. Çünkü bunlar geliyor bedava bedava. Bak Kadir 4 tane bira içti oğlum. Bundan alın parasını. İşletme zor bugün, zor. Belki çok da şey yapmamak lazım. Vuralım hayatın gelişine. Belki biraz daha dans etmek lazım. Yakalım kafaları bir an önce. Nefesim şair, dönüp duruyorum yeni zamanlarda. Umutlar derman, korkularla armağan. Dün erken bir yarın geç, şimdi mümkün toparlanma. Kafalar yastığa dene kadar düşünmek yok bu gece. Yaşamak lazım şimdi parlayan yarınlardan. Üstüne yazacağız ne varsa eskiden kalan. Kafalar yastığa dene kadar düşünmek yok bu gece. Pinch Pub'dayız. Madem sahnemiz var o zaman deneyselliğin dibine vururuz dedik. Ve APO misafirimiz oldu.
Biz çok enteresan bir programız. Her şey kanlı takip. Neden? Şu anda burada doğaçlama bir şarkı yapılmıyor ve Gripping APO buluşması ilk defa Finch'te olmuyor. Yeah, yeah. Teletabiciyim, teletabiciyim, nere bakıcıyım, tabi akıcıyım, canı sıkıcıyım, yakıcıyım, çekiciyim, estediciyim, ben değilim, test ediciyim, reddediciyim, yin yin yin, kapa din din din, da değil değil değil, kimse bilmeyin değil, ona eğilmedi din, verilmedi beyin, kaç yıl yata söyleme rücuyum, ne istersen onu vereceğim, kim demiş ol yola geleceğim, bu iş oğlum benim bileceğim, kucağımda dedi bütün geleceğim, al beni rain, inanmadı değil, hiçbir melek bana atmadı mı? Aldığım kapının anahtarı değil, ya kartal ya da iş taraftarı değil. Kapılar yastığa dene kadar, yeah. Düşünmek yok bu gece. Belki çok da şey yapmamak lazım, buranın hayatın gelişine, yeah. Belki biraz da dans etmek lazım, yakalım kafaları bir an önce. O zaman Gripping'in bence söyleyeceği daha çok sözü vardır. Alkışlarla. Yaşındasın, dertlerin başındasın. İstisnasız her an geçmişi özlüyorsun. Bilmem kaç yaşındasın, gözleri yaşlardasın. İstisnasız her an yarını düşünüyorsun.
Mesela ağaç süslemenin bir şaman geleneği olduğunu biliyor musunuz? Eski bir Türk geleneği olduğunu biliyor musunuz? Bugün böyle milliyetçi görünümlü tipler çıkıp şey diyor ya. Yılbaşı abi, yılbaşı özeniyorsun işte. Çam ağacı Hristiyansın sen. Kıyım, bu nasıl bir algı ya? Bu nasıl bir algı lan? Daha tarihini bilmiyorsun. İbi ne? Ama ülkücü, milliyetçi, vatansever. Herkes akıllı olsun yazıyor. Z ile. Türkçü. Türkçe bilmiyor. Wow. Hakkari nerede? Karadeniz'de. Ama milliyetçi, vatansever. Vatanından haberi yok. Tarihinden, Türklüğünden haberi yok herifin. Yılbaşı açıştı. Hristiyan! Buraya bir konuk alıyorum. Kızın burada bir mısır motifi var. Haç! Haç! Haç gördük orada, haç gördük. Lan sen vampir misin? Lan haça bu kadar tepki niye veriyorsun? Haç var kızın boynunda, haç var! Aynı adamı gördüm Galatasaray maçında. Galatasaraylı futbolcu çıkarken kimden aldı böyle bir şeyi? Böyle bir şey yaptı. Böyle sana be Allah'ına kurban aslanım benim falan diye bağırdılar adama. Ulan aynı sevgiyi normal Hristiyan'a da göstersene. Her Hristiyan gol atmak zorunda koyayım. Ya Rihanna dinliyor, ölüyor böyle dinlerken. Ram pa pa pam, ram pa pa pam. Orada haç var diyor, sen diyor İsrail köpeğisin. Bilgi bu. Bakkaldaki algi de dolabını kutuplar zannediyordur o. Dünya görüşü o kadar onun çünkü. TikTok'ta görüyoruz vatanseverler işte. Çık. Altta böyle Kurtlar Vadisi müziği. Eğer ki bir kan dökmekse içeriden annesi giriyor. Terlik fırlatıyor kafasına. Anne bir dakika sıkacağım şimdi havaya. Ampule yumruk atıyor falan. Oğlum ben bu adamlarla mücadele ediyorum Twitter'dan. Twitter'da sen bu adamı koklayamıyorsun. Tartamıyorsun jestini, mimini. Ama yazdığını okuyorsun. Olsan kardeş. Muhalif olacağım diye iyice vatanını satmaya baş... Bana bunu yazdıktan 3 saniye sonra annesi kafasına terlik attı bunu. Bunu düşünsene, niye cevap veriyorsun? Ben de cevap veriyorum birçoğuna. Lan bizdeki vatanseverler böyleyse bu vatanı gerçekten kim seviyor? Konunun sistemini anlamadan o kadar sert, o kadar geniş hareketler yapıyor ki insanlar. Yeni Maliye Bakanımız. Görevinde kendisine başarılar diliyorum. Yeni Maliye Bakanımız çıktığı anda FETÖ'yle fotoğraf. FETÖ'yle yan yana bakın bakın bakın. Ne yapıyorsunuz ya? Ne olacak zannediyorsunuz? Yani adam böyle evet ya böyle bir oluşumun içinde nasıl yer aldım ya? Böyle mi diyor zannediyorsunuz? Oğlum bu adamlar bunlara üzülmüyorlar bile. Çünkü o adamların işletim sistemi sizinki gibi çalışmıyor. O adamlar akıllı adamlar. Sizin gibi aptal insanlar değil onlar. Diyor ki güç bu. Gücün yanındayım diyor. Fotoğrafını çektiriyor. Diğer gücün yanına fotoğraf çektirmeye gidiyor. Onun için çok normal bu. Üzülemez mesela. Yarın bak başkası güçlü olsun orada. Kılığı kıyafeti bile ona göre değiştiriyor bazı insanlar var. Şimdi sen bunu paylaşıyorsun. FETÖ'yle yan yana gördünüz mü? Gördünüz mü? Ha gördük. Kahroldu adam. Konunun temeline inmeden kaymağıyla o kadar fazla uğraşıyoruz ki yemin ediyorum ağzımız yüzümüz bembeyaz oldu. Gerek yok. Var. Kurduğunuz cümle yanlış. Sonra bu aynı insanlar çıkıp kamuoyunun tepkisini ölçüyorlar orada ya. Twitter'da işte bu vatansever kardeşler. Bir kere CHP zaten HDP'yle nasıl bir işbirliği olduğunu sen gördün olsan buna rağmen sen CHP'lisin. Değilim a**ayım. Ya bir de size ne ayrıca ya. Ben senden daha fazla okudum. Daha fazla gezdim senden. Daha fazla düşündüm. Kafamı daha fazla çalıştırdım bu konulara. Senin oyunla benimki aynı. Sen zaten bu konuda beni eziyorsun. Atmır. Hayattaki hiçbir şey zannedilerek kazanılmamıştır. Bir şeyi zannetmekle bir şeyi bilmek arasında o kadar büyük bir uçurum var ki. Ama herkes bir şey bildiğini zannediyor. Bu diyor ki böyle. Sokak röportajını izliyorum. Ezan Türkçe zaten diyor adam. Gidiyor. Tartışmıyor bile. Ezan diyor Türkçe. Kana diyor rengini veren nedir? Fişli suyu diyor adam. Onun oyuyla bizimki bir. Doğal olarak temele inmek lazım. Oğlum birisi söylemini 5 gün içerisinde değiştiriyor. Unutuyorsunuz yani. Umurunuzda olmuyor ya. Rasim Ozan Kütahyalı ya. Adamsın yazan var. Beyaz TV'de yaptığı programda yaptığı şakaya gülüp ona adamsın yazan var oğlum bu memlekette. Bu ülkede var bu insanlar değil mi? Birinin FETÖ'yle fotoğrafı çıkmış. Ne olmuş? Nagihan Alçı çıkıp diyor ki ben insanlığı savunacağım sonuna kadar. Senin çanak tuttuğun FETÖ yüzünden kaç Türk subayı hapse girdi. Türk ordusunun mensuplarına, canını vatanı için harcamış adamlara, hadi onların eşleri soyunsun da takvim kızı olsun demedin mi? Senin ağzından çıkmadı mı? O kadınlar kadın değil miydi? İçeride intihar edenler, kanser olup ölenler, onlar insan değil miydi? Bu kadını alkışlayan var şu an. O yüzden ya hatırlayın a**ayım ya da susun. Hatırlamıyorsanız hatırlattığımda da bana saldırmayın. Çünkü 5-6 tanesi denedi saldırmayı, paket edip gönderdim. Bir anlasalar konunun asla farkında olmadıklarını. Geçen birisi diyor ki sen diyor babana bak diyor Doğu Perinçek'in diyor sağ kolu senin baban. Benim babam hapishanedeyken Vatan Partisi Genel Başkanı, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de içerideydi Ergenekon'dan. Orada tanıştılar. Ben de tanıştım. Görüş günü var. Ortak bir toplanma alanı var. Orada gördük. Hep anlatıyorum bunu. Bilmiyor ama dinlemiyor herif. Tuğrul kardeşim, ben ve annem böyle bekleyen 3 tipiz. Elimizde bayrak. Ergenekon yalandır diyoruz. Götüyle gülüyor millet bize. Biz ne yapacağız 3 kişi? Sonra partililerle tanıştık. Geliyorlardı böyle o zaman. Destek oluyorlardı. Avukatlarına gidip soruyorduk. Bizim bir tane avukatımız vardı. Avukat ücreti işte avukat var burada. Ağır ceza. Bizim öyle paramız mı var? Babamın içeride pankreasında bir sıkıntı oldu. Hastaneye çıkartmadılar oğlum babamı. Ölsün diye içeride. Vatan partililere gidip ağladık. Ulusal'da şurada burada yayın yaptılar da duyurabildik insanlara. Ben mi yapaydım? Benim 100 takipçim vardı Twitter'da. 100. Duyar kasmak için RT'den de çok. Onların duyar insafına mı kalaydım? Babama dediler ki gel sen de Vatan Partisi'nde yer al. Fikirleriniz çok önemli. Benim babam ülkücü moruk. Girdi dedi ki evet. Bir partiyi parti yapan partinin adı değildir. İçindeki insanlardır değil mi? Bir noktaya taşırlar. Şimdi eski CHP ile bugünkü CHP aynı mı? Demek ki birileri bir noktaya taşıyabiliyor ya da farklı bir yöne çevirebiliyor değil mi koca bir partiyi? Babamız da
bu fikirle girdi Vatan Partisi'ne. Baktı politika böyle bir şey. Baktı konular farklı. Hop dedi çıktı. Çıkalı 5 yıl mı oldu? Çıkmış bu kadar. Bana ne yazıyorlar biliyor musun? Sen önce diyor Tayyip Erdoğan'ı savunan Doğu Perinçe'ye laf et. Ettiğim programa davet ettik. Beni takipten çıktı adam. Çok enteresan insanlar. Bir de romantikler var bu hayatta. Her şey kardeşlik ve barış için. Keşke ama. Mümkün mü lan öyle bir şey? 6 milyon Suriyeli'ye kucak açmaya çalışıyor Twitter'dan. 2018'de adamın teki itiraf etmiş. Bana yazdı. Dedi ki 2018'de seni en başta linç eden bendim. Boş teneke, mahalle milliyetçisi. Özürler diliyorlar bugün onun gibi bana söven 1000 tane adam, kadın. Çünkü söylediğimiz çıktı. Ne söyledik de çıkmadı lan mevzularda. Olsun. Anlattığımız için ağzımıza sıçmadılar mı? Vergi cezaları almadık mı? Çok büyük reklam projelerimiz geri döndürülmedi mi? Kanal D'de program yapacağımız dönem Kanal D'ye 3000 tane mail gitmiş ya bu herif gezici diye. Gurur duyuyorum. Kimse bilmesin 5 sene sonra bir değeri de olmasın. S**le değil. Ben biliyorum ya moruk yaptıklarımı. Gerisi önemli değil. Sen böylesin diyor. Yazık günah. Konu bizde bizde. Lideri değiştirince de değişmeyecek konu. Biz bu kafayla gidersek bu konu hiçbir zaman değişmeyecek bu ülkede. Bana bunu yazanlara cevap dahi vermiyorum. Abi herife bak ne diyor. Ne demek ne diyor a**ım? Biz burada yıllardır ne anlatıyoruz? Kozinoğlu'na özel bölüm mevzular var lan. Gir bir izle bir bak bakayım. Bir izle bir olanı bir dinle bakayım. Birinci ağızdan. İşte biz böyle olmaya devam edersek lider fark etmez. Atatürk de canlanıp bugün gelse otursa başa hiçbir şey yapamaz biz bu kafadayken bu memlekette. Doğal olarak senin yılbaşı ağacına da takacak. Haça benzeyen ya da sikret haç takayım ne demek yani? Ne münasebet lan? Ona inanıyor. Sana ne koyayım? Haş takacak adam ona laf edecek. Ne olacak ona laf edince? Allah'ın eri olacak çünkü değil mi? Her gün bunlarla uğraşıyoruz işte. Sonra da diyoruz ki ülke böyle olacak. Ne öyle olacak acaba? Sorunu yanlış yerde arıyoruz. Lastik patlıyor, benzin koyuyoruz arabaya gitsin diye. Her gün millet birbirini doğuruyor artık memlekette. Ekonominin geldiği nokta buna sebep de. Yarın ne olacak? Bunun gibi soruları mevzular programımızda izleyebilirsiniz. Çünkü böyle bir programımız var bizim, onu da size hatırlatmak istedim. Moraller bozuk. Herkesin canı çok sıkkın birçok konuyla ilgili. Elbette başlık ne olsa ekonomi kadar değerli olmaz sizin için. Çünkü sürekli alım gücünüz düşüyor. Her gün birazcık daha fakirleşiyoruz. Bu hayatta her şeyi etkiler. Birçok şeyi etkiler maalesef. Bununla ilgili filmler, türküler, şarkılar, kitaplar var. Dediğim gibi memleketin bütünlüğü, memleketin huzuru, memleketin barışı ve bu memleketin insanları başka zorluklar çekmesin nerede? Ekonomi düzelir. Düzelir yani bir şekilde düzelecektir. İnşallah çok uzun sürmez. Umarım en ağır problemimiz ekonomi olur. Yani işte böyle söyleyeyim. Çünkü çok gergin ortam. Seçim yaklaşıyor. Şarkıcılar konserleri dolmadığı zaman yeni konserler verirler. Politikacılarsa ivmeleri düştüğünde yeni sansasyonlarla gelirler. Çünkü herkesin ilgi çekmek için, dikkat çekmek için, bilet satmak için ya da oy almak için böyle stratejilere ihtiyacı vardır. Umarım bu stratejiler bize zarar veren stratejiler, bizim kafamızı karıştıran stratejiler, bizi kandıran stratejiler olmaz da herkes dileğinin hakkıyla sandığa gider. Geç. Hazır mıyız? Başlıyor muyuz? Tamam mı? Yıllar geçti. 85'te zannediyorum ilk defa bir gazeteyle, değil mi? Cumhuriyet 83 sonu. Anlatayım mı hikayeyi? Lütfen. Cumhuriyet'te başladım ben çalışmaya. Hasan Cemal'e gittik. Gittim. Hasan Cemal o zaman yayın yönetmeni. O da yeni yayın yönetmeni ve genç o zaman. 30'lu yaşlarında yanlış hatırlamıyorsam. Dedi ki ben gazeteci olacağım. Tanıdık vasıtası diye torpille gittik tabii. Baktı bana her zaman olduğu gibi küfür etti önce. Böyle söylemiyor burada küfrünün ne olduğunu. Olan dal bilmem ne diyerek başlayan. Hiç anlamadık. Ben ısrar edince iyi peki dedi ve beni her işe yaramazın olduğu gibi spor servisine gönderdi. Spora gittik. O zaman rahmetli Abdülkadir Hocam'ın spor müdürü. 83'ün herhalde sonu evet. Bir girdim paniğe kapıldım. Çünkü ben hayatımda daktiloya dokunmamışım bile o güne kadar. Herkes takır tukur daktilo yazıyor falan böyle. Herkes işi biliyor böyle çok düzgün tipler. Zırzop gibi hissettim kendimi. Abdülkadir abi dedi ki yabancı bilir misin dedi. Bilirim abi dedim. Ne bilirsin dedim ki İngilizce bilirim. İyi mi dedi? İyi dedim. Fransızca iyi dedim. Almanca biraz bilirim dedim. Başka ne bilirsin? Biraz dedim eski Yunanca bilirim. Hafif Latince bilirim dedim. Alan dedi. Başlatma dedi. Latince'ne Yunanca'na dedi. Tamam dedi. İngilizce biliyorsan yeter bize dedi. Ya yarın başla dedi. Ben de bir panik dedim ki abi başlayamam. Ne demek başlayamam dedim. Abi kayağa gideceğim. İyi peki dedi git kayağa o zaman sonra gel dedi. Neyse bir 15 gün böyle bir kazandım. Sonra abi bir Amerika'ya geçeceğim falan filan. Dediğin gibi aslında 84'te başlayabildim. Sporda başladım. Sonra yan yayınlar, ek yayınlar falan filan. Sonra Nur İçinde Yatsın, Okay Gönelsin'e bile bir tatsız bir tartışmamız oldu. Ve istifa ettim. Gazeteciyi bırakmaya karar verdim. Sonra o sırada Ercan Arıklı vardı. O da rahmetli. Bu da benim çok yaşadığımı gösteriyor. Herkese rahmet diye bahsettiğimiz zaman. Bir gazete çıkaracaktı. Ve zaten bana bir teklif yapmıştı daha önce. İşte Hıncalıç falan onun ekibindeydi. O madem teklifine ben Cumhuriyet'ten memnunum diye kabul etmemiştim. Ayrıldığımı duyunca bir daha teklif yaptı. İyi dedim ben de gittim. İşte oradan öyle asinlerdir, masinlerdir falan filan böyle yürüdü yani. Bu muydu ama hayattaki amaç? Yani ben öyle gazeteci olacağım bir tarafa. Bayağı kanal yönetiyorsun, gazeteyi yönetiyorsun. Yani her gittiğin yerde yönetime geçiyorsun. Bu nedir? Onu ben de bilmiyorum neden olduğunu. Genelde ben büyüklerin yanında büyüdüm. Yani büyüklerin yanında büyüdüm lafı hakiki. Ne denir? Öyle literal dedikleri türden. Ben dedemle çok yakındım. Tüm arkadaşlarım, eşim, dostum benler hep çok büyüktür. Yani 15, 20, 30, 40 yaş büyüklerle takıldım hayatı boyunca. O da böyle bana erken yaşta bir tecrübe verdi. Yani şöyle
onların tecrübelerini kendi tecrübem gibi edindim. Ve ondan sonra da hep böyle kafamı bir şeyler üretmek, bir şeyler yeni bir şey bulmak, icat çıkarmak üzerine çalıştırınca gittiğim yerde ne yazık ki beni yönetici yaptılar. Ve dediler ki işte sen ya bunun kafası çalışıyor dediler. Biraz, çünkü yönetici biraz da hamballı kişidir. Bir de benim mesela para falan talebim olmadığı için hem az para hem yönetici iyi bir pozisyon gibi görüldü. Ve hep bana böyle yönetim işleri kaldı. Açıkçası sıkılmadı da bundan yani memnuniyetle de yaptım ama son olarak Hürriyet'ten sabaha giderken Turgay Cener o zaman benim sabaha geçmemi istemişti. Daha doğrusu iş teklifi yapmıştı. Bilmiyorum bak gelirim bir şartla gelirim. Yönetici mühendisi olmam dedim yani ben sıkıldım artık bu yöneticilikten. Çünkü gezemiyorsun, edemiyorsun, rahat edemiyorsun. Bir de başkalarının yaptığı hataların sorumluluğu sende falan böyle abuk sabuk bir durum. Tamam tamam dedi yok dedi zaten yönetici ihtiyacım yok benim dedi. Gibi başladım 6 ay sonra kendimi yayın yönetmeni buldum Sabah Gazetesi'nde. Tabii yani bundan da muzdarip oldum. Yani bir yandan keyifli bir yandan sıkıntı verici yani. Ne uykun kalıyor, ne adil düzenin kalıyor, ne bir şeyin kalıyor. Tatile gidiyorsun elinde telefon sürekli, bilgisayar başlasın ona bak buna bak. Yani ne tatilin tatiline gecen eğlence hiçbir şeyin bir şey olmaktan çıkıyor. Yani işi bir hakkın yapmak istersen. Ama ne yazık ki yaptım. Şimdi Allah tarafından 2014'te yöneticilikten atıldıktan sonra çok rahatım. Şimdi yöneticilik falan yapmıyorum. Ve dünya varmış oh dedim yani. Ama yarın birisi yine itiremeye kalkarsa çok korkuyorum yani. Ama kabul de ediyorsun. Yani yapıyorsun da. Kötü yola düşmüş müyüm? Düşmüşüm bir kere. Pek bir şey yok. Bizim izleyici açısından bir skalan var. Diyoruz ki ilk başta Fatih Altaylı mesela. Zamanında ülkücü aileler seni izlerken Milliyetçi Hareket Partisi birinci gidiyordu 99. Ve sen bir canlı yayında şöyleydin. Türk solu bitti, Türk solu bitmiş dedin. Bütün evdeki ülkücüler Fatih Altaylı ne demeye çalışıyor, ne demeye çalışıyor falan dediler. 2 sene sonra bütün ülkücüler Fatih Altaylı adamdır demeye başladı. Ondan 5 sene sonra bütün Galatasaraylılar Fatih Altaylı adamdır demeye başladı. Sonra bütün Fenerbahçeliler sana kızmaya başladı. Nefret edelim. Sonra yok hayır biz Fatih Altaylı'yı çok seviyoruz. Bunu diyen hep aynı insanlar. Evet. Bir kesim Fatih Altaylı'yı çok sever, bir kesim sevmez gibi bir durum yok, söz konusu değil. Evet. Sürekli bu taraf seni çok seviyor, bu taraf o sırada sana sövüyor. Evet, sonra bu taraf sevmeye başlıyor, bu taraf sövmeye başlıyor. Valla doğru. Neden bu memleketteki en tehlikeli işlere parmak dokundurdun. Delikeli işlere falan parmak ama futbol var bunun içinde mesela. Şey, şimdi, siyaset var. Bak bu söylediğin çok doğru. Şimdi ben herkese benden nefret etmesi için bir sebep yaratma potansiyelini her zaman barındırıyorum. Aynı şekilde tabii bu bir yandan da insanların beni sevme potansiyelini de barındırıyor ama daha çok nefret daha güçlü bir duygu olduğu için. Galatasaraylı olsun Fenerler nefret ediyor. Sonra Fenerbahçe bir haksızlığa maruz kalıyor. Diyorsun ki ayıp oldu bu sefer Galatasaray nefret ediyor. En basit. Ben ne ülkücü oldum ne solcu oldum. Ben apolitik bir adam yani. Benim herhangi bir siyasi görüşüm yok. Ben şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinden gelen ama bu geleneği de sadece ve sadece Atatürk'e bağlı, Atatürk'ün kurduğu parti olduğu için o partinin izleyicisi olmuş bir aile yerinden geliyor. Yani biz Cumhuriyet Halk Partili bir aileyiz ama hani bu bir siyasi tercih değil aslında, bir hayat tarzı tercihi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil ettiği, Atatürk döneminde kurulan Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönem temsil ettiği şeylere sahip çıkan bir aile benimki. Ve ben de o genelikten gidiyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi o parti mi değil mi bunlar ayrı tartışmalar ama sonuç olarak biz Atatürkçü bir aileyiz, Cumhuriyetçi bir aileyiz. Adalete inanan, güvenen falan böyle bir sistem içerisinde büyüdük biz. O yüzden de böyle bildiğimi söylemekle ilgili bir şeyim var. O gün için bana doğru gelen neyse onu çekinmeden söyle. Ah böyle büyüdüm ben. Yani bana evde her zaman düşündüğünü söyleme konusunda bir özgür ortam sağlandı. Ve bundan dolayı da asla kimse tarafından da fırçalamadım. Yani benim daha geçen gün annemle mesela annemin bir görüşünü ötürü çatır çatır tartışıyorduk. Dedim ki hani ilkel düşünüyorsun falan. Ben evde bunu 5 yaşından beri babama da anneme de gerekirse ilkel düşünüyorsun. Gerekirse yanlış düşünüyorsun. Gerekirse doğru düşünüyorsun. Aralarında hakemlik zaman zaman fikir ayrılıklarında haddimi bilmez bir haldeydim. Hala da bilmiyorum aslında. Çünkü ben insanların bir haddi olması gerektiğini düşünmüyorum. Yani hani diyorlar ya haddini bileceksin. Abi benim haddimi sen belirlemiyorsun. Bilmiyorum kardeşim sana ne. Ben hep doğru bildiğimi, bu yanlış olabilir ha yani genel geçer bir doğru olması gerekmiyor. Ben kendimce doğru olduğunu düşündüğüm şeyi her zaman söyledim. Bu bir gün birini kızdırdı, bir gün öbürünü kızdırdı ama dönüp de 40 senelik meslek hayatıma baktığın zaman insanların bana kızmakta haklı olduğunu görüyorum. Niye? Abi herkese bir yerde bir kızdırmışım abi. Bir ara karım diyordu ya Fatih bir restorana girdiğim zaman çok rahatsız oluyorum. Niye? Çünkü oradaki mesela İstanbul'da pahalı lüks lokantası falansa yer orası. Oradaki bütün iş adamlarının bir yerde ayağına basmış. Şimdi gidiyoruz benim de bana pis pis bakıyor şimdi. Sevgi dolu bakanlar da var ama bir hafta sonra da onlar pis pis bakabilirler yani. Ya yani kızım şey. Küçükken ilkokul 1'de 2'de falan filan böyle internet minternet falan filan bir gün gel baba baba bir sayfa buldum sen diye gidiyor. Baktım o nokta ç Fatih Altay diye sayfa açmış birisi. Güldüm ne yapayım yani birisini açmış onu yani kimsenin elli kollu bağlayacak halim yok ama iyisi de var kötüsü de var işte şeye çok gülüyorum sözlükler var ya ekşi ince mince ben de ilgili mesela son baktım 600-700'e yaklaşmıştık galiba neyse kaçsa kaç sayfalarca bir şeyler var 400'ü küfür 300'ü övgü aralarında kavga da var mesela sen onu niye savunuyorsun ulan sen onu bilmem nesi olamazsın gülüyorum bunlara yani hakaret olmadıkça kendime de değil aileme hakaret olmadıkça bana istediğini söylesen ne olacak ama karıma kızıma anneme babama falan hakaret etmesen onların bunda bir günahı yok annemin babamın biraz daha günahı olabilir yani biraz böyle işittikleri için ama karım kızımın ve karımın bunda çok fazla bir günahı yok.
O yüzden onlara bir şey demettirmediği için bir şey yapmıyorum. İftiraya kızıyorum yani, doğru olmayan bir şey söylediği zaman bunları bir yere kadar hoşgörüyle karşılıyorum. Bir yerden sonra bazen pekender olarak dava açıyorum. Bugün Cemal Engin'le bir dava vardı. Onu kazanmışım, onu öğrendim. Sevindim de doğrusu. Dediğim gibi malzeme çok bende. Yani insanlar benden nefret etmek isterse çok şey bulabilir. Beni sevmek isterse o kadar olmasa da bir şeyler bulabilir. Yani herkese bir sebebiyet veriyorum ben. Peki mesela sosyal medyada artık her an her şey bir saat içinde, 10 dakika içinde, 5 dakika içerisinde gündem olabiliyor. Oluyor. Senin programında söylediğin bir şeyi bütün Türkiye o sırada Twitter'dan tartışabiliyor, konuşabiliyor. Evet. Ya da işte bu övgüler ve sövgüler tamamen sosyal mecralardan yapılıyor. Sosyal mecralar yokken nasıldı gazetecilik peki? Şimdi o zaman işte hatırlamaz tabii ki. Gençsiniz. Gırgırda mırgırda falan filan. Tekin Aral o da rahmetli. Nur içinde yazsın. İşte Talat'ın kahvesi falan filan diye yazardı hatırlarsın. Eskiden Talat'ın kahvesinde konuşulanlar veya da köy kahvesinde konuşulanlar biz duymazdık. Ama konuşulurdu. Bugün o konuşulanları duyuyoruz. Çünkü o köylünün elinde cep telefonu var. Evet. O kahvedeki adamın elinde cep telefonu var ve sosyal medyaya girip bunu Twitter'dan yazıyor. O zaman benim karşılaşmazdık. Karşılaşmadığı için bana bir şey söyleyemezdi. Şimdi söyleyebiliyor. Ama işin acayip tarafı şu. O söyleyenlerin bir bölümü karşılaştığı zaman bunu söylemiyor. Orada kimse yok. Odada oturuyor böyle yüzünde karartmış. Böyle fıtı fıtı ben bu şuna bir geçireyim diyor. Ondan sonra çok da mutlu oluyor. Arkadaşlar ulan ne koydun be diyorlar. Sevgilisi çok mutlu oluyor. Ulan bizim herife bak diyor işte veya bizim kıza bak diyor. İşte Fatih Altay ile kaçırt diye geçiriliyor. Sonra mesela karşılaştığı zaman abi nasılsın diyor. Amerika'da bir maça gittim. Tam bu Alo Fatih falan dönenler. Hala beni Alo Fatih zannedenler. Neyse mühim değil. Öyle sanmaya devam ediyorlar. Sorun değil. Amerika'ya gittim. Milli maç var. Maçtan önce Türkler de seyretmeye gelmiş. Herhalde 1000-1500 kişiyle fotoğraf çektim. Fatih abicim, Fatih'cim, bilmem neciğim. İşte abi ya akşam bizim yemeğe gidelim. Maçtan sonra buluşalım falan filan. Kakara iki kere. Maç başladı. Maçın sonuna doğru milli takım yeniliyor. Birdenbire Fatih Altay diye küfür etmeye başladı. Abi bu 1500 kişi yarım saat önce bende fotoğraf çektirip öpüp kokluyordu. Maç bitti yine abi yemeğe gidiyormuş diye geldiler. Bazısını dava ediyorsun mesela. Artık hani bokunu çıkarana değil. Hepsini davet çıkarıyor ama bokunu çıkarana dava ediyorsun. Mahkemeye giriyor bir tane çocuk. Fatih abicim söyle oğlum. Abi kusura bakma. Ben çok özür diliyorum senden. Ne olur davaya geri çek. Onu niye çekeyim davaya geri? Abi işte param yok abi. Aşkın dava da 1000 lira falan yani 500 lira falan yani. Hani oğlum para yoksa niye küfür ediyorsun? Parana göre küfür et oğlum ama. Parana kadar küfür et. İşte abi özür dilerim. Neyse hayda bu sefer özrünü kabul ediyorsun. Bu sefer mahkeme masrafları ve avukat vekaleti de bana kalıyor. Bu sefer hem küfür yiyip hem cepten para veriyor. Yani onun küfürünün bedelini ben ödemek zorunda kalıyorum affedince. Avukat ve sonra dedi ki Fatih dedi ya dava açma ya affetme. Yani bu ikisi birden bize çok zarar veriyor dedi. Şimdi daha az dava açmaya çalışıyorum ama hani artık böyle mütemadiyen hani 1, 2, 3, 5 yaparsa o zaman bir dava açıyorum. Ya da iftiralara dava açıyorum. Mesela geçenlerde hiç istemediğim halde bir gazeteci kıza dava açtım. Çünkü söylediklerinin gerçekten uzak, yakın alakası yok. Uydurdur karala. Sonra da diyor ki Fatih Altay'ın Maserati'si var benim yok ama benim var zannediyor. Babacığım ben senin Maserati'nin olup olmamasıyla veya araba ben senin söylediğin yalanla ilgileniyorum. Sen eğer doğruyu söylüyorsan zaten ve bu doğruyu ispat edebilecek noktadaysan ben sana zirilyonluk dava etsene umurunda olmasın. Babacığım zaten bir tane davaya kazanırsın ama birine iftira atıp sonra da benim o kadar param yok. Baba iftira atma o zaman. İftira atma. Mesleğin yukarısında olunca aşağıda bakacak kıçın görülüyor sonuç olarak. Maymunlar dolu gibi ama abi kıçım günü dedi her yerinde bana bir parmak atması gerekmiyor yani. Ağır mı konuştun lan? 98 doğumlu, 99 doğumlu, 2000 doğumlu çocuklar işe başvurmaya başlamışlar. Geçen gün birisi Nişantaşı'nda karşıdan karşıya geçiyorum. Güm diye birisi bana çarptı. Martı var ya. Şimdi bu martıların bazı yere girmesi yasak ya. Mesela İsrail Caddesi'nde pazar günü bir kadına çarptılar. Kadınla beraber yere düştüler. Kadın sonra çarpan çocuğu çantayla dövdü. Yemin ediyorum ki. Çocuklar bir yandan gülüp bir yandan kaçıyorlar. İki çocuk vardı. Neyse bana da Nişantaşı'nda kırmızı ışıkta geçen bir martı çarptı. Biz adamla beraber, çocukla beraber yere yuvarlandık. Böyle gençten bir çocuk böyle biraz Kamil'e benziyor tipi. Sen misin lan yoksa? Biz yere yuvarlandık. Allah'tan yağmur falan yoktu. Çamura falan batmadık ama böyle bir hafif bir tozlama mozlama falan filan oldu. Neyse kalktık. Dedim, oğlum ne yapıyorsun manyak mısın? Dedim. Amca dedi bana. Çarpsaydım bir daha iyiymiş. Vallahi billahi dedi. Oğlum bak dedim elimde kalacaksın. Çarptığına kızın da amca dediğine çok kızdı dedim. Çocuk güldü gitti. Ama amca bile diyorlar. Hacıt dedi bana çocuğum. Hacıt dedi. Ne demek ya? Hacıt. Hacıt ne? Hacı da değil ha bilmiyorum. Hacıt. Allah Allah. Hacıt nedir? Suriyeceğim acaba. Ya. Çünkü sizin bu bölgede ben Türkçe görmedim. Şimdi ben gazeteden buraya yürüyerek geldim. Evet. Türkçe konuşan yok. Mesela yok. Burayı bulamasan adresi soracağım bir insan yok. Tamamen Arapça. İstiklal'de öyle. Ama bizim çocuklar çok genç oldukları için tabii bir ikinci dilleri olsun istedim ben. O yüzden burayı seçtim. Vallahi benim sokağa çıkmaya cesaret tipler falan çok fena. Yani. Çok korktum ben gelirken. Geçen gün sizin başına bir şey gelmiş, böyle tabanca babanca bir şey evet, olmuş. Evet, o da çok enteresandı Fatih abi. Yani böyle bir grup adam böyle ellerinde silah kovboy gibi çeviriyorlardı falan. Şov haber aradı beni. Dedi ki işte size silah çekmişler. Dedim ki silah falan çekmediler bana. Konu ben de öyle sandım orada, ama internette gördüm. Millet öyle haber yapınca doğal olarak beni aradılar sana silah mı çektiler falan. Hayır dedim silah falan çekilmedi ama dedim durum bu. Gerçekten 5 dakika şurada geçseniz siz de anlayacaksınız ne demek istedim. Ama konuyu çok romantikleştiriyorlar değil mi? Hem de nasıl ama. Bizim gurbetçilerimiz var falan diyorlar işte onlarla hani kıyaslıyorlar hiç alakası yok. Gurbetçiler Almanya'nın iş gücü talebi üzerine Türkiye'den İkili anlaşmayla oraya yollanmış ve Almanya'nın üstelik de toplamı bütün Avrupa'da şu anda çoğalarak 3 milyonu bulmuş Almanya'da insan ve bunlarla ilgili hala bir entegrasyon sorunu var. Üstelik de bunu taşımaya çalışan 5 trilyon dolarlık Alman ekonomisi ve bunlar üretimin sürekli olarak içinde olan insanlar üretim maksadıyla
Neyse ciddi konuşmayalım boşuna. Yok yok. Yani şimdi aynı şey mi abi? Şunu anladık başlangıçta. Hadi güvenlik güvenlik falan. 200 bin, 300 bin, 500 bin. Şimdi olmuş bunların sayısı 4 milyona yaklaşmış. Türkiye'nin bazı illerinde yerel nüfustan, Türk vatandaşı sayısından, Türkiye vatandaşı ya da sayısından daha fazlaya gelmişler. Antakya'da, Kilis gibi yerlerde. Bunlar artık ana dilde eğitim almış. Peki mesela şunu soruyorum ben. Kürtlerin günahı neydi kardeşim? Biz yıllarca Kürtlerin ana dilde eğitim meselesini tartıştık da. Abi Suriyeliler ana dilde eğitim görüyorlar burada. Anayasal mesele ise bu. Nasıl görüyorlar? İki, bunları vatandaş yapıyorlar. Bunları vatandaş yaptığınız andan itibaren bunlarla ilgili uluslararası kuruluşlardan yardım talep etmeniz, bunlarla ilgili herhangi birinden para almanız, bunlara mülteci statüsünden ötürü yarın öbür gün geri yollamaya kalkışmanız falan söz konusu değil. Ama Türkiye'de ne doğru yapılıyor ki bu doğru yapılsın? Hı. Aslında konu yardımdan çıktı da birazcık yani, işimize ne kadar yarar ve kısa vadeli çözümler galiba bunlar hep. Yani oy verebilecek çözüm insanlar. Çözüm dediği bunlar yani. Şimdi elbette ki her ülkenin zaman zaman göçmen alması doğrudur. Bu göçmenin, yani ben geçmişe şunu yazdım. Dedi ki Türkiye kontrollü bir biçimde kendi hinterlandında yani eski egemenlik kurduğu topraklarda, arka bahçesinde nasıl ki Almanya'nın işte bu Baltıklar falan filan ve işte Hırvatistan'ın da içinde bulunduğu bazı yerler Almanya'nın arka bahçesi gibi görülse de Lebensraum dedikleri yaşam alanının içerisindeyse bizim de böyle yaşam alanının içerisinde olan bölgeler var işte. İmparatorluk mirası dediği kimidir. Ben de demiştim ki yani buraların vatandaşlarına biz kontrollü bir biçimde Türk pasaportu verelim. Niye? Türkiye'nin işte o ekonomik büyüme döneminde özellikle 2000'lerin ortasından sonraki işte 2011'e kadar olan dönemde iş gücü olarak gelsinler. Onların eğitimli insanlarını biz Türkiye'ye çekelim. Yani bir beyin göçü yapalım buraya bölgeden diye. O zaman tartışılmadı. Yani ne demek istediğim çok anlaşılmadı. Ama şimdi kontrolsüz bir geliş var. Ben kimseye karşı değilim. Bu kontrolsüz geliş. Abi şimdi mesela biz buradan ya canımız sıkıldı. Türkiye'de de can güvenliğimiz yok. Fikir özgürlüğü yok falan filan. İşte hapse atılabiliriz diye doluşup trenlere veyahut da otobüslere, arabalara ne bulduysak Almanya'ya gitsek bizi Almanya alır mı kardeşim? Kaç kişi alır ya da? Peki çok acayip şeyler oldu. 1000 kişi alır, 2000 kişi alır. Ya Slovakya mıydı? 20 kişi almışlar. Büyük bir hizmet yaptık falan diye bakılır. Ya sen bunlara üstün müsün ya? Neyine güveniyorsun abiciğim? Yani tamam diyorsun ki ben Borazancı başıyım. Peki neyine güveniyorsun? Neyse. Himmete muhtaç bir dede nerede kaldı alemi himmet ede diye güzel bir laf vardı. Yani. Yani onlar çok ağır mevzular. Bizim mevzularda anlattığımız ve bir türlü anlaşılamadığımız. Allah'tan mevzular. Senin programda öyle hafif bir siyasi tarafta var ya. Var. Ama ben hep şunu söylüyorum. İnsanların hümanist duygularına bir şey demiyorum. O böyle ellerinde karanfille dolaşan herkese benim diyen insanlara da bir şey demiyorum. Tabii ki insan sevmek çok güzel bir şey ama. Abi alsın evinde beslesin bakalım iki tane ne yapıyor. Ya gelsinler ama enterne edilsin bir kampta olsun. Kim girdi kim çıktı belli olsun. 2011'de dedim ki kardeşim Türkiye'de bir Suriyeli mafyası olacak. 2011'de yazmışım bunu. Evet. Var. Oluyor. Tabii senin ki. O tabancalıları onlar işte. Yani dün 5 yaşında buraya geldiğinde 3 yaşında olup kırmızı ışıkta mendil satan cam silmeye çalışan Suriye çocuk bugün büyük bölümü suç örgütüne üye olma adayı 20'li yaşlarda gençler oldular. Kimisi uyuşturucuya düşmüş, kimisi fuhuşa düşmüş. Bugün Mersin'de duyuyoruz kendi işletmelerini, batakhanelerini açtıklarını da biliyoruz. Her şey öyle kurallara uygun vergi levhası olan şeyler de değil bu arada. Onları da duyuyoruz, görüyoruz, biliyoruz. İçinde yaşayan insanlar da sesini çıkartıyor sürekli. Ama nedense dediğim gibi bir romantik bir bakış Türkiye'de var. Türkiye'de şöyle bir huy oluştu yani. Türkiye yönetenlerde şöyle bir durum var. Gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklersen bütün dünya yanlış iler ya. Biz öyle de değil. Biz gömleği arkadan iliklemeye çalışan ve yanlış ilikleyen bir hale geldik. Bunun kakistokrasi diye bir terim var ya. Bir görevi yapmaya en az ehil olan kimse onu o göreve getirme konusunda Türkiye artık çağ atladı. Yani yeni rejimimizin adı bu. Şimdi düşünüyoruz mesela. Ben bir yere bir rektör atayım. Bir sürü aday var 50 tane. Bakıyorsunuz diyorsunuz ki ah işte bu yapamaz. Bunu atayalım. Anca o kadar olur. Durum bu. Mesela Melipol örneğinde bunu gördük. Durum bu yani. Kim yapamaz bu? Atay bebe. Peki birazcık güç egosu var mı bu işin içerisinde? İnsanlar sesini çıkarttığı zaman ya bu sesini çıkartan herkes dış güçtür, dış mihraktır falan diyorlar ya. Yani acaba bir tık da kabul etmeme durumu ya, söz konusu oluyor mu? Yoksa gerçekten bak, kontrol mü edemiyorlar? Şunu söyleyeyim yani. Ses çıkarmamanın bir gerekçesi olamaz işte. Bir şey yazıyorsun. Silivri soğuktur. Soğuksa soğuktur. Ne yapayım kardeşim yani? Senin baban yattı. Sen benden daha iyi biliyorsun. Yani. Susmanın sonu yok çünkü. Hoşgörü. Benim hiç sevmediğim bir kelimedir abi. Ne demek hoşgörü? Bazı şeyler vardır ki hoş görülmez kardeşim. Hiç hoşgörücük hali yok ki. Silivri soğuktur. Soğuktur abi. Evet Türkiye'de hukuk problemli. Türkiye'de yargı siyasallaşmış şu bu falan filan ama geçen gün şey çok güzel bir şey söyledi İbrahim Turan. Merkez Bankası Başkanı'nın siyasi etki altında kalarak faiz indirdiğini bunun da ekonomi. Peki ne yapmalı dedim. Ben faiz indirimi yapmıyorum deseydi. Dedim hemen görevden alırdı. Evet alırdı dedi. Sonra yeni biri. O da yapmıyor. Ne yapacaktı? Bütün adayları alıp iki kişi, üç kişi itiraz ederse ben yapmıyorum kardeşim derse zaten dedi sonunda doğru yolunu bulur. Doğru aslında. Yani itiraz geleneğini İlla şiddet olması, illa anarşi yapı olması falan gerekmiyor. İtiraz gereği ne bir şey? Ben yapmıyorum kardeşim. Ben bunu yapamam. Bunu söylemek çok doğru ve erdemli bir iştir. Yani bazıları ben bunu yapamam desin kardeşim. Veyahut da bu yanlış desin. Bunu biz diyelim, siz deyin. Şu an kendini rahat hissediyor musun mesela? Yani bir haber geliyor önüne. Bunu masaya yatıralım, insanlarla konuşalım diyorsun. O haberi rahat rahat yapabiliyor musun yoksa hala düşünüyor musun acaba diyor musun? Şöyle düşünüyorum yani. Silivri soğuktur değil bu arada değil, anlattığım değil. Şey. Haberciliğin elbette ki evrensel ilkeleri var. Yani her duyduğunu, her önüne geleni paldır küldür haber yapmasın. Yani bu nereyi etkileyecek, nasıl yapacak, doğru mu? Bunu verdiğin zaman bundan birilerine haksız çıkar. Yani çünkü haberler genellikle biz girip de devlet arşivlerinde veyahut da işte devletin gizli kasalarında haber aramıyoruz. Geceliğin yüzümüze siyah maske ve fenerli falan girecek bir
sahibimiz yok. Bu haberleri bize kamuda çalışan veyahut da özel sektörde çalışan ama kamuyla iş yapan falan birileri bir şekilde bize aktarıyor yani. O olaydan rahatsızlık duymuş, o olaydan menfaat kaybına uğramış ya da menfaat beklentisini elde edememiş insanlar buna getiriyorlar. Bu mesleki rekabet olabilir, ticari rekabet olabilir. Pek enderdir ki vatanseverlik hissiyle bunları dışarı sızdıranlar olsun. O da oluyor ama daha azdır. Şimdi ben bu haberi kullanırsam attığın taş ürküttüğün kurbağa değecek mi? Attığın taşın kafasına geldiği kurbağa mı yoksa bu işten menfaat sağlayacak kurbağa mı? Bütün bunları hesaplıyorsun ister istemez. Ve sonuçta bir şekliyle bunu kamuoyuyla kimsenin alet olmayacak biçimde kullanmak gerekiyor. Bunun en yakın örneklerinin bir tanesi geçtiğimiz aylarda ben yaşadım belki hatırlarsın. Haziran ayının 13'üydü yanlış hatırlamıyorsam şey aradı beni. Sezgin Baran Korkmaz meşhur SBK. Ben adamı hayatımda görmedim demeyeyim gördüm birkaç kere restoranlarda böyle uzaktan gördüm birileri yemek yiyordu gazetecilerle falan. Yakın dostu gazetecilerle. Neyse işte kaçmış yurt dışında o sırada ve bazı şeyler anlattı. Bunu yazıp yazmamak meselesi. Bunu öyle bir şekilde yazmalısın ki gerçek ortaya çıkmalı ama bu gerçekten hiç kimse haksız yere avantaj sağlamamalı ve zarar görmeli. Nitekim yazdım o zaman. Ve bunu ilk bilen de ben değildim. Hani CNN Türk'ün vardı ya bir sloganı bir zamanda ilk bilen sloganı. İlk bilen ben değildim. Bir sürü insan biliyordu. Susmuşlardı. Niye? Yakınlık, suç ortaklığı, denge, akrabalık, arkadaşlık olarak. Bende böyle bir şey yok. Yani ben herkesle ilgili ne bulursam açıkçası yazmaktan yanayım. Bu hatta geçen gün birisi yazmıştı Twitter'da sosyal medyada. Diyor ki abi sen kendini bile değiştiriyorsun. Ne acayip adamsın. Kendimi de ulan yakaladım kendimi deyip yazacağım yani. Böyle bir hale geldi. Ergenekon iddianamesini okuduğunu biliyorum. 20 küsur bin sayfaydı. O güne kadar çok iyi olan gözlerim o gün bozuldu. Şimdi ameliyat ettirdim, düzeldi. Sırf iddianame okumadım. Eklerine de göz attım. 2,5 milyon sayfaydı. Zannederim savcılar ve hakim okumamıştır. Elbette okumamıştır. Çünkü ben de senin kadar hepsini okuyamasam da daha önce yazılmış iddianamelerle mesela hiç alakası olmadığını gördüm. Ben fark ettim yani onu yazdım zaten. Yani bir polis memuru mu yazdı şimdi acaba bak, bazı yerlerini falan diyorsun. Bak beni çok üzen şeylerin bir tanesi Levent Kırca meselesi. Evet. Niye? Geldi bana Silivri'ye ziyarete gittim mi? Bilmem ne yaptım falan filan. Gitmedim tanıdım kimse yok işte. Hakikaten İçinde arkadaşım deyip ziyarete gideceğim şahsen tanıdığım kimse yok. Ama ben insanların haklarını tanıdığım veya tanımadığım için savunmam veya korumam veya haksızlığa birini tanıdığım için veya tanımadığım için karışık mı? Levent Kırca'nın o gün bunu niye yaptığını ben asla kimseyle paylaşacağım ama kendi istemişti o gün programa gelmek. Benim o zamanki yapımcım Kutlu Esen de bir arayıp Kutlucuğum Fatih'e söyler misin ben ona bir konuk olmak istiyorum. Aman ne demek buyursun Levent abimiz falan dedi. Geldi acayip şeyler oldu. Neyse o önemli değil. Şimdi orada mesela beni sanki hani ben bu Ergenekon meselesinde öbür taraftaymış gibi. Ya kardeşim bütün bu hapse giren paşalar hapse girmezden önce hakları iddianameler falan filan yazarken hepsi teke teke çıktı. Bunlar hapse girdikten sonra kimse çıkarmazken, kimsenin bir tarafı kıçı yemezken ekrana çıkarmaya ben Danilo Dirk'le eşini yani Çetin Doğan'ın kızı ve damadını televizyona çıkardım. Bu kişiler hapse girdikten sonra onların haklarını savunan eşlerine televizyonda defalarca program yaptırdım. Gelip durumlarını anlatır. Avukatlarını çıkarın falan filan. Şimdi ondan sonra sen dönüp bana şey dediğin zaman onları ziyarete gittin mi? Peki ziyarete gittin hiç parmağımı kıpırdatmasam daha mıydı? Ben parmağımı kıpırdattım. Parmağımı değil elimi, kolumu, kendimi, gövdemi kıpırdattım. Ve bu nedenle de hedef oldum. Savcılar benim peşimden beni hapse atmak için ellerinden gelen her şey yaptılar. Atamadılar o ayrı. Belki de atabilirlerdi. Denk gelmedi, sıra gelmedi falan filan. Ama her şeyi yaptım ya kardeşim. Vicdan o kadar rahatım ki o konuda. Keza başka konularda da öyle. Yani bir gazeteci, bir insan vicdana karşı sorduruyor. Ben toplumun kritik anlarında genelde doğru bildiğimi yapmaktan asla korkmadım. Bu bazılarına doğru gelmeyebilir. Benim o günkü doğrum oydu. Şimdi mesela Gezi döneminde hatırlarsın sen belki gençler çok hatırlamazlar üstüne 8 sene geçti ama Gezi döneminde Tayyip Erdoğan'la yapmış olduğu bir televizyon programı var. Birisi açsın o televizyon programını bugün onun üstünden beni çok eleştirdiler o günlerde. Açsın izlesin der. Tayyip Erdoğan'la o gün ve o günden sonra bir daha böyle bir program bir kişi Allah bir ferdi vahit yapabilmiş mi? Sorulmadık ne kalmış? Savunmadık ne kalmış? Ama işte algı malgı üzerine aa sen yandaşsın. Ya ben 2008-2009'da televizyonlarda yaptığım Olaylar ve Gerçekler diye bir program var. Açıp izlesinler kardeşim benim yorumcu oldum. Ben 2009 30 Ekim'inde yazdım yazıklar. Apo posteri taşımak serbest, Atatürk posteri taşımak yasak diye yazım var benim. Böyle binlerce yazım var. Algı üzerinden çünkü Türkiye'de bir kesim var ki zaten benim bunlarla hesabım yeni bir şey değil. Yani. Bunlar yetmez ama evet tayfesi var ya. Bu yetmez ama evet tayfesiyle, bu yetmez ama evet meselesinden çok daha önce, yıllar öncesinden başlayan benim aramda bir kan uyuşmazlığı var. Yani olmuyor yani onlar araç negatif, ben araç pozitifim. Kardeşim veya da tam tersi bilemiyorum artık hangimiz negatif. Ama o kan uyuşmazlığını bunlar çok etkin bir entelektüel görüntü altında çevre sahip oldukları için bana karşı kullanıldılar ve bununla etkilenen başkaları da oldu. Umurumda mı? Hiç değil. Kızıyor muyum? Çok kızıyorum. Memlekette şimdi haberleri izliyorduk ve haberciler bizimle çok muhatap olmuyordu. Çıkıyorlardı. Düzgün bir Türkçeyle haberleri sunuyorlardı. Bakanlar kurulu toplandı diyorlardı ama toplandıklarında ne yaptıklarını anlatmıyorlardı. Kısa kısa geçiyordu her şey. Evet. Bizi çok fazla meclisin içine, siyasetin içine dahil etmiyorlardı. Mesela bir şehre bakan gelmesi demek çok büyük bir olaydı. Devamında Reha Muhtar geldi ve konu birazcık daha farklı bir yere gitmeye başladı. Bir tık daha magazinsel olmaya başladık. İşte televolelerle aynı döneme denk geldi. İnsanlar artık konunun magazinini dedik
dedikodusunu evet. merak etmeye başladılar. Haberin de dedikodusu olmaya başladı ondan sonra. Haberin ve habercinin de. Aynen öyle. Sonra konu birazcık daha böyle farklı yollara, kollara ayrıldı. Biz şarkıcıların konserde üzülmelerini falan haber evet. merkezlerinde izlemeye evet. başladık. Enteresan magazinsel olaylarla karşılaştık. Derken 20 yıldır bu hükümet var. Hükümetin yavaş yavaş insanlara çizdiği belli sınırlar oldu ya da insanlar o sınırlar varmış gibi kendilerine sınır evet. çizdiler hükümetten dolayı. Şimdi diyelim ki artık bu sistem değişecek. Doğal olarak her şey değişince sokakta değişmiş olacak onların kafasına göre. Televizyonda değişmiş olacak, medyada değişmiş olacak. Sosyal mecralarda bu kadar coşmuşken. Televizyondaki habercilik sence 2023'ten sonra nasıl olacak? Türkiye'de iki tip insan var. İki tip insan var derken değişim ve sonrasını bekleyen iki tip insan var. Ama bunlardan bir bölümü 2023'ten sonra her şey değişecek diyenler. Bir de 2023'ten sonra kurtulacağız diyenler. Şimdi kurtulacağız diyenlerin bir kısmı şöyle. 2023'te mevcut iktidar eğer devrilirse ki şu anki veriler devrileceğini gösteriyor ve muhalefet vahim bir hata yapmaz ise yani muhalefet sadece oturup seyrederse iktidar değişecek bir ihtimalle. Bu muhalefet bir şeyler yapmaya kalkıp yüzüne gözüne bulaştırırsa iktidar değişmeyecek. Şu anki veriler değişeceğini gösteriyor. Çünkü bu işin çıkışı yok yani. Benim alanım ekonomi değil ama durumu görüyorum yani. Bu işi bu kafayla toparlanmaz. Daha kötüye gider. Dış güç falan filan da yok. Reha Muhtar dedin. Şimdi Reha Muhtar, onu da hikayeyi sana atarım istersen bir. Kaç saat sürecek bu programımız? Ulan millet seyreder, millet dedi mi? O zaman coşayım ben. Neyse, 2023 olduğunda beklentilerinizi bu kadar yüksek tutmayın diyorum ben herkese. Niye? Bir 2023'te diyelim ki iktidar değişti, biz 2002'ye dönmeyeceğiz. Arada bir 20 yıl yaşanmışlık var ve 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde o gün doğmuş olan çocuklar iktidar değişti 21 yaşında olacak. Evet. Yani o yüzden de 2002'ye dönmeyeceğiz. 2023'te biz 2023'te olacağız. Ve bir sürü şey de değişmeyecek Türkiye'de. Yani sosyolojimiz değişmiş olacak, algımız değişmiş olacak, dünyayla ilişkimizden kaynaklanan değişikler olacak, göçmenlerden dolayı değişmeyecek, 7 milyon yeni acayip yurttaşımız olacak falan. Bir sürü şey değil. Ama muhakkak ki bazı şeyler de değişecek. Ama bu değişim bir günde sabahtan akşam olmaz. Yani bu bir süreçtir. Ve sonrasında da bu da 2023'te 2002'den beri süren 20 yıllık değişimin yeni bir adımı olacak aslında. Ama bu adımı sağlayacak olan da medya ya. O yüzden merak ediyorum. Medya nasıl şey sağlayamaz. Yani hele bu pes paylaşmış medya hiçbir şey sağlayamaz. Şimdi sen güzel örnekler verdin. Şimdi bu gençler pek bilmezler. Ben 90'lı yıllarda bazı şeylerle köşemde çok ciddi mücadele verdim. Bunlardan bir tanesi televole kültürüydü. Evet. Televole kültürünün içerisinde benim de payım var televizyon yöneticisi olarak. Çünkü Televole benim de yöneticilik yaptığım bir şeyde çıktı. Televole niye çıktı biliyor musunuz? Futbol için başladı. Evet onu abicim diyorum. Yani Şansal Büyüka, Can Tanrıyer, evet. o zaman muhabir olan Acun Ilıcalı evet. falan. Bunlar televizyondan daha yüksek gelir elde etmek maksadıyla bir ekstra program yapmak istediler. Spor magazini. Çünkü Türkiye'de dergi kültürü olmadığı için ve dergicilik olmadığı için spor magazini pek yapılmıyordu. Naklen yayından dolayı da maç görüntüsü vermek falan filan pek mümkün olmadığı için sporla ilgili bir şey yapmak lazım. E şimdi sadece antrenmanda işte Ali koştu, Veli sakatlandı bilmem işte Fatih Terim üçleri düdük çaldı işte Dağım kokainle yakalandı, Schumacher hastaneye yapacağı topladığı paralarla kaçtı falan filan evinden haberle yetmiyor bu iş. Bir şey yapmak lazım çünkü bir sürü spor muhabiri var televizyonlarda işsiz bekleyen. Dediler ki ya biz böyle bir program yapalım işte kanal yönetimi bize bunun için her programa atıyorum. 20 bin dolar versin biz de bu arkadaşlar paylaşalım bize bir ekstra gelir elde edelim. Bunu da kabul ettik biz o zaman. Tamam yapın arkadaşlar dedik yani. Kaldı da değildi o sırada ama başlamıştı. Biz gittik kucağımıza bulduk ama biz de başka yerde benzer şeyleri başlatmış olabiliriz. Sonra bu birdenbire hatırlarsın nedir o futbolcu vardı. Kolibali böyle çıkıyorlar böyle komik komik konuşuyorlar. İşte, Kompela. Kompela bravo. Kompela bravo. Neyse öyle başladı falan filan. Sonra bu yavaş yavaş magazine sarkmaya başladı. Ve birdenbire magazin gazetecilerinin yapamadığı kadar kirli bir magazini spor muhabirleri yapmaya başladı. Hangi mankenle hangi futbolcu aynen, öpüştü? Aynen kimlerde Alpay Cansel hikayeleri falan filan böyle oradan başladı. Gel şimdi galiba Alpay milletvekili değil mi? Daha dikkatli konuşalım. Neyse böyle bir sürü şeyler. Alpay o zaman televizyonların mesela en önemli figürüydü. Konuşur, espriler yapardı falan. Kötü espriler yapardı daha doğrusu. Espriler yapardı diyerek espriye hakaret etmeyeyim. İşte oradan magazine geçti falan. Reha Muhtar da yine o dönemdir. Onun da hikaye sanatı. Orada da payım var. Allah kahretmesin beni. O sırada Show TV'nin sahibi Erol Aksoy. Erol Aksoy demişim söylediğiniz zaman diyecekler ki kim bu Erol Aksoy falan. Erol Aksoy o zaman bir banka sahibi. Ve Türkiye'nin parlak zekalarından bir tanesi. İkinci özel televizyonu kurmuş. Fransa'da getirmiş Türkiye'ye falan filan. Hatta ben de bir ara tekedeki orada da yaptım. Hürriyet'te de yazarım o zaman. Erol Bey beni aradı. Rahmetli Ufuk Güldemir o sırada Show TV'nin haber müdürü. Erol Bey dedi Fatih Bey dedi bir görüşebilir miyiz dedi. Erol Bey çok eski tanıdık. Olur abi dedim. O da bizim Galatasaray Lisesi'nden. Buluştuk falan. Ufuk dedi beni dolandırıyor dedi. Güldüm dedim abi nasıl dolandırırsın? Ya dedi beni kandırıyor sürekli işte sürekli seyahatte ava gidiyor buraya gidiyor falan filan bilmem ne yapıyor. Haberleri başıboş dedi. Ben dedi Ufuk'la yolları ayıracağım dedi. Onun yerine de seni geçmeni istiyorum dedi. Erol Bey Ufuk benim arkadaşım yani onun yerine benim geçmen çok iyi bir şey değil dedim. Hoş olmaz. Ya dedi sen de alakası yok dedi zaten. Dedi yollayacağım falan dedi. Onun yerine sen geç falan. Bir iki konuştuk falan filan Erol Bey'le. Dedi ki abi ben geçmen dedim yani siz dedim oraya televizyoncu dedim bir şey dedi. Reha Muhtar alın. Reha Muhtar aldım.
Sonra da dedi ki ben Reha Muhtar yüzünden televizyonumu satmak zorunda kaldım. Çünkü Reha Muhtar geldi, reyting savaşları falan filan var o zaman ve haberi garip bir formada çevirdi. Yani şimdi bugün işte ben şöyle haberciydim, böyle haberciydim falan filan diyor ama gençler hatırlamıyor tabii. Devler, cüceler, işte böyle avuk subuk karakterler, konuşan hayvanlar falan. Türkiye'de ne olduğunu bilmek istemiyorsan seyret. O gün ne olmuş Türkiye'de öğrenmek istemeyip çok da eğlenmek ve hoşça vakit geçmek istiyorsan şahane bir şey yapıyor. Bayağı hangi futbolcu hangi mankenle öpüştü bir futbol maçından fazla izleniyordu. Tabii acayip izleniyordu. Çok fazla izleniyordu. Sonrasında haberler artık o kadar ciddi kalmıştı ki o programları. Reha Muhtar'da magazinleştirdi yani. Magazinleştirdi. Bir tane 2,5 metre boyunda bir atan, bir tane cüce bunları muhabir yaptı. Bunlar saçma sapan şeyler yapıyorlar falan böyle. Konuşan kedi, öpüşen zürafa, gaz çıkaran beylek falan gibi. Abok, sabok ne varsa haber ama çok eğlenceli. Yani seyrederken insan hoşça vakit geçiriyor. Ama dediğin gibi Türkiye'ye gidip şöyle mesela öğrenecek bir şey de yok Türkiye'de. Sürekli yok 94 krizi, 2001 krizi, o krizi, bu krizi falan filan. Neyse sonuçta tabii değerleri de bu yöntemi benimsemeye başladılar bir süre sonra. Ama sonunda bu dönem kapandı. Çünkü Show TV yaralıya satmak zorunda kaldı. Onu Medya Karamet aldı. Medya Karamet'in bankalarına el kondu. Ona el kondu, buna el kondu falan. Şöyle bir bankaların peş peşe gittiği dönemlerdi. Medya Karamet siyasi sorunları çözebilmek için o zaman Kanal D'nin haber müdürlüğünü yapan Uğur Dündar'ın altında haber müdürlüğü yapan Tuncay Özkan'ı transfer etti. Belki hükümet olan sorunlarını çözebilir diye. O da çözemedi tabii. Böyle bir sürü şey oldu falan. Türkiye'de habercik mabercik falan filan da orada efta oldu. Sonrasında biraz düzelmeye çabaladı. Ayakta kalmaya çalışan haber bültenleri de oldu işte. Ali Kırca'nın falan yaptığı gibi. Ama orada Uzan darbesi oldu. Yani Uzan Ali Kırca'yı aldı mındar etti falan böyle. Her şey birbirine girdi. İşte sonra bir dönem işte Yılmaz Özdil ATV haberin başında. Ben Kanal D haberin başında biraz daha durumu bir nebze olsun yukarı çekmeye çalıştık. Biraz çektik, biraz çekemedik. Sonra zaten AK Parti geldi. Her şey bambaşka oldu. Peki sonrasında dedim ya hani odada kapalı kalmış çocuk reaksiyonu gösterecek mi medya? Göstermez. Niye göstermez? 20 yıl. 20 yıl az bir süre değil. Sistem İnsanlar değişir, bir sürü şeyi unuttular. Yani gazetecilerin pek çok hakiki gazetecilerin insanların bağlantıları koptu. Bürokratik bağlantıları koptu. Bürokrasinin onlarla ilişkileri koptu. Sosyolojik olarak iş dünyası değişti. Her şey değişti. Yeni de bazı şeyler öğrenilir. Yavaş yavaş düzelir. Ama yavaş yavaş derken de gençler çok karamsarlık olmasın. Bir iki sene tutar. Bir iki sene sürer. Ama seçim bitti. Seçim ne gün olacaksa diyelim ki Kasım 2022 seçim bitti. AK Parti de gitti. Yerine başka bir takım partiler veya bir parti geldi veya işte Cumhurbaşkanı başkası oldu falan. Ertesi gün bambaşka bir Türkiye uyanmayız. Esin. Konu bu. Enkaz devralacağız. Türkiye'de ben enkaz devralmayan hükümet görmedim yani Türkiye'de. Çünkü Türk seçmeni zaten iktidar enkaz haline gelmeden değiştirmiyor iktidarları. Konu cebimize dokunduğu an. İşte cep abi cep önemli. Atom olmasan daha önemli abi. Atom olsan ya ölürsün ya kalırsın. Ama cepte yavaş yavaş ölürsün, sürünürsün yani. Kızın, çocuğun, onlar gözün önünde yıpranırlar, işsiz kalırlar, yanlış işler yapmaya başlarlar, suça bulaşabilirler. Bunlar soğutur iktidarı. Yoksa keyfi yerinde olan insan niye iktidarı değiştirsin ki? Pardon. Şimdi sen bu binada, bu stüdyoda mutluysan, her şey keyifliyse taşınır mısın buradan? Taşınmazsın. Ama yarın damak başlarsa, masa kırılırsa, kapıda girerken sana sen niye geldin birader diye iki tane abuk sabuk güvenlik koyarlarsa buraya, seni taciz etmeye başlarsa, bin tane burada sorun yaşarsan abi ben burada oturacağım ama taşınayım başka bir oturayım dersin. İktidar değişiminde biraz böyledir yani. O mahalleden taşınmak deniyor. Ya da orada mutsuz olduğun için evliliği bitirmek gibidir yani. Şimdi insan karısıyla sevişirken, öpüşürken, koklaşırken, her şey iken, çocuklar güzel güzel bilirken niye boşansın? Ama kavga, gürültü, dövüş falan varsa, maddi sorunlar da eklendiyse ki özellikle maddi sorunlar her şeyi çok etkiler, boşanırsın. İktidar da öyle yani. Elbette ki öncelikler farklı olduğu için. Türkiye'de toplumun bir kısmının şey önceliği var. Bu toplum bunun daha üst eğitim tabakası. Hani cahiller AK Parti'ye veriyor. Doğru cahiller AK Parti'ye veriyor. Ama neden? Çünkü AK Parti basic ihtiyaçları karşılama konusunda daha başarılı. Başarılıydı daha doğrusu. Şimdi toplum gelişimi ne istiyor? İşte özgürlük, fikir bilmenisi, zart surt falan filan. Bunlar güzel şeyler. Medeniyet bunlar. Bir şey demiyorum yani. Hani eleştiri anlamda söylemiyorum. Ama toplumun temel ihtiyaçlarını gidermek olursa sıkıntısı olan insanlar için bunlar sonraki aşamalar. Niye gençler Z kuşağı AK Parti? Çünkü gençler gördüler. Hayvan biliyor. Uyanmış. Ne kadar alt ihtiyaçlarla yaşamını sürdürüyorsan o kadar az muzdarip olursun. Bizim muzdaripimiz fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, Avrupa Birliği için. Avrupa Birliği kriterleri. Adamın kriter, brite, Avrupa Birliği. Çorba var mı çorba? Et geldi mi bugün? Haftada 50 gramdan haftada 100 grama çıktı mı alabildi diye. Tamam abi bitti. Ha onun çocuğu o ortamda büyüyüp biraz daha iyi şeyler... O zaman beklentisi büyüyor. O yüzden yani bir günde her şey değişmeyecek. Ama bir değişim başlayacak ve yavaş yavaş gidecek. O yüzden de insanlar pokenikler değişmezler. Kaç kere baltayı taşa vurdun? Vurmuşumdur yani. Saymadım yani. Takılmamak lazım. Hepimiz hayatımızın çeşitli önemli, çeşitli hatalar yapıyoruz. Bunlara çok takılmamak lazım. Mesleki bir hata olabilir abi. Ya ben iki şeyi ben çok önemli hata görüyorum. Hatta iki şeyi değil, 1,5 şeyi belki. Uyuşturucu büyük hatadır abiciğim. Bu boka bulaşmayacaksın. Hayatını kaydırır yani. Kurtulabilen çok azdır yani. Öyle genç yaşta böyle abi deneyin falan filan dedi. Boka basarsın. Bir de bu tabii çok anlamlı gelmeyebilir herkese ama erken yaşta evlilik çocuk sahibi olmak. Abi bu da kötüdür yani. Vallahi kötüdür. Hele bir de yanlış evlilik yapıp da çocuk sahibi olursan al başına belayı. Bütün hayatın kayar yani. Kadından ayrılırsın veya erkekten ayrılırsın çocuktan ayrılamazsın falan böyle. O problem olur bilmem ne olur. Ciddi problemdir. Yani o yüzden mesela ben evlilikte hata yapmadan çok memnunum ben. Yani. 20 yaşında evlenip bir sürü problem yaşayabilirdim falan. Bilemezsin olabilir çünkü. O yüzden o iki şeye ben çok kendimce hayatın gerçeğini bulmuş gibi bahsetmiyordum ama kendimce bunlar iyidir yani. Bunlara dikkat ettim ben hayatımda. Onun dışında abi her şeyde çuvallayabilirsin. Kazada
yaparsın, belada yaparsın, yanlış da yazarsın. 11 kere falan iş değiştirdim. Yani kiminden kovuldun, kiminle kavga ettin. Patronlarla geçiremem bir türlü. Patronlar beni sevmez, ben patronları pek sevmem. Yani sevmediğine saygı sıkılmam kimseye ama patronları seveceksin, saygı göstereceksin. Çünkü hakikaten bugün yazı yazabiliyorsa onlar sayesinde. Çünkü ceremesin onlar da bizle beraber çıkıyor falan ama. Yani o yakınlıkta belli bir şeyi, belli bir mesafeyi hem onun iyiliği için hem kendin için koruman lazım. O yüzden de o konuda da ne işte olursanız olun böyle bir havaya girmemek lazım. Kimsenin kıçı kalkmasın. Hiç kimseye tempra diye bir yer vardı, bilir misiniz? Evet, evet, evet. Kimse tempra olmasın. Aynen. Tempranın arkası böyle yüksek gibi biraz kıçı kalkın derler ya. Hazır mısın Kamil? Gel bakalım. İlk işi konfeksiyonculukmuş. Doğru, tekstilcilik. Yani konfeksiyon, tekstil işiyle uğraştım çok genç yaşta, 19 yaşında. Aldın mı cevabı? Çalışmayı seven biriyim. Ben çalışmanın iyi bir şey olduğunu yani boş duramıyorum yani. Sürekli bir faaliyet içinde olman lazım. Bir yandan çok okuyorum, bir yandan çok çalışıyorum falan yani. Hani çok az uyuyorum mesela. 3-4 saat falan uyuyorum ben. Akşam eve gidiyorum, program bitiyor, eve gidiyorum. Biraz televizyon seyrederim böyle dizimizi falan filan. Uykuda tutmadığı için sonra muhakkak bir şey okurum. Sabah kalkınca muhakkak önce bir şey okuyarak başlarım güne. Ve sürekli de çalışırım yani. Hatta bir patronlarımdan bir tanesi, Turgay Ciner. Demiş ki ben hayatta bu kadar çalışkan adam görmedim. Hakikaten çok çalışkanım yani. Çalışmazsam bir şey olmaz çünkü yani. Şöyle söyleyeyim, zaten ben çalışmıyorum aslında. Çünkü yaptığım iş benim hobim gibi olduğu için. Bir gün patrona dedim ki ben bana dedim para verse ben çalışırım dedim. Duydum. Ama bunu. Niye bunu söyledin? Bu söylenir mi abi? Gerizekalı mısın? Eyvah. Bunu söyledim. Peki sen izlerken televizyonu hani akşam gittin evine izledin. Hangi habercileri doğru kaynak olarak bulup dur bir takip edeyim bakalım bugün ne demiş diyeceğine özel bir isim var mı? Yok. Niye yok? Çok saygıdeğer az sayıda da kalmış olsa çok saygıdeğer meslektaşlarım var hala. Ama ben herkesi tanıyorum. Şöyle tanıyorum. Herkesin ilişkilerini biliyorsun. Herkesin kim neye yakındır, kim ne. O yüzden mesela bazı konularda buna çok güvenirim. Bazı konularda buna çok güvenirim. Bazı konularda buna güvenirim. Ama çok güvendiğim insanlar var mı var. Mesela şimdi Oda TV'ye geçmiş. Soygun Atilla'ya çok güvenirdim mesela. Hala da şeyini görmedim. Ne bileyim Saygı Öztürk'ü. Yani ilişkileri bildiğin zaman ve neyi ne kadar inandırır, neyi niçin yazmış olabileceğini ve hangi ilişkisi olabileceğini bildiğin zaman güvenebileceğin çok temiz, çok iyi mesela. Tolga Şardın'a çok güvenirdim mesela. Çok sevdiğim arkadaşlarım vardı. Yani arkadaşım değil mi? Onların hiçbirisi çok yakın arkadaşım değil. Tanıdığım insanlar elbette ama. Ne bileyim mesela bizim hem Habertürk'te hem Sabah'ta beraber çalıştığımız Ramazan Kurnaz vardı. Ramazan Kurnaz'a çok güvenirim. Çok iyi gazetecidir. Keşke geri dönse. Mesleği bıraktı sinirli. Çok var yani. 1, 2, 3, 5 değil. Peki bunu çok açık söylemek zorunda değilsin. Ya bunun habercilikle ne işi olur dediğin kimler var peki? Ya da aynı çatı altında sevmediğin, ya tüh keşke burada olmasaydı dediğin isimler var mı? Ya da böyle habercilerle muhatap olmak zorunda kalıyor musun? Allah tarafından bulunduğum konumda artık muhatap olmak zorunda kalmıyorum. Zaman zaman aynı kurumda çalıştığımız, hala aynı kurumda çalıştığımız insanlar var. Hatta çok var. Ama muhatap olmadığın zaman şöyle söyleyeyim şimdi. Bir apartmana taşınıyorsun. Yayın kuruluştur. Apartman gibi düşün. Şimdi alttaki komşunuzun boktan biri olması, gelip de sizin kapınıza dayanmadığı ve sizi rahatsız etmediği bir deçe Allah kahretsin diyorsun. Aynı asansöre binmemeye gayret ediyorsun. Onun eve kapıda anahtarla baktığını görüyor. Sen o sırada sokakta bir tur daha atıp ondan sonra geliyorsun eve falan ama var tabii böyle bir sürü insan var. Yani gazeteci demeye bir işaret edeceği adamlar var yani. Televizyonları açtığın zaman zaten akşamleyin baktığın zaman masa masa bunlar da dolu ortalıkta. Ama ne yapacaksın? Şey diyemezsin ki patron o varsa ben yokum. Bu hoş bir laf değil. Birisi bana söylerse benim hoşuma gitmez. O varsa ben yokum. O yüzden böyle şeyler yapmıyorum ama görmezden geliyorum. Kulağımı tıkıyorum. İzlemiyorum. Peki ben yönetici pozisyonundayken mesela istemiyorsun birini ama bir yerden telefon geliyor ve diyorlar ki o olsun. Böyle göze aldığın şeyler oldu mu? Oldu. Zaten hayatımda en büyük hatalarım diye düşündüğümde böyle iki şeyi veya üç şeyi normalde kabul etmemek gereken bazı şeyleri o yönetici pozisyonda olduğun zaman yani şöyle söyleyeyim size. Senin burada arkadaşlarım var. Yıllardır beraber çalıştınız. Ya uzun yıllar daha beraber çalıştınız. Evet. Bu süre uzadıkça da o bağlılıklar falan filan da artıyor ve biliyorsun ki işte onun çocuğu okula başlıyor. Onun ev kirası arttı. Öbürünün annesinin hastalığı var. Allah göstermesin. Öbürünü bilmeniz lazım. O zaman bu insanları fazlaca düşünmeye ve fazlaca empati kurmaya başlıyorsun. Ve senin yapacağın her hamlenin onların hayatlarında yaratacağı etkiyi görüyorsun. O kadar zor bir şey ki. Evet. Şimdi mesela ben Habertürk'ten işte bana bir ara dediler ki niye hiç istifa etmiyor falan filan. Çıktım tezden dedim ki ederim yani zor bir şey değil ederim. Ettiğim zaman sistem düzelmeyecek. Tam aksine benim peşimden buraya getirdiğim 200, 250, 300, 150 neyse arkadaşım benden sonra ben sıkıntıya girmem. Ama benim keyfim yerinde idare ederim durumu. İnternet sitesi kurarım yine söyleyeceğim. Bu arkadaşlar zora girecek. Bağırdı herkes. Sonra istifa etti. 2013 sonu 2014 başında istifa etti yöneticilikten. O gün benimle beraber çalışan arkadaşlarım büyük bölüm bugün işsiz. Veya başka sektörde çalışıyor. Şimdi onlara ayıp etmedim ama onlara konuşmadım. Dedim ki arkadaşlar ben bırakıyorum. Abiler sen keyfine bak bizi derdere zedin. Bugün büyük bölümü işsiz. Beni buraya davet ediyorsun. Şunu bilsen ki ben buraya gelirsem o yarın işsiz kalacak. Onun işte annesinin ameliyatı aksayacak. Onun bilmem nesi bir ürün olacak. Beni çağırır mısın? Ben kesin çağırırım abi. Tabii ki ama böyle düşünmek lazım. Sonuçta hiçbirimiz makine değiliz abi. Biz insanız ve etrafımızda başka insanlar var. Gece gördüğü kelebekten çok korkarmış. Peygamber devesinden çok korkarmış. Çekirge görmeye dayanamazmış. Bunların tamamı doğru. Bu beni madara eden bir durumdur. Şimdiki eşimle yeni tanışmış. Romantik bir akşam yemeğine böyle bir lokantada yemek yiyoruz. Ben masanın altına girdim.
O kadar. 1.90 boyunda aslan gibi sakallı saçlı Fatih Altaylı, o zaman saçlarım vardı. Masanın altına girdi. Çünkü gece kelebeği gelmişti. Masanın üstünde uçuyordu ve ben masanın altına kaçtım. Bu bir tiksinti mi? Fobi gibi bir şey mi? Antenler olan şeyden korkuyorum. Keza çekirge. Bir gün tenis eskiden dağcılık kulübünde oturuyoruz böyle. O sırada orada işte servis yapan bir sonradan sabıkalı oldu ortaya çıkan birisi var. Garson var. Benim de çekirgeden korktuğum biliniyor. Geldi otururuz böyle. Şörtünün içeri çekirge attı. Şu kadar bir çekirge. Şaka yaptı kendince. Ben düştüm bayıldım. Düştüm bayıldım. Hafı falan da vurdum. Bayıldım. Bu hep de sırıtarak gülüyor. Ya da tenis raketi vardı. Adam suratına patlattı. Bir sonraki sahne şu. Hortta ben koşuyorum. Bu bıçakla arkadan koşuyor. Yani böyle şeyler oldu. Peygamber devesi o kadar korkmam. Çünkü peygamber devesi daha durağan bir hayvan. Şimdi bak bazı hayvanlar çok fena. Bu gece kelebeği. Gündüz kelebeğinden de korkarım ama o kadar değil. Gece kelebeği çok fena. Niye? Çünkü manyak gibi uçuyor. Bir burada, bir burada, bir burada, tamam mı? Hani böyle şöyle böyle gezine gezine gitmiyor. Zırt orada, zırt burada, zırt orada. O zaman korkuyorum ben. Keza çekirge. Ulan burada dur değil mi şerefsiz? Hayır orada durmuyor abi. Zırt zıplıyor. Ulan nereye zıplıyor? Hani mesela yönü buraya dönük olur da oraya... Hayır abi buraya bakarken birden bana doğru zıplıyor. Abi manyak mısın sen? Bir yönde git kardeşim. Niye benimle uğraşıyorsun? Biz gece otelde kaldık çekirge yüzünden de, onu hatırladım şimdi. Ben de hiç sevmem. Bu bana da oldu. Otele gittim, odada çekirge var. Yok pardon çekirge. Daha detaylı. Mustafa Denizli. Haydi. İzmir'de otel açmış. Çeşme'de. Beni de davet etti açılışa. Gittik. Gece odaya girdim. Odada bu kadar bir gece kelebeği. Vallahi bu kadar böyle el kadar o. Yatağın başına konmuş. Ne yapacaksın? Odaya kilitledim. Lobide oturdum sabaha kadar. Böyle bir facianda şey de var. Mersin'de bir arkadaşımın sevgilisi vardı. Onun ailesini ziyarete gittik. Evlendiler sonra boşandılar. Detayı da vereyim. Üzümsüz biçimde. Oturuyoruz böyle balkonda. Kızın ailesi falan böyle gayet ağır başlı. Baba galiba gayrimüslim diye hatırlamıyorsun. Neyse birdenbire havada siyah bir şey uçtu ve arkamda duvara yapıştı. Çat diye şöyle bir şey. Hamam böceği. Uçuyor. Bak o da off dedi, gördün mü? Ama hepimiz deriz yani. Buh. Abi onlar çok alışkınmış mesela. Ben ne yaptım? Aşağı arabaya indim. Gece arabada uyudum. Kapadım camlarını da. Arabanın içerisinde uyudum bir sabah kadar. Ben de kız arkadaşımla eve bir girdik. Bak televizyonun yanında şöyle çekirge böyle. Kilitlenmiş. Ben seni korkuyorsun değil mi? Korkmaktan i̇şte ziyade şimdi böceğe şunu yaparsın. Uçuşur. Gider değil mi? Ya uzun çekirge üzerime sıçradı. Abi ya. Bak işte. Üzerime sıçradı ya. Hislerimiz çok ortak. Gece gece gerçekten gittik otelde kaldık ya. Ben bunu hissetmiştim. Eğer sen bu çekirge denmiş. Sen dünyayı da geziyorsun abi. Yağmur ormanları bilmem neler. Bir Domini'ye gittik biz. Senin dediğin kelebeği biz Batman'in arması zannettik, hatırlıyor musun? Böyle bir şey gördük falan. Orada her şey 5 porsiyon büyük olduğu için mesela oralarda nasıl dayanıyorsun? Bazı yerlerde insana cesaret geliyor. Gençken çok hava giderdim. Orada korkmuyorum. Şehirde korkuyorum. Şehirli böceklerden korkuyorsunuz. Bu çünkü bu kırsaldan kente göç tehlikeli bir şey olabilir. Günde 2 kez ağlarmış. Bazen daha fazla, bazen daha az. Abi her boka ağlayabilir. Mesela dün niye ağladım söyleyeyim mi sana? Köprüden motorlar geçiyor. 3 tane, evet, 12 tarafı otobüs. Şimdi bu beni ağlattı. Hani o otobüs, onlar falan böyle yine ağlayacağım. İnsani bir şey. O zaman insan çok duygulu oluyor. Hala bu memlekette insan gibi insanlar var diyorsun. Genellikle iyi şeyler beni ağlatır yani. Ulan hala iyilik var diye ağlarım yani. Bak şimdi yine ağlayacağım. Ne burcusunuz acaba? Vallahi çok ilgilenmiyorum burçlarla. Yani çok ilgilenmiyorken şöyle. İnsan hissettiği burçladır diye bir lafım var benim. Bunu Dinçer, Hande ve Öner Döşer üçlüsü çok beğeniyorlar. Doğum tarihime bakarsam Başak Burcu olmam gerekiyor. Yükselen burcum gerçekten kovaymış. Çünkü ben soranlara ben kovayım falan diyordum hep. Çünkü kova hoşuma gidiyor. Takımımı seçiyorum. Galatasaray. Niye? Benim ilkelerime uyuyor. Bugün ya da bugün değilse bile. Benim beğendiğim yönleri falan. Takımımı seçiyorum. Anne babanı seçemiyorsun tamam ama ondan da bir şikayet yok. Çok memnunum. İşimi seçiyorum. Otomobilimi seçiyorum. Burcumu niye seçemeyeyim abi? Ya baktım ben. Ulan bu bana uygun. Bunu sevdim ben. Ulan gülmeyin. Ciddi söylüyorum. Yani bu bana bu iyi, bu iyi, bu daha iyi, bu süper. Sonra da baktım bu kova bana uyuyor dedim. Kova oldu. Fatih abi ben kova burcuyum mesela. Çok tavsiye etmiyorum ya. Niye abi? Gayet iyi bir burcu. Beni çok zorluyor. Bak hoşuma giden bir özelliği var. Geçmenin tek sebebi o. Dahi burcuyum. Sabah uyanır uyanmaz ilk olarak magazin haberlerine bakıyormuş. %100 doğru değil ama magazin haberleri ilgimi çeker. Sabahleyin uyanır uyanmaz ilk ne yaptığımı söylemeyeceğim. Ailece bir ritüel haline geldi o karım sayesinde. Ama magazin haberlerine hakikaten bakarım. Çünkü magazin haberleri genelde güne iyi başlatma haberleridir. Neşelidir, komiktir, eğlencelidir. Seninle ilgili değilse. Başka konular, ya bununla ilgili en muazzam lafı kim etti biliyor musun? Erdal İnönü. Erdal İnönü medyada dedi, kendimle ilgili okuduğum her şey yalan, başkalarıyla ilgili okuduğum her şeyi doğru zannediyorum dedi. Allah tarafından çok magazin malzemesi olacak bir halim, tavrım yok. Birkaç kere işte Ferrari'siyle yakalandı falan gibi yalan, doğru olmayan haberler yayınlandı. Ama öyle magazinlik bir halim yok yani pek fazla. Ama magazin haberleri okumayı seviyorum. Kim okumuyor abi? Şeyma Subaşı'nı tanımayan kim var Türkiye'de abi? Sen diyorsun seni çok tanırlar diyorsun bana. Beni tanıyanın 5 misli Şeyma Subaşı'nı tanıyan vardır. Hande Sarıoğlu'yla bir tartışma yaşamıştınız, o da. Ben de tanıyorum Hande'yi uzun zamandır. Hande mesela oynuyor Instagram'ında. Ondan sonra gönderiyorsunuz onu. Ama sonrasında Hande gittikten sonra birkaç ay sonra ya da bir ay sonra da bir doktor hanımefendi oynuyor. Siz de diyorsunuz ki niye canım oynasın, her meslekten insan oynayabilir ama Hande'nin oynamasına aynı yaklaşımda bulunmuyorsunuz. Hayır, söylediğim şu. Hande'nin oynamasıyla benim bir alakam yok. Hande'yi kovan ben değilim. Çünkü ben Hande Sarıoğlu'yla televizyonda program sırasında tartıştım. Ya iki kere tartıştım. İkincisinde yaptığını art niyetli buldum. Yani şöyle söyleyeyim. Üstüne konuşmak istediğim bir konuda yaptığını doğru bulmadım kendimce. Nasıl? Hande'yle program da yaptınız. Bir spor programında ben konuktum. Yorumcu olarak konuktum. Ondan sonra ben, Emin Çağlar, Serkan ve 4 kişi konuşuyorduk. Hande bir şey söyledi. Daha doğrusu benim söylediğim bir şey bir cevap verdi Hande Sarıoğlu. Ben de onun maksatlı olduğunu düşündüğüm için kimsenin maksadına kendimi
kurbağa demem. Ben dedim bu programda artık yer almak istemem. Çektim programdan gittim. Tek atışımız dediğimiz bu. Ondan sonra bir sürü insanlar şey dedi. Kızı kovduracak, mavduracak falan filan. Ben niye kızı kovdurayım? Bana ne kızdan? Yani ben o programı başkasıyla yapsınlar yani. Bana ne? Programı yaptıran ben değilim. Program yapılsın diyen ben değilim. Kanalın yöneticisi ben değilim. Hiç merakam yok. Ben sadece orada konu. Sonra Hande de çalışmaya devam etti orada Hande Sarıoğlu. Haber sundu. Spor haberleri sundu falan filan. Ben kendisi hiç görüşmedim sonrasında bir daha yani. İşte koridorda karşına zaman nasılsın, iyi misin? Sonra bu bir video çekmiş. Videoda poposunu sallıyormuş ve bu kanal yönetmenin hoşuna gitmemiş. Benim haberim bile yok konudan, uzak yakın. Ne Hande Sarıoğlu'nun kovulma kararını verecek bir yetkin ve etkin var ve öyle bir pozisyondayım ne de ilgilendiğim bir konu. Ben olsaydı kovar mıydım? Büyük ihtimalle kovmazdım, bana ne. Ama kanalına ilkeleri var, kendince koyduğu, ileri sürdüğü. Onlar da bu ilkelerin dışında bulmuşlar. Yani kendi haber sunan birinin bir ciddiyeti olması gerektiğini düşünmüşler ve işine son vermişler. Ben zaten Hande ile o sırada da konuşmuyorum bile yani. Program bitmiş, benim de kendisiyle konuşacak fazla bir şeyim yok zaten. Nasılsın Hande, iyi misin Hande, iyiyim Fatih Bey. Benimle alakası yok onunla. Konuyu doğru buluyor musunuz peki onun çıkarılmasını? Dedim ya ben olsam kovmazdım diye. Sonra şirkette bir mesele haline gelmiş. Konuşulan mesele gelmiş. Kovulacak, kovulmayacak falan filan diye. Ben haberim bile yok. İşe gittiği zaman ben ortada gezmiyorum. Beşinci kata bir uğruyorum. Bir de kendi odama gidiyorum. Odamda oturuyorum. Misafirim varsa onu kabul ediyorum. Murat Bardakçı gelir. Sonra sohbet ediyorum. Başka bir şeyim yok. Bir gün odamdan çıktım. Yürüyorum. Sevilay Yüksel'in odasının önünden geçerken içeride Hande'nin ve iki kişinin daha oturduğunu gördüm. Kapağı çıktı. Fatih Bey diye bana seslendi. Ben durdum. Hande Sarıoğlu dedi ki Fatih Bey beni kovuyorlar galiba dedi. Niye dedim? Videomdan ötürü dedi. Dedim sen de dedim poponu sallarsan videoda kovarlar tabii dedi. Konuyla tek dahlim bu. Bana ne? Ne kov diyen benim, ne kovma yetkisi benim, ne o kanalın yöneticisi değilim bir şey. Ben de o kanalda program yapıyorum sadece yani. Ama tabii orada bahsedeceği herhangi bir başka birinin çok fazla önemi olmadığı için medyatik açıdan beni bilmem kim kovdu diyorsa kime ne? Fatih Altay beni kovdu deyince bir mesele oluyor anladığım kadarıyla. O yüzden o öyle lanse etmeyi tercih etti. Görüyorum. Buna da saygı duyuyorum yani. Beni ilgilendiren bir şey değil sonuç olarak. Doktora gelince şimdi. Doktora ilgili mesele bambaşka bir mesele. Bir doktor hanımefendi adını hatırlamıyorum. Televizyon programına katılıyor. Televizyonda işte kendi reklamını falan filan yapıyor. Sonra da göbek atıyor. Atabilir. Benim yazdığım yazı şu. Diyorum ki kardeşim tabipler odası bu kadının odadan atılmasını istiyor. Mesleki ceza vermeyi istiyor. Benim söylediğim şu. Diyor ki kardeşim siz tabip odasınız. Göbek odası değilsiniz. Hı hı. Onlarca televizyona çıkıp abuk sabuk reklam yapan, insanlara yalan yanlış tavsiyede bulunan, insanın hayatıyla oynayan, ilaç pazarlayan, kendi kitabını veya ürününü pazarlayan doktorla ilgili adım bile atmazken göbek atan benim sağlığımı tehlikeye düşürmüyor. Size ne diyor? Bir doktorun, beni ameliyat eden doktor akşamleyin göbek attıysa beni ilgilendiremez. Beni ameliyat ederken hekim hatası yapıp yapmaması, bana doğru ilacı yazıp yazmaması benim ve tabip odasının işidir. Sordun diye söylüyorum. Yoksa ben kalkıp da ne yazdım ne bir yerde söyledim. Ama öyle değildi. Ben kovmadım onu yani. Kim kovduysa ona sorsun. Ama Hande'nin benim onu kovmadığımı bile bile sanki ben onu kovmuşum gibi lanse etmesi onun kendi şeyle ilgili bir şey. Ne diyeyim, doğruluğuyla ilgili bir şey. Kamil'im teşekkür ederim. Kamil sağ ol. Bu bizim bolarda geldi bir ara 14'e çıktı sonra şimdi 12.30'da 12.8'de sabitlendi. Araplar geldiler yatırım yapıyorlar. Nereye yatırım yaptıkları da tam belli mi değil belli değil. Bilmiyorum. Belli değil yani bilmiyoruz yani 10 milyar dolara neyi verdik kimse bilmiyor ya da neyi vereceğiz falan kimse bilmiyor. Yani bu kur nasıl gider nereye düşer falan filan tabii bunlar hepimizin kafasındaki asıl sorular. Bunlar yani alanım ekonomi diye biliyorsun. Ama kitabını yazarsınız. Abi şimdi kitabını yazıyor olmak doğru yazıyor olmak anlamına gelmiyor ki. Tabii ki kitabını yazarız. Her şey kitabını yazarız. Mesela ben şimdi oturup burada büyük bir cesaretle YouTuber'lığın kitabını yazabilirim. Ama hakiki YouTuber'lar veya bu işi iyi bilenler de benim yazdığım kitaba gülebilirler. Ama bu benim kitap yazımı engellemiyor. Kitap yazabilirsiniz. Ama o kitap doğru mudur? O kitap doğru mu anlatır? O kitap doğru mu yönlendirir? O ayrı bir tartışma. Ama kitabını yazmak serbest abi. Yazma özgürlüğümüz var. Siz şimdi her kesimden, her görüşten, her ideolojiden insanla bir araya geldiniz. Temasta bulundunuz. Sohbetler ettiniz. Doğal olarak genel bakan bir tecrübeniz de var konuya. Yani sizce peki bu konu bu kadar göçmen, artık burada işleri var, güçleri var, düzenimi kursam gitmezdim. Yarın ne olacak? Bu sistem nereye gider sizce? Tahmin olarak söylüyorum. Ya bunu siyasi bir beklenti, ideolojik bir görüş olarak sormuyorum. Yani insan olarak bu kadar fazla çevreye ulaştınız. Bütün dünyayı gördünüz. Artık diğer ülkelerin politikalarına da bulaşmış Fatih Altaylı. Türkiye'deki bütün siyasetçilerden neredeyse röportaj yapmış, konuşmuş. Onları kamera arkasına da tanıma fırsatı bulmuş Fatih Altaylı. Bu memleketin 5-10 yıl sonrasını nasıl görüyor? Ekonomik olarak da, mülteciler olarak da mavi vatandan bahsediyoruz. İşte yeni kaynaklar çıkacak ondan bahsediyoruz. Amerikalılar Yunanistan üzerine bir sürü yığınak yaptılar. Yunan'ın bize zaten konusu belli. Sürekli bir kışkırtma haberler söz konusu. Bütün bu tecrübelerinizle nerede görüyorsunuz bizi? Defa şöyle başlayayım. Abdullah Gül'le 2006'da Ankara'dayım. Abdullah Gül o sırada Dışişleri Bakanı yanlış hatırlamıyorum. Doğru hatırlıyorum. Telefon açtı. Peki Fatih Bey Ankara'da mısın? Ankara'da mısın Sayın Bakanım dedim. İşiniz yoksa akşamüstü dedi bakanla uğrar mısınız? Tamam dedim. Yanıma da o dönem Sabah Gazetesi'nin, ben Sabah Gazetesi'ni yönetmenim o sırada. Sabah Gazetesi'nin Ankara temsilcisi olan ben özel görüşmede yanında birisi olsun isterim. Aslı Aydın Taşbaşı da aldım gittim. Oturduk Abdullah Bey'le. Hiç çok güncel konudan falan filan bahsederken dış politika geldi. Abdullah Bey de başbakanken başbakanlığının ilk günlerinde Abdullah
Abdullah Gül'ün düzenlemiş olduğu, yayın yönetmeni düzenlemiş bir toplantıda ben Allah selamet versin Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile bir kapışmamız oldu. Kapışma derken şu, bu 1 Mart tezkeresi gündeme gelecek, birkaç gün sonra meclise gelecek ve AK Parti hükümeti de bu tezkereye medyadan destek istiyor ve bunun için de bir yemek düzenledi yayın yönetmeniyle Abdullah Gül. Ben de katıldım. O sırada yayın yönetmeni miydim, değil miydim hatırlamıyorum ama katıldım yani. Beni davet etmiştim. Oturduk. O sırada da İnsan Hakları Komisyonu üyesiydim zaten Büyük Millet Meclisi'nde. Başbakanlıkta daha doğrusu. Neyse gittik oturduk. Ahmet Bey, Sayın Davutoğlu kalktı, şeyi anlattı. AK Parti'nin danışmanlığını yapıyordu o sırada. Abdullah Gül'ün dış politika danışmanıydı. AK Parti hükümetinin dış politikada neler düşündüğünü, Orta Doğu'da neler düşündüğünü anlattı. Ahmet Davutoğlu bunu anlatınca herkes dinledi. Lafı bitince Sayın Davutoğlu dedim, sizi dedim şahsen ilk defa görüyorum. Kitaplarınızı falan daha önceden biliyorum ama dedim, sizi ilk defa görüyorum. Ama dedim, bu söylediğinizin tamamına dedim, çok itirazım var benim. Neyse itirazı var dedim. Yani madde madde saymayayım ama dedim, eğer dedim sizin bu politikanız hayata geçirirse Orta Doğu'da olacak olan şudur. Türk askeriyle Amerikan askeri karşı karşıya gelip birbirine silah çekerdi. 20 tane şahidi var. Ahmet Davutoğlu itiraz etti. Yanında daha sonra İran Büyükelçisi olan Gürcan Bey de var. Gürcan Bey dedi, Fatih Bey de biz NATO müttefikiyiz, biz de silah çeker miyiz dedi. Bu politikayı uygulayıp çeker miyiz, çekmez miyiz göründü. Bundan birkaç ay sonra Türk askeri başına çuval geçirildi. Bugün Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde eğer bir hamle yapacak olursa Amerikan askeri ne yapacağını tahmin ediyoruz. Ben haklı çıktım. Dönelim Abdullah Gül'ün söylediğini. Abdullah Gül o gün şöyle bir cümle sarf etti. İşte benim bu konulardaki eleştirilebildiği için dedi ki Fatih Bey dedi biz dedi siyasetçiler dedi hata yapabiliriz dedi. Önemli olan şudur dedi. Bana dedi temkinli diye kızıyorlar dedi. Önemli olan şudur dedi. İç politikayı da istediğiniz hata yapın dedi. Hükümet değişir dedi. Yeri gelen düzeltir gider dedi. Ama dedi dış politikada bir hata yaparsanız birkaç nesil bunun bedelini öder dedi. Abdullah Gül'ün belki de siyasi hayata söylediği en doğru cümleydi. Her ne kadar o hataların bir parçası haline gelmiş olsa da sonradan kendisi, AK Parti'nin yapmış olduğu dış politik hataların bedeni birkaç nesil ödemeye hazırlanıyoruz. Bunlardan hala dönüş mümkün. Bunlar hala düzeltilebilir şeyler ama AK Parti'nin özellikle Orta Doğu ve tabii bir kısım Avrupa ile ilgili politikalarında Türkiye'nin geleceğine ilişkin çok ciddi kaygılar oluştu. Avrupa Birliği'nden vazgeçmesi ve Avrupa Birliği'ne mesafe koyması. Evet Avrupa Birliği Türkiye'ye çok sıcak davranmadı. O konuda bir şey demem ama bizim ısrarcı olmamız ve en azından o çıpaları tutmamız lazım. Avrupa Birliği'nin çıpalarını tutmamız lazımdı. Oralara sarılmamız lazımdı. Mihenk taşlarından uzaklaşmamız lazımdı birincisi. İkincisi Orta Doğu'da sebep olduğumuz ya da parçası olduğumuz, sebep oluşuna destekçi olduğumuz politikalar ve sonrasında gelen göçmenler, ben hala bu göçmenlerin Türkiye'nin geleceğine ilişkin çok ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Ve akılcı politikaları yönetilmezse bu bir sıkıntıdır. Bir diğer büyük problem, Allah korusun, Allah hiçbirimize göstermesin, Kanal İstanbul. Kanal İstanbul'un yapılması Türkiye için büyük bir sıkıntıdır, büyük bir tehdittir. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Bakın şu kadarı söyleyeyim. Kanal İstanbul yapılırsa Türkiye'nin bölünmesinin önünü açacak adımlardan bir tanesi olur. Türkiye bu politikaları yönetmeye devam ederse 20 sene sonra, 10 sene sonra, 30 sene sonra bölünür. Başka bir ülke olur. Daha mı iyi olur, daha mı kötü onu bilmiyorum bak. Onunla ilgili hani abi bölündü bak daha iyi oldu diyenlere çıkabilir. Tersi de olabilir bilmiyorum. Ama Türkiye mevcut halini bu politikalarla koruyamaz. O yüzden Kanal İstanbul dahil pek çok yanlıştan dönülmesi gerekir. Türkiye'nin Kürt politikası bugün tamamen yanlıştır. Bu politikayı değiştirmek zorundadır. Bu politika ile devam edemez. Bu politika HDP'yi yok sayarak, HDP'yi şeytanlaştırarak bir yere varamazsınız. HDP doğru bugün PKK'nın askeri vesayeti altındadır. Ama HDP de PKK'dan hiç memnun değildir bana sorarsanız. Çünkü askeri vesayet altında olmak onların da hoşuna giden bir şey değildir. Mehmet Ağar'ın bile düz havada siyaset yapın dediği birilerine siz bugün düz havada siyaset yapma imkanını elinden alıp onları yok sayarak Türkiye'de bir yere varamazsınız. O yüzden HDP'yi yok saymaktan vazgeçmemiz lazım. Ama temel mesele Türkiye'nin Orta Doğu politikası, Türkiye'nin lideri olur kardeşim. Orta Doğu'da lider olmanıza gerek yok. Her ülkenin kendi lideri var zaten. Türkiye'nin lideri Türkiye'yi düşünür. Orta Doğu'yu düşünmez. Orta Doğu'nun Türkiye etkisini düşünür. Türkiye'nin Orta Doğu etkisini düşünmez. O yüzden ben en temel meselemiz olarak göçmen meselesi. Ekonomi. Abi Türkiye'de ekonomi 50 kere battır, 50 kere çıkar. Sırf Türkiye'de değil ki dünyada da böyle. İngiltere felaket kötü bir ülkeydi. Thatcher gelinceye kadar. Yokluk, sıkıntı, bilmem ne. Köy gibi bir yerdi İngiltere. Londra'da yemek bulamazdın. Yani yemek bulamazdın derken yani doğru düzgün lokanta bulamazdın anlamı söylüyorum. Demirleydi geldi konu. Abi geldi, bir sistem değişti falan filan. Başka bir yere gitti. Bugün bambaşka bir Londra, bambaşka bir İngiltere var. Osmanlı diyorlar. Osmanlı. Yahu kardeşim, Osmanlı'nın ana yurdu Avrupa'dır be. Osmanlı'nın yüzü Orta Doğu'ya dönük değildir. Orta Doğu'ya dönmesi sadece zaman zaman arkasını oradan gelecek kötülüğe karşı korumak içindir. Madem Osmanlısın, dün Avrupa'ya gidin kardeşim. Hacca gitmiş bir tane padişah yoktu. Ama Avrupa'ya gitmiş birkaç padişah az da olsa vardır. Bugün Türkiye çok daha kötü bir yerde olabilirdi. Daha eğlenceli şeyler konuşacağız diye geldik ama ciddi ve sıkı şeyler konuşmaya başladık yine. Ekonomi çok hızlı toparlanır. Türkiye ekonomisinin bugün temel meselesi şudur. Güven ve hukuk. Çünkü baktığın zaman Türkiye'de şahane bir sanayi altyapısı var. Şahane bir sanayici kitlesi var. Yani dünyanın neresinde bir uçak düşerse içinde bir Türk iş adamı ölüyor kardeşim. Bu çok iyi bir şey.
Bu senin ne kadar evrensel. Afrika'nın bilmem ne köyünde uçak düşüyor. 17 kişilik pırpır. Diyorlar ki Türk iş adamı Ahmet Velioğlu bilmem ne falan hayatını kaybetti. Bu o kadar muazzam bir şey ki. Demek ki orada iş yapmaya çalışan bir Türk iş adamı var. 1 liralık, 10 liralık, 5 liralık. Biz yayılmışız. Yani nasıl ki Çinliler böyle yapıyorsa biz de artık onları öğrenmişiz, yayılıyoruz. Holdinglerimizin hepsinin uluslararası ortakları var. Zaten bugün Türkiye'yi demokratik açıdan koruyan da bu bir anlar baksan. Bugün Türkiye daha felaket bir rejime dönüşmemişse ekonominin bu gücü bu ilişkileri sayesinde dönüşemiyor daha beter bir yere. O yüzden ekonomi hızla toparlanır. 1 sene, 2 sene, 6 ay, 3 ay. Çok hızlı. Ama diğer işler daha zor. O yüzden ben en önemli meseleyi hala ve her şeyden ben göçme meselesi olarak görüyorum. İkinci büyük sıkıntı olarak yapılma ihtimali benim uyuklarımı kaçırıyor. Kanal İstanbul. Kanal İstanbul evet. Diğer her şey hallidir. Yani ilişkiler bozulmuş. Allah gülü korktuğu kadar o zamanki söyleminde henüz daha bozulmadı. Bunlar vallahi ciddi konuşmaktan sıkıldım. Yani niye sıkıldım? Bir etkisi de yok yani baktığın zaman. Biraz da artık eğlenmek istiyorum. Belki yaşım da ileride artık ciddiyetlerini biraz daha da uzaklaşmak istiyorum belki. 59 yaşındayım. Ama hayat neşeli olma gerektiriyor. En karamsar meseleye bile pozitif yaklaşmazsa çözme ihtimali yok. Yani iyilikle çözülüyor her şey. Kötülükle, sertlikle, güçle, kavgayla, dövüşle çözülen bir mesele ben görmedim yani. Onunla genellikle problemler büyüyor. O yüzden iyi olmak lazım. Neşeli olmak lazım. Hayattan keyif almak lazım. İçki içmek lazım falan. Sahiplik meselesini özellikle kültürel düzeyi belli noktanın üstüne geçmiş gençler tamamen aşmışlar abi. Anı biriktiriyorlar. Aynen abi. Anı biriktiriyorlar. Hayat biriktiriyorlar ve keyif almaya çalışıyorlar. İlla bu keyiflerin pahalı süper keyifli olmasına gerek mi abi? Dere kenarına gidip balık tutmak, ayağını sokmak falan filan da çok keyifli oluyor zaman zaman. Ya da işte imkanın varsa daha uzak yerlere gitmek. Birkaç sene önce Kamboçya'da dolanıyorum. Akşamleyin böyle pazarda. Gittim yerde bir şeyler aldım. Buldum. Sokak satıcıları. Aldım orada bir yere oturdum. Yiyorum onları. Bira aldım. Gittim bir tane bira aldım. Birayı içeceğim. Gelirken iki tane kız. Bir tanesi güzel değil. Bir tanesi o kadar güzel değil. Dediler ki bize de bira ısmarlar mısınız? Tutup ısmarladım dedim. İkisini yanlış anladım. Eşim falan da var yanında yani. Neyse birayı ısmarladık kızlara. Kızlara siz oturabilirsiniz. Yine oturun. Oturdum. Sohbet ediyoruz sonra. Abi kızlar Alman. Bir tanesi hemşirelik yapıyormuş. Diğeri anaokul öğretmeni. 6 ay çalışıyorlarmış. 6 ay geziyorlarmış. Oh be. Dedi ki bir tanesi şimdi paramız bitti dedi. Burada bir iş arıyoruz dedi. Burada bulamazsak mecburen Almanya'ya gidip tekrar çalışacağız dedi. 6 ay çalışıyorlarmış. Geriz. Abi ne güzel hayat. Ne güzel hayat. Abi çalış çalış. Ünlü ol, şöhret ol, zengin ol. Hikaye. Yaşadığın anı hatırladık anılar kadar varsın. Bu arada Habertürk hemen şurası. Ekleriz. Burası da Pinch Pub. Asıl biz bekleriz. Hava açtığın zaman geleceğiz inşallah. Fiyatlar nasıl? Çok iyi abi. Gazeteciye, duayene çok ucuz. Çok ciddi söylüyorum. Bana ucuz yapma hocam. Benim param var. Ben iyi gelire sahip bir insan sayılırım. Muazzam gelire sayılırım. İdare ederim yani. Aç açık değiliz çok şükür. Bira 30 lira falan değil mi? Geçen yıl 30 lira. Şimdi 40 olmuştur yani. Şimdi bira 40 lira. Abi geçsen bir barda 2 bira içsen, bir sosisli yesen 100 lira falan herhalde. Evet. En az 100 lira. Her gün bundan bir kere yapsan işte okuldan çıktığında falan sırf 3000 lira tutar abiciğim. Gelmesi, yemesi, içmesi. Şimdi bu çocuğun babası kaç para alacak, bu çocuğa kaç yaş veriyor? Ya bu çocuk ne iş yapacak falan. O yüzden gençlere dedim ya. Ben 100 lira veririm. Biz gençlerden kaybettiğimizi senden kazanırız abi. Sen tamam abi öyle yapın yani. Yani. Habertürk'ü komple ekip olarak buraya bekliyoruz. Bak bunların hepsi yapılacak, sahne bitmek üzere. 5-6 gün kaldı. Müzik falan da olacak mı? Tabii. Canlı müzik var. Burada böyle güzel. Türkiye mesela İstanbul'a gelen yabancı genç şarkıcılar burada sahneye çıksalar falan böyle. Yarı amatör, yarı profesyonel. Haftada 2 gün komedi geceleri olsa, stand-upçılar gelip burada gösteri yapsa. Bu YouTube'da ünlenmeye çalışan veya ünlenmiş stand-upçılar gelse burada gösteriyorsa. Çünkü canlı yapmak başka bir şey. Böyle ölçüsünü alsalar. Seyirciyi de görecekler. Çok güzel olur yani. Çok yakında açılıyoruz. Gelir gelir. Sonra... Tabii ki seve seve gelir. Abi Pinch izleyicisi bu bölümü izleyecek. Zaten burası genel olarak Pinch Pub olacağı için yani bizim programın aslında mekanı olacağı için izleyici konunun farkında olarak gelecek buraya. Çok tatlı etkinlikler yapacağız. Çok gelir. Güzel eğleneceğiz. Kaçta açacaksan kaç yapacaksınız? Valla sabah erkenden açılıyor. Restoran olarak şefimiz var. Mutfağımız var. Tabii sen onu bir denetlersin. Bir bakarsın çocuklar iyi çalışıyor mu? Bakarız. Çok demin isterim. Senin yediğin sandviç güzeldi. Öyle mi? Çok iyiydi böyle kaşarı maşarı. Bıldırcını burada yapalım mı? Yapalım mısın abi? O zaman balık pazarına gidip bıldırcı almam lazım. Bir haftaya falan açılıyor abi. Burada beraber yemekler yapalım, eğlenelim, sohbet edelim. Ve tamam, Fatih Altaylı konuğumuzdu. Sağ olun. Bugün Kamil'in yüzünde bir yorgunluk var. Yo, öyle fiziksel bir yorgunluğa benzemiyor. Tanıdığım bir yorgunluk. Eyvah. Bir ruhsal yorgunluğun içerisine sürüklenmiş gibi duruyor. İçkisel olarak kötüyüm ben. Manitacılık. Evet. Ayrı mısınız şu an? Ayrıyız. Yeni mi ayrıldınız? Tabii. Belli değil ama herhalde henüz ne olup ne bittiği. Değil mi? Magazinde de yazmadı. Tamam. Çok zor oluyor çünkü. Sen düşünüyorsun o sırada ilişki nereye gidecek? Ayrılıyor muyuz? Ayrılsak mı falan? Pat magazinde ayrıldınız. Senin YouTube'da magazine düştüğün videoyu izledim. Altta KJ'de şey yazıyor. Bismillah. Gerçekten magazinler yüzümüze mikrofon da tuttu yani. Bunu da gördük. Gerçekten televizyonlardaki ünlüler gibiydim. Ha. Jipteyim. Camı açtım falan. Merhaba çocuklar. Kolay gelsin. Evet. Evet sevgiliyiz evet. Çok acayipti. Senin kız arkadaşını biz tanıyor muyuz? Oha çok ayıp. Bir defa tanıştım. Hayır hayır. Bir şey olmaz. Barışırız belki. Belki. Belki de barışmazsınız. Biz sana böyle desek hoşuna gider. Olumlu konuşalım. Bu konuyu olumlu konuşacağın kişi ben değilim. Bak kafamın üstüne çıkan dumanı görüyor musun? Kardeşim Allah var.
korkmayın. Konuyu öyle girdim ama yanlış bitirmeyeceğim. Hayırlısı olsun. Ben tanıdığım iyi bir kızcağız ama sen müthiş bir herifsin. Doğal olarak eminim hanginiz yanlış yaptıysa bir diğer taraf elbette ki ilişkinin devam etmesi için bunu alttan alacak. Sonrası için harika bir antrenman olacak. Hiç canını sıkma. Öyle bir anda bitmez öyle manitacılıklar. Manitacılıklar. Yo bir anda bitiyor gayet. Evet senin gibi acımasız kadınlar da var bu hayatta Sezgi. 5 senelik sevgisini 5,5 salisede terk etti. Ama. Bu da var ya mahallenin muhtarı. Ne olmuş? Ne olmuş? Bu sen niye terk ettin? Terbiyesizlik yapmış o da. Biz o kadar sevdik onu. Terbiyesiz evet. Çocuğu tekilmiş. Evet ya. Terbiyesizlik mi yapmış? Bir dakika ben haberim yok. O terbiyesizliği ben sonra öğrendim. Eğer yapmış da haberim yokmuş. Seni aldatıyor muymuş? Yakın arkadaşımla. Bunu artık yapmayın ya. Ya bunu artık yapmayın. Milletin yakın arkadaşını s**meyin arkadaş ya. Oğlum bu Emrah filmlerinde olan bir şey. Evet ya. Bunu yapmayın ya. Ya yapmayın oğlum milletin arkadaşıyla bu kadar ayıp lan acı yani. Hadi bu sevmeyi bıraktıktan sonra öğrenmiş belli ki de. Yani ya seviyor olsaydın ya aşık olsaydın o anda. Ben çok fena ayrılmıştım zaten aslında. Aldatıldı bir aklımın ucundan geçmemişti yani. Ama sonradan öğrendim ki meğer. Abi ne acayip ya. Tamam aldat. Bak bir şey demiyorum. Aldatmak iğrenç bir şey de. Ya hadi aldat. Lan arkadaşıyla niye aldatıyorsun? Falanla niye aldatıyorsun ya? Ökkeş. Lan aldat. Hani aldatma da değil. Evet. Aldat tabii diyor abi. Ya aldat tabii demiyorum koyayım. Ya aldatacaksan birine ben ha, aldatmayın diyeceğim ve siktir karıma gidiyorum falan deyip evine mi koşacak beni izleyen adam şu anda? Hayır yakın arkadaşın olacak mı? Evet abi bunu diyorum yani. Öldür tamam öldür. S***ni kesip ağzına sokma koyayım. Öyle ölmeyelim. Boğma beni ya da yakma insanları değil mi? Gidip arkadaşınla ne çiftleşiyorsunuz? Nasıl öğrendin peki bunu? Başka bir arkadaşıma kafası güzelken itiraf etmiş. Sonra bana ekran fotoğrafları geldi öyle söyleyeyim. Ekran fotoğrafları gelmiş. Hanıma. Kötü. Bunların seninle bir alakası yok canı sıkma. Tamam sonuçta sadık bir insansın. Umarım videonun başında Ezeberk'le konuklarımızla çok eğlenmişsinizdir yine. Ama ben çok fazla hikaye anlatmadım bu sefer. Zaten aşırı fazla hikaye anlattım bir önceki bölümde. Çok da güzel konuklarımız vardı. Bu bölümde çok hikaye anlatmak istemedim. Çünkü dediğim gibi bütün güzel hikayeleri keyifle yılbaşı bölümünde sizlerle paylaşmak dileğindeyim. Konuklarımıza da çok ayıp olmasın. Aykut Enişte'ye %100 gidin. Konuk aldığım esnada izlememiştik çünkü film vizyonda da değildi. Sonra galasına gittik. Altımıza sıçtık. Tekrar sinemada da bilet alıp gideceğiz. Çünkü böyle kıymetli işlerin gerçekten kıymet görmesi lazım izleyici tarafından. Çok eğlendik. Aykut Enişte 2 filmini de gitmenizi tavsiye ediyorum. Önümüzdeki bölümde kimler var? Yılbaşı programına kimler geliyor? Yani saysam burada kafayı yersiniz. Biliyorsunuz bizim de şeklimiz bu. Sezon finalleri olsun, yılbaşı programları olsun Pinch'in efsanedir. Elbette oryantalimiz de gelecek. Ve Victoria Secret'ı özleyenler bundan 2-3 yılbaşı programı önce yapmıştık. Victoria Secret yapmıştık. Şimdi artık bayağı mekanımız var. Ben onu bayağı evde çektik bizim üst katta düşün. 10 manken arkadaşımız geldi. Çok güzel gösteriler yaptılar. Bu sefer sahnemiz, mekanımız falan var. Burada bir Victoria Secret daha yaparız. Manken arkadaşlarımız size 2022-2023 kreasyonunu mu şey yaparlar? Yani sizi çok ilgilendireceğini zannetmiyorum neyi tanıttıklarını ama sonuçta böyle bir etkinliğimiz, böyle bir atraksiyonumuz da olacak. Elbette bir önceki yılbaşı bölümünde nasıl yaktık, parçaladık, hoplattık ortalığı aynılarını fazlasıyla yapacağız. Yani vermiyorum hangi konuklarımın geleceği ismini ama Manga geliyor mesela. İrem Derici burada. Daha söylemeyeyim değil mi? Söyleyeyim. Evet. Çok sürprizli, çok eğlenceli bir yılbaşı programı sizi bekliyor. Pinch'in YouTube kanalında. Sağ olun. Sürekli teşekkür ediyorum ben. Evet. Niye? Gideyim diye. Ben hep böyle yaparım biliyor musun? Gitmeden önce çok teşekkür ederim. Çok sağ ya çok sağ olun. Ya. Çok teşekkür ederim. Çok sağ. Gidin artık. Bir şey oluyor bende böyle giderken bir yerden. Norm Ender konuğumuz olacak yılbaşı programında bu arada. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Ha söylemeyeyim değil mi devamını? Söylemeyeyim. Tamam söylemeyeyim. Söylemeyeyim. Teaser'da görsünler. Sürpriz. Sürpriz. Bir de yılbaşı çekilişimiz olacak tabii ki. Biz her yılbaşı izleyicimize kocaman kocaman hediyeler veririz. Yine sizlere harika harika muazzır muazzır hediyeler verecek. Babala'daki son Pinch çok üzüldüm şu an ya. Üzülme niye üzülüyorsun? O ne diyordaki Pinch'lerin hiçbir kıymeti ehemmiyeti yoktu. Pinch bir kanalın içine sığabilecek hacimde bir program değil. Pinch tek başına bir şey. Mevzuların da öyle. Mevzular da kendi hacmine sahip bir programdır. O ne diyor evet. Yüklediğimiz ilk videoyla trend olduk. Babala'ya yükledik sonra. Yıllar geçti Pinch'i. Yine trend olduk. Ha şu anda hiç bilinmeyen bir kanal olduğu için belki trend olamayız. Ama o kanalı var edecek şey de Pinch'tir. Yani Pinch'i bir kanal var edemez. Babala evimiz, yuvamız ama buraya siyasetçileri de konuk ediyoruz. Burada mevzular da konuşuyoruz. Doğal olarak Babala'nın daha resmi bir duruşu var artık Türkiye'de. Özellikle önümüzdeki dönemde daha da resmi bir duruşu olacak. Çünkü dediğim gibi Aralık'ta ben artık mevzulara başlıyorum. Konuklarım da olacak. Herkesin, mevzular izleyicisinin. Ulan bu kadar olay olurken niye mevzular çekmedin diyen izleyicinin beklediği mevzular gelecek. Oturacağım buraya tek başıma konuşacağım. Babamız icabet edecek inşallah. Konuklarımız olacak. Politikacılar gelecek. Doktorlar gelecek. Hocalar gelecek. Profesörlerimiz gelecek. Mevzular hız kesmeden bundan sonra devam edecek. Çünkü benim en sevdiğim iş, en sevdiğim söz mevzular. Bu hacimli programları elbette Babala yani bir kırık laptopla kurdum ben bu kanalı. Öyle düşün. Hakikaten yani ekranı kırık bir yerde başladım montajına bu programları yapmak için. Babala TV'yi açmak için.